Mutlu akşamlar efendim. Siyaset Meydanı'na hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Siyaset Meydanı bu akşam yine çok önemli, çok duyarlı ve çok farklı bir konuyu tartışmaya açıyor. Aslında tartışacağımız konu son zamanlarda yeniden güncelleşen bir sorunun üzerine kurulu. Ancak hemen belirtelim ki Siyaset Meydanı bu akşam tartışacağımız konuyu haftalar öncesinden belirlemişti aslında. Ancak son zamanlarda, son günlerde meydana gelen gelişmeler bu konuyu bu akşam burada, bu platformda gündeme getirmemizi de çabuklaştırdı diyebiliriz. Ne zaman? Bundan birkaç hafta önce yaptığımız Ötenazi programında ilahiyat profesörü Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır programın gelişimi içerisinde din ve bilim konusunun ve din ve bilim ilişkisinin mutlaka tartışılması gerektiğini söylemişti ve biz Sayın Bayındır'ın bu doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Ancak programın bugüne, bu akşama isabet etmesinin, denk gelmesinin elbette herkesin bildiği bir başka nedeni var. Türkiye'de birdenbire ortaya patlayan Darwin tartışması. Darwin tartışmasının kısaca izleyicilerimiz için nereden çıktığını hatırlatalım. TÜBİTAK'ın dergisinde önce Darwin olarak hazırlanan konu başlığı ve kapak sonradan küresel ısınmayla ilgili olarak değiştirildi. Ve bu da Türkiye'de acaba TÜBİTAK tarafından, yani devletin resmi bilim kurumu tarafından Darwin konusuna ve evrim teorisi konusuna sansür mü getiriliyor tartışmalarını yol açtı. Bu tartışmalar bugün de devam ediyor. İşte biz bu akşam çok önemli konuklarımızla hem din ve bilim ilişkisini ve özellikle de Darwin, evrim teorisi ve onun İslamiyet'le ve genel olarak da dinle ilişkisini konuşmaya çalışacağız. Ben hemen size konuklarımızı tanıştırmak ve kendilerine de hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, haftalar önce bu programın çatısını ya da fişeğini birlikte çatısını kurup fişeğini ateşlediğimiz Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Ve bir başka bilim adamı, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, jeolog Profesör Doktor Celal Şengör, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Ankara'dan yine önemli bir konuğumuz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Bayraktar, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Konularında çok uzman ve çok yetkin isimlerle bu konuyu tartışacağız ve stüdyomuzda da bu konuya katkıda bulunacak öğrenci arkadaşlarımız var. Hemen hatırlatalım, bu akşam programımız Yıldız Teknik Üniversitesi'nden gerçekleşiyor. Salonlarını bize açan ve bu akşam öğrencilerin de katılımıyla, Yıldız Teknik öğrencilerin de katılımıyla hareketli, sıcak, renkli bir programın olacağını işaret eden Yıldız Teknik Üniversitesi'ne teşekkür ettikten sonra özel olarak programa diğer kattan arkadaşlarımızı sırayla üniversitelerini sayacağım. Sonra hep birlikte birbirinize hoş geldiniz dersiniz alkışlarınızla, ben sıralıyorum. Evet, ev sahibi Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Süleymaniye Vakfı, TİEMDER, yani tüm İlahiyat Fakültesi ve İslam Enstitüleri Mezunları Derneği, Bilişim Platformu, hepinize hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Evet, TÜBİTAK ve onun dergisindeki bütün bu tartışmalar neden ortaya çıktı? Ya da önce derginin kapağında, Bilim ve Teknik Dergisi'nin kapağında neden Darwin vardı? Çünkü dünyada bu yıl Darwin'in 200. doğum günü kutlanıyordu, doğum yılı kutlanıyordu ve o vesileyle evrim teorisi yeniden dünyada akademik düzeyde ve her anlamda, aslında siyasal, dinsel anlamda da yeniden tartışmaya açılmıştı. Aynı zamanda da Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabının yayını da sanıyorum 150. yılıydı. İkisi birlikte tam kutlanıyor ve bu konuda hani bilimsel kutlamalar tabii ki bayram şeklinde olmuyor, akademik bildiriler ve tartışmalar şeklinde gerçekleşiyor. İşte öyle kutlanıyordu. Bu dergide de böyle anılacaktı ki birdenbire bu değişiklik Türkiye'nin gündemine bunu, bu tartışmayı taşıdı. Ve Profesör Doktor Celal Şengör, aslında hepinizin deprem tartışmalarından çok yakından bildiği jeolog Profesör Şengör, bu tartışmayla ilgili belki de en sert açıklamalardan ve söylemlerden birinde bulundu. Ve dedi ki, eğer
Darwin'i sansür edenler istifa etmezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim. Evrim teorisi bu şekilde reddedilemez dedi. Evet. Neden öyle dedi? Efendim bir kere şöyle başlayayım. Bu çok önemli bir konu. Ben bir yarım saat önce eski tabirle irşad oldum. Şunu anladım ki bu sansürü yapanlar iki tane ilahiyat hocamıza danışsalardı yapmazlardı. Çok ilginç. Yani ben buraya gelirken Türkiye'de bir tane ilahiyatçı tanıyordum. O da Hasan Çalık abi, benim çok sevdiğim Hasan abimdi. Şimdi iki tane daha tanıdım yukarıda ve çok etkilendim. Yani yanınızda yukarıda. Evet şimdi. Yani yanımdaki bilhassa Abdülaziz hocam öyle bir laf etti ki herhalde biraz sonra tekrar edecek burada. Ben kalktım hocam elini uzatmış sıkayım dedim. Şimdi bilim öyle bir şey ki eğer siz dindar bir insansınız, ben değilim. Ben ne Allah'a inanırım ne bir şey. Abdülaziz hocam dedi ki ben ona inanmıyorum, senin Allah'a inanmadığına dedi. Allah'a inanmadığına inanmak mümkün değil. İnanmak mümkün değil dedi. Fakat öyle kabul edin. Eğer siz dindar bir insansanız şunu düşünmeniz lazım. Eğer Allah, Müslümansanız Allahu Teala bu kainatı yarattıysa bilimle din çelişemez. Mümkün değil. Eğer Allah size bir kitap gönderdiyse herhalde yarattıklarıyla tutarlı bir kitapla göndermiş olmak zorunda. Yani Allah durup dururken size yalan söylemez. Çok doğru. Değil mi hocam? Yani şimdi yukarıda benim her iki hocamdan da öğrendiğim, dediler ki biz dediler bu işin peşindeyiz. Bilhassa Abdülaziz hocam kendisi biliyorsunuz mukayeseli dinler kürsüsünün başına, dünya dinleri kürsüsünün başına. Sırf Müslümanlık da değil. Bütün bu dinler nasıl bu işe bakıyor? Şimdi siz Darwin'i reddederseniz, Darwin'in yaptığı iş şudur. Bir kere Darwin evrim olayını ortaya çıkarmamıştır. Bu bilinen bir olay. Bu olay ne zaman ortaya çıktı? 18. yüzyılda ilk defa Buffon bazı hayvanların ortadan kalktığını söyledi. Eskiden mevcut olan bazı hayvanlar fosil olarak elimize geliyor. Bugün bu hayvanlar yoklar. Nereye gitti? Bugün yaşayan bazı hayvanları eski yereylerde bulamıyorsunuz. Demek ki bunlar yeni ortaya çıktılar. Ha, bunun izahı lazım. Fakat bu pek tutulmadı. Çünkü Buffon'un verileri sağlam değildi. Mukayeseli anatomi bilmiyordu Buffon. Mukayeseli anatomiyi icat eden adam herhalde 19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri Georges Cuvier. Georges Cuvier iki tane kural ortaya koymuştur. Bunlardan bir tanesi organların birbiriyle korelasyonu dediği. Yani sizin bir kartal gaganız varsa aslan pençeniz olamaz. Çünkü o kartal gaganız belli bir besini yakalama, yemeğe yönelmiştir. O besini sizin yakalayabilmeniz için pençelerinizin olması lazım. Dolayısıyla Cuvier bir bunu vaaz ediyor. Diğeri de fonksiyonel analiz. Yani diyor ki bir vücut bir makine halinde fonksiyon yapıyor. Bu hayvan yaşıyor. Bunu yaşayabilmek için besinini buluyor, çiftleşiyor, su içiyor, kendini koruyor. Bütün bunları yapabilmesi için çevresine uyan bir vücut yapısına sahip olması lazım. Cuvier bu iki şeyden hareket ederek, kuraldan hareket ederek diyor ki biz birkaç parça kemikten bu hayvan nasıl bir hayvanda ortaya çıkartabiliriz. Ve biliyorsunuz bu o kadar büyük bir zafer kazanmıştır ki şu hikaye anlatılır. Cuvier bir gün Fontainebleau'de arkadaşı Alexander Bonnard'la yürürken yarım kemik görüyor, yarım kemik. Jipsten çıkmış. Bakıyor, bu diyor bugün artık olmayan bir tapire ait. Yarım kemik. Gidiyorlar müzeye, işçileri getiriyorlar. O yarım kemikten, o tapir baştan kuruluyor. Bir bakıyorlar hakikaten tapir. Ama bu tapir bugün yok. Müthiş bir şey. Ve Cuvier, Bronyard diyor ki ya bunun gibi çok hayvan var burada diyor. Şurayı bir elden geçirelim diyor. Bütün Paris'teki Montmartre civarındaki jips tabakalarına bakıyorlar. Altındaki kireç taşı tabakalarına iniyorlar. Aa, bir bakıyorlar her tabakanın kendine has hayvanları var. Ya diyorlar geçmişte çeşitli dünyalar gelmiş. İnsan imparatorluğu kurulmadan aynen bu laf. L'Empire de l'Homme kurulmadan başka hayvanlar varmış. Bu başka hayvanlar gelmiş geçmiş gelmiş geçmiş. Bu iş nasıl oluyor? İşte Cuvier diyor ki büyük afetlerle.
Fakat büyük afetler sorunu çözmüyor. İyi afet oldu da sonra nasıl bu ortaya çıktı? Cuvier'in öğrencilerinden D'Orbigny diyor ki créatrice puissante. Büyük bir yaratıcı. Her seferinde baştan yarat. Bu sefer ilahiyatçılar diyorlar ki ya bir dakika diyorlar. Bu Allah yani yaptığını böyle bozmaz. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Dolayısıyla aklı başında bir mekanizma bulunması lazım. Hiç kimse izah edemiyor. Darwin'in büyük zaferi şu. Darwin, Lyell'in öğrencisi. Tabii öğrencisi değil. Lyell'in kitaplarını okumuş. Sir Charles Lyell diyor ki, kardeşim bu dünyanın yaşı Tevrat'ın dediği gibi 6000 sene değil. Çok daha uzun olması lazım. Sebebi de gayet basit. Bugün olan jeolojik olaylara bakıyoruz. Bu taşlar, kum taşları, kil taşları bilmem neler, yer şekilleri çok uzun zamanda meydana geliyor. E bunları üst üste koyduğun zaman yani diyor ucunu göremiyoruz zamanı. Bu kadar çok zaman varsa. Darwin diyor ki ya bu kadar çok zaman varsa diyor. Madem ki köpek yetiştiricisi kısacık bir zamanda kurttan istediği tür köpeği çıkartıyor. Av köpeği yapıyor, süs köpeği yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bunlar bilinçli bir seçmeyle yapılıyor. Darwin diyor ki ya bu seçme tabiatta bilinçsiz olursa ne olur? Çok daha uzun sürer. Ama değişen çevreye en uygun hayvan seçilir. Çünkü çevre sürekli değişiyor jeolojik olarak. O değişen çevreye en uygun hayvan seçilir. Bu birdenbire milletin gözünü açıyor. Diyorlar ki ah işte bu böyle. Ha şimdi buna 19. yüzyılda hemen itirazlar yükseldi. Bu itirazların en önemlisi hala bir sürü cahilin yaptığı itiraz. Diyorlar ki efendim ara formlar olması lazım. Bunları niye görmüyoruz? Darwin o zaman diyor ki ya bunlar bulunacak günün birinde ama diyor. Jeolojik kayıt çok eksiktir bilmem nedir. O da kaçamak cevap veriyor. Cevap yok çünkü. Fakat jeolojik gelişmeler arttıkça görüldü ki biraz önce Ali abiye anlatıyordum. Bugün dinozorları biz artık işte siz hepiniz biyolojide okudunuz. Balıklar. Amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Beş tane sınıf var. Dinozorlar bu sınıfların hiçbirine uymuyor. Ara geçiş çünkü. Kuş da değil, sürüngen de değil. Müthiş değişik özellikleri var hepsinin. Ondan sonra baktılar ki Permiyen'de yaşamış Therapsida. Therapsida sürüngen hayvanı yumurtluyor, bıyıkları var. La sürüngende bıyık olur mu? Ama bıyıkları var. Ondan sonra baktılar kıllı sürüngen buldular. Ya dedi bu ne biçim sürüngen? Kılı olur mu sürüngen? Birdenbire fark edildi ki Therapsida aslında memelileri de içeriyor. Ne memeli ne sürüngen. Geçiş. Ve ondan sonra fark edildi ki bütün canlı türleri böyle hissedilmeyecek bir şekilde birbirlerine geçiyorlar zaman içerisinde. Evrim geçiriyorlar. Evrim geçiriyorlar. Müthiş bir, önümüze muazzam bir spektrum çıktı. Değil mi? Şimdi buna din açısından nasıl bakılır? O hocalarımın işi. Yukarıda bir genç hanım bir soru sordu. Fevkalade bir cevap yapıştırdılar. Şimdi ben de onları dinleyeceğim izin verirseler. Peki ama tabii ki sizin söylediğiniz evrim teorisi, Darwin'in evrim teorisi bütün bu jeolojik bulgulardan sonra sizce doğrulanmış olmakla birlikte Avrupa'da özellikle kilisenin yani o zaman dinin karşı çıkmasıyla büyük eleştiriler alıyor. Ve bugün Türkiye'de de tartışılırken genelde dini anlamda bilimsel değil de dinsel verilerle ve dinsel bilgilerle. Bir saplama yapmak istiyorum. Kilise derken mesela Wilberforce'u kilise olarak görmemek lazım. Yani Oxford baş psikoposu karşı çıkıyor. Böyle zırvalık olmaz diyor. Ama aynı zamanda Hermann von Mayer diye bir papaz oturduğu yerde fosil tasvir ediyor. Şimdi, anlamaya çalışıyor. Kiliseyi, camiyi, havrayı bir bütün olarak görmemek lazım. Hayır, ben şöyle, oradan bugüne geleceğim. Şimdi siz şimdi Türkiye'de olan Türkiye'de olan korkunç bir cehalet işidir. Yani bugün TÜBİTAK bilgisiz insanların elinde maalesef. Korkunç bu. Yani hepimizin tüylerini diken diken ediyor. Yani bugün TÜBİTAK'ın başında duran insanlara eğer kendilerine beş para saygıları varsa yapacak bir tek şey var istifa edecekler.
Bu böyle bir rezillik olamaz. Onun ötesinde daha genel bir değerlendirmeniz var. Darwin'e karşı çıkışlar konusunda birisi çıkıp derse ki dünya düzdür, siz de bu işe taraf olur. Böyle bir zırvalık olmaz dersiniz. Evet. Efendim Darwin haklı mı değil mi sorusunu sormakla yahu dünya düz müdür sorusunu aynısıdır. Sormak aynı derecede abestir. Bugün bilim dünyasında böyle bir tartışma yok. Bu tartışmayı sadece yobazlar yapıyor diyerek evet. Ağır bir ithamda bulunuyorsunuz. İthamda değil, bu böyle. Bütün dünyada bugün Darwin'in anlattığı mekanizma tıp araştırmalarının temelidir. Yapılan ilaçların temelidir. Genetik araştırmalarının temelidir. Yani bugün hiçbir bilim dergisinde böyle bir tartışma yok. Yapılması da abes. Yani aynen dünya düzdür diye birisi çıkarsa deli diye şey atarlar adamı ya. Peki ilahiyat profesörümüze, hocamıza geçmeden önce yaratılış fikri o zaman evrim teorisinin neresinde duruyor birbirleriyle ilişkileri? Şimdi çok ilginç bir yere geldik. Bilim bu soruyu sormuyor. Bilim bu soruyu sormuyor. Bilim diyor ki ben elimdeki verilerden bütün daha önce teklif edilmiş dini inançları bir tarafa bırakarak bir şey çıkartmaya çalışıyorum. Bu benim çıkarttığım şey dinle uyuşmalı mıdır değil midir? Bu şimdilik beni alakadar etmiyor diyor. Benim yapmak istediğim diyor anlamak. Ne oldu acaba? Ben bunu anlamaya çalışıyorum ve sadece eldeki verilerden hareket ediyorum. Eldeki verilerden gözlem yapabildiğim yerlerden mantıki çıkarım yapabildiğim yerlerden hareket etmek mecburiyetindeyim. Evet. Eğer diyor ben bunun içerisine herhangi bir gözleme dayanmayan ifadeyi katarsam bilim bilim olmaktan çıkar. Dolayısıyla ben bunu katamam diyor. Bilim sadece ben ürettiğim varsayımları gözlemle desteklemek veya reddetmek durumundayım diyor. Gözlemleri bunun için yaparım. Hipotezlerin görevi de ki Darwin teorisi diye hepiniz biliyorsunuz bir hipotezdir yani. Değil mi? Şimdi biz bunu 150 senedir test ediyoruz. Darwin'in hipotezi uygulandığı her testten başarılı çıktı. Henüz yanlışlayamadık. Ama unutmayın. Newton'un teorisi 300 yıl yanlışlanamadı. Ve Immanuel Kant, büyük filozof Immanuel Kant dedi ki bu doğru. Ancak 300 yıl sonra. Hayır bir dakika. Yani bu doğru yıl. Dedi evet. Ve onun üzerine dayanarak bir felsefe yarattı. Einstein bir çıktı, doğru değil anam be dedi. Daha iyisi var. Ve birdenbire zavallı Kant'ın o muhteşem eseri, Kritik der reinen Vernunft, hiç oldu gitti. Evet. Bilimin güzelliği burada. Peki, şimdi esas meseleye geleceğiz. Yani bütün Türkiye'de ve dünyada da belki evrim konusunda ve Darwin konusunda yapılan tartışmaların esası ilahiyat dünyasıyla ve elbette yaratılış fikriyle evrim teorisinin birbirine mesafeleri ya da birbirine neresinde durduğu meselesi. Buyurun hocam. Şimdi tabii bir evrim teorisine daha sonra geçeriz de. Celal Bey konuşmasına başlarken çok güzel bir ifade kullandı. Dedi ki eğer Allah bir kitap indirmişse o kitabın yarattığı varlıklarla herhangi bir uyuşmazlığı olmaması gerekir. Bu son derece önemli ve çok doğru bir tespittir. Biz buna Kur'an'da gördüğümüz her şey ayet olarak kabul edilir. Mesela siz bir ayetsiniz, ben ayetim. İşte bu burada bulunan herkes birer ayettir. Vücudumuzdaki her organ birer ayettir. Kainatta gördüğümüz her şey bir ayettir. Mesela burada Fussilet suresi var. Bu surenin 53. ayetinde diyor ki Allahü Teala onlara çevrelerinde ve kendi işlerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Şu kesin olarak ortaya çıkacak ki Kur'an gerçek bir kitaptır. Hocanın önünde Arapça yazıyor, direkt tercüme edip söylüyor buradan. Evet. Çok ilginç yani. Evet. Orijinali burada yani. Evet. Bu bilgisayardaki harfler Arapça. Onu önünde orijinali evet. Duruyor. Simultane tercüme yapıp anlatıyor evet. Hocam. Evet. Yani Kur'an'ın gerçekliğini diyor ki kosmostan, varlıklar aleminden test etmeniz gerekir demiş oluyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla
Allah'ın iki türlü kitabı vardır. Birisi yarattığı kitap dediğimiz kitap, işte tüm varlıklar ve bu bütün bilimlerin kaynağı olan kitaptır. Bir de indirdiği kitap ki o da o yarattığı kitabın yazılı olan kısmıdır. Bu ikisi arasında herhangi bir uyuşmazlık olursa bu yanlış demektir. Bir yanlışlık var demektir. Zaten Kur'an'da bu konuda diyor ki buyurun ortaya koyun gerçekten bir uyuşmazlık var mı yok mu? İnşallah bunu işte Celal Bey'le anlaştık. Evet. Anlaşacağız. Kendi ihtisas alanı ile ilgili ayetleri birlikte tartışacağız. Yalnız bu geniş bir hocam. Bu geniş bir proje hocam yukarıda anlattı bize. Yani bir laf söyledi ben hakikaten ayağa kalktım. Dedi ki Kur'an'ın içinde söylenilenleri dedi test etmemiz lazım. Tabii. Bu bakın bu bilimsel bir laftır. Kontrol ediyorsunuz. Test ediyorsunuz. Bilimin yaptığı bundan ibarettir. Ve hocam tabii. Başka bir laf daha söyledi onu herhalde söyleyeceksiniz. Dinsiz bilim, bilimsiz din hikayesi. Ha, o da tabii. Müthiş bir lafta yani. Ya, o din ve bilim ilişkisinde geleceğiz. Bir laf etti yukarıda. Tamam. Devam edeceğiz ona. Daha konuşuyoruz. Yeni başladık. Yukarıdaki laflarla değil, aşağıdaki laflarla bu tartışmayı yürüteceğiz. Peki. Dolayısıyla günümüzün en önemli problemi belki her zaman için söz konusu din-bilim ilişkisidir. Bu din-bilim dengesi düzgün kurulmazsa, yani bilimsiz din sadece menfaatlerinin hizmetinde olan bir yapıda olur. Dinsiz bilim de hayallere ve rüyalara dalar. Dolayısıyla her ikisinin tam insanlara hizmet etmesi için din-bilim dengesinin kurulma zorunluluğu var. Zaten Kur'an bunu çok açık ve net olarak birçok ayette ilan ediyor. Ve bütün peygamberler ona özellikle vurgu yapmışlardır. Yani bizim getirdiklerimizi kendi bilgilerinizle karşılaştırın. Size göre doğru ise kabul edin. Yoksa kabul etmeyin diye. Ama bu tabii asırlarca unutulmuş. Ama Ali Bey, üç çeşit din anlayışı vardır dünyada. Bazıları bilimi din yaparlar. Bazıları din adamlarının gösterdiği yolu din yaparlar. Allah ikisini de kabul etmiyor. Diyor ki yalnız bana kul olun diyor. Siz bilimi din yaparsanız bilim adamlarının kulu olursunuz. Din adamlarının gösterdiğini din yaparsanız onların kulu olursunuz. Yalnız bana kul olun diyor. O zaman hürriyetin doruk noktasına ulaşırsınız ki yani bütün peygamberlerin olmazsa olmaz mücadelesi hürriyet mücadelesidir. Der ki yalnız Allah'a kul olacaksınız. Ondan başkasından da yardım istemeyeceksiniz. Dik duracaksınız ve kendinizdeki tüm kabiliyetleri sonuna kadar kullanacaksınız. Biz geçen hafta tabii uzun zamandır size de daha önce bahsetmiştim. Hı hı. Süleymaniye Vakfı olarak, İstanbul Üniversitesi Dünya Dinleri Kültürü Bölümü olarak Tübingen Üniversitesi ile Almanya'daki birlikte çalışmalar yapıyoruz, projeler yapıyoruz. İşte protokoller imzaladık falan. Tübingen'le birlikte ve işte İtalyanlar, Fransızlar geçen hafta, bugünler Roma'da toplantılar yaptık. Ben Katolik Kilisesi'ne de bir teklif hazırlamıştım kendim. Sonra şey de buna sahip çıktı. Tübingen Katolik İlahiyat Fakültesi Dekanı Richard Pusa da sahip çıktı. Dedi ki bu teklifi birlikte yapalım dedi. Şimdi aslında ben Katolik Vatikan'ın herhangi bir şey bekleyerek değil. Çünkü orası bir dini kuruluştur. Onlardan böyle bilimsel bir şey bekliyor değilim ama bu bir harekettir. Açılımdır. Olur, açılımdır. Olursa güzel olur. Birlikte çıktık. Ve orada Kardinal Jean-Louis Pierre Turan, Dinler Arası Diyalog Kurulu Başkanı'na ortak bir mektup sundu. Bizim şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarımızı özetledik, birlikte çalışmaları, projelerimizi özetledik. Sonra da dedik ki, ortak bir hedef belirleyelim. Ortak hedefimiz din ve bilim dengesini kurmak olsun. Evet. Böylelikle yeni bir çağ, denge çağı başlayacaktır. Ortak görev de bu hedefe ulaşmak için Allah'ın indirdiği kitapları, yani herkes diyor ki bu kitap Allah'ın kitabı diyor ya, Allah'ın yarattığı kitapla, yani kosmosla, yani tüm bilimlerin kaynağı olan kitapla birlikte okuyalım.
Çünkü diyoruz. Yani sadece Kur'an, İncil, Tevrat değil aynı değil, zamanda değil, insanın yazdığı bilim kitapları da onların da Allah'ın sonuçta insanlara bir ilham olarak değerlendiriyorsun. Burada şöyle son bir paragraf var istersen sadece o paragrafı okuyayım diğerleri kalsın. Çünkü Allah'ın yarattığı kitap yani varlıklar alemi tüm ilimlerin kaynağıdır. Bu işbirliği Allah'ın yarattığı kitapla indirdiği kitaplar arasındaki bütünlüğün görülmesini sağlayacak, tartışmasız doğruların bulunmasının yolunu açacak ve toplumları hayırda yarıştıracaktır. Böylece dinler ve toplumlar arası ilişkide rahatlama olacak ve bilimde yoğun bir ilerleme sağlanacaktır. Bu bizim en önemli görevimiz. Peki, din ve bilim arasında bir yakın ilişkiyi diğer dinlerle de, inanışlarla da birlikte kurmaya, ortak çalışmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar varsa herkes buyursun. Şimdi bunun sonuçlarına biraz sonra daha ayrıntılı olarak döneriz ama biz bu başlattığımız konuda sizin, ben somut olarak düşüncenizi alarak başlayayım. Tabii ben somut olarak söyleyeyim. Evrim konusunda siz evrim teorisine inanıyor musunuz? Din adamı olarak. Hayır. İnanma meselesi değil. Yani bunu bir bilimsel olarak ortaya koymak gerekiyor. Tabii o anlamda. Şimdi, yani, tabii o manada. Tabii. Yani bakın Kur'an madem bilime çağrı yapıyor. Dolayısıyla bunu o şekilde ortaya koymak lazım. Şimdi işte mesela maymunun görüntüsünden hareketle insana benzediği ve işte insanın oradan geldiği söyleniyor. Şimdi Kur'an bize şunu söylüyor. Diyor ki insan anasının rahmindeyken 15. haftaya kadar diğer canlılardan hiçbir hafta farkı yoktur diyor. Yani sadece şekli farklıdır. İşte bu çene yapısı diyorlar, kafa yapısı, vücut yapısı farklıdır ama diğer canlılardan herhangi bir farkı yoktur. 15. hafta vücuda ruh üflenir. İşte o zaman farklılaşma olur. ثُمَّ اِنْشَئْنَاهُ خَلْقًا اَخَرَ diyor. Bu Mü'minun suresinin 14. ayetinde bunu ifade ediyor. Ayrıca şeyde ifade ediyor. Bu ruhun üflenmesiyle birlikte kişide yeni bir kişilik oluşur. Yani hayvanlarda olmayan şeyler oluşur. Bu da kişinin bu vücudun gözünün yanına ruhun bakışları, vücudun kalbiyle beraber ruhun kalbi, vücudun kulağıyla beraber ruhun kulağı. Ondan sonra şunu söylüyor, diyor ki bakan göz görmeye başlar diyor. Bakmakla görmek arasında fark vardır. İşiten kulak dinlemeye başlar bilgileri ayıklayarak zihinde. Ve kalp de diyor karar verme mekanizmasıdır diyor. Şimdi mesela gelenekte insanı akıllı bir canlı olarak değerlendirirler. Konuşan ve akıllı canlı. Kur'an bunu kabul etmiyor. Kur'an diğer varlıklara da aklın olduğunu söylüyor. Diğer varlıkların da konuştuğunu söylüyor. Hatta bizim cansız dediğimiz varlıkların mesela siz laboratuvarda şeylerin küçücük o atomların birbirleriyle iletişimlerini gözlemleyebiliyorsunuz yani. Bunlar yani taşın da canı vardır denir tabii, ya. Tabii. Birbirine onlar dokunmadıkları zaman bir elektronu burada oynatıyorsunuz, burada oynuyor. Tabii. Böyle garip şeyler. Yani onların iletişiminden bahsediyor. Mesela karıncaların konuşmasından bahsediyor. Daha birkaç gün önce karıncaların konuşmasını teybe almışlardı, haberlerde vardı. Dolayısıyla akıl ve konuşma insanı ayırıcı özellik değil. İnsanı ayıran İnsandaki o ruhun üflenmesiyle oluşan kişiliktir. Dolayısıyla asıl karar organı bu defa kalp oluyor, kafa değil. Mesela siz düşündüğünüz şeyleri yapmak istiyorsunuz ama kendinize laf anlatamıyorsunuz. Çünkü kalp sizin menfaatlerinize göre, doğrulara göre karar vermiyor. Kendi doğrularına göre karar veriyor. Gözün her gördüğünü kabul etmiyor. Kulağın her işittiğini kabul etmiyor. Onun için mesela hayvanlar yalan söylemezler. Bir hayvan gidip de falan yerden kendisini atmaz. Hayvanlar da işte şey yoktur, bir bilim yoktur. Ne bileyim hayvanlarda teknoloji yoktur. İşte böyle bir toplantı düzenleyecek halleri yoktur. Ama insanı ayıran işte o ruhtur. Ben şimdi şu bilgisayardan bir örnek vereyim. Bakın şurada bir bilgisayarımız var. Bilgisayarın bir mekanik tarafı var. Bu insanın vücududur. Yani benzer, vücuduna benzer. Tabii aynısı değil elbette. Bilgisayarın elektriği var. Bu insanın canına benzer. Canlı varlık. Bu bilgisayarın yapımını tamamladıktan sonra buna program koyarsınız. İşte o program da insanın ruhudur. O ruh insana 15. haftada üflenmiş olur. O zaman vücut neye benzerse benzesin, o ruh olmadıktan sonra o insan olmaz. İşte o yani sadece işiten bir varlık olur, dinleyen varlık olmaz.
bakan varlık olur, gören varlık olmaz. Yani görmek bundan sonra olabilecek şeyleri de görmektir. Dinlemek işte bilgiler arasında bir takım kıyaslamalar yapmaktır. Ve asıl kararı akıl vermez. Çünkü birçok kimse bakarsınız ki mesela içkinin zararları konusunda kitap yazan kişi o kitabı yazarken yanında da şey olur. İçkisi olur, onda yudumlar. Yani yanlışı bile bile yapar. Bunu hayvanlar yapmaz. İşte insanı insan yapan o ruhtur. Aksi takdirde yani o tartışmaların hepsi boş olmuş oluyor. O zaman bir evrimden söz etmiyorsunuz. Siz Allah'ın insana işte 15. haftada üflediği ruhla birlikte insani kimliğin oluşmaya başladığını o zaman söylüyorsunuz. Oluşuyor, evet. Yani temel meselemize ya da tartışılan konuya daha somut olarak geldiğimizde hani daha sokaktaki adamı veya çocukken bile insanların hep düşünmeye tartışmaya başladığı işte okullarda öğretilenle aileden öğrendiği veya çevreden öğrendiği insanın Adem'le Havva'dan mı geldi yoksa maymundan mı türediği somut olarak Darwin teorisiyle karşı teori bu ikilem arasında gidip geliyor. Çok basit sokaktaki söylenişle söylüyorum. Tabii. Bu anlamda siz Adem ve Havva'dan gelmiştir. Adem ve Havva nasıl oluşmuştur onu da ister ayrıca bir şekilde ayrı bir şeyle. Ama onun evrimle ilgisi yoktur abi. Hayır hayır hayır. Peki. Mesela şimdi bakın İnsan suresinde Allah diyor ki insanın üzerinden uzunca bir zaman geçmiştir ki hakkında herhangi bir bilgi oluşmamıştır. Sonra diyor biz insanı döllenmiş yumurtadan yarattık. Bunu İnsan suresinde söylüyor. Döllenmiş yumurtadan. Yani Adem de döllenmiş yumurtadan yaratılmıştır. O döllenmiş yumurta benim anladığım kadarıyla 50 bin yıl içerisinde oluşmuştur toprakta. Bu 50 bin yıllık süre şeyden kıyamet öncesi tekrar oluşacaktır. Yani tıpkı toprakta bir bitkinin oluşması gibi. Şimdi tüm insanlar... O 50 bin yıllık bir süreden söz ediyorsunuz. Yani kendi içinde bir evrim ve gelişmeden söz hayır, ediyorsunuz. O şeyin oluşumu sürecinde. İçin geçen süre. O, süreden söz ediyorsunuz. Döllenmiş yumurtanın oluşumu peki hocamın için. Dediği o yüz binlerce yıllık gelişim, değişim, evrim, jeolojik değişimler... Bütün bunların insanın yaratılışıyla ve değişimiyle ilgili hiçbir ilgisi yok. İlgisi var. İlgisi var. Yeryüzündeki yaratılış tamamlandıktan sonra, tüm gıdalar yaratıldıktan sonra, tüm hayvanlar yaratıldıktan sonra, o yeryüzündeki şekil değişiklikleri, işte kaynaklar, yani insanın yaşamasına tam uygun hale geldikten sonra Adem yaratılmıştır. Sizin yaratılış fikrine itirazınız? Şimdi bizim bunu test etmemiz mümkün değil. Şöyle ki. Mümkün. Ben test ettiririm. Tamam, onu yapar. Fakat. Gerçekten. Şimdi bizim gördüğümüz şu. Bizim gördüğümüz şu. Şimdi biz hocamın dediği bu insandan önce yaratılmış olan alem olarak onların düşündüğü bizim hani oluşmuş dediğimiz alem insana gelinceye kadar 4,5 milyar yıl önce bir dünya meydana geliyor. Şimdi biz bu dünyanın meydana nasıl geldiğini büyük ölçüde biliyoruz. Şöyle diyeyim, bugüne kadar ürettiğimiz hipotezler bu konuda henüz yanlışlanmış değil. Bunun içerisinde elemanlar var. İşte demiri var, hidrojeni var bilmem ne. Bunların da nasıl oluştuğunu biliyoruz. Bunların hangi ortamlarda oluştuğunu biliyoruz. Hangi sürelerde oluştuklarını biliyoruz. Ve kainat içerisinde hangi miktarda bulunduklarını biliyoruz. Ondan sonra bunları adım adım izliyoruz. Bunlar dünyayı oluşturduktan sonra canlı dediğimiz nesne yani kendini kopyalayabilen ve kendini programlayabilen canlılar nasıl oluşmuştur? Bunu da adım adım izleyebiliyoruz. Şimdi bunu izliyorsunuz belli bir yere geliyorsunuz. 7 milyon sene evvel Afrika'ya geliyorsunuz. 7 milyon sene evvel Afrika'da ta 55 milyon sene evvel ilk defa ortaya çıkmış primatlar diye bir grup canlı var. Bu primatlar içerisinden bir tanesi diğerlerinden ayrılıyor. Şimdi bakın insan maymundan gelmiştir demek yanlış bir laf. Çünkü bugünkü maymun aynı insan gibi gelişmiş bir hayvandır. Şimdi bunların ikisinin ortak ataları var. Şimdi benim bilmediğim bir şey söyledi biraz önce hocam. İnsan döllenmiş yumurtadan gelmiştir. Şimdi yani Adem de döllenmiş yumurtadan gelmiştir. Ha şimdi burada demek ki İnsanın içinden çıktığı insan olmayan canlılar var.
Şimdi bu insan nasıl çıkıyor? Biz o zaman... Bir dakika, bu çok önemli bir ayrım noktası. Evet. Asıl esas mesele bu. Doğru mu? Hı-hı. Katılıyor musunuz? Tabii, tabii. İnsanın içinden çıktığı başka canlılar. Ha, başka canlı değil. Öyle söylediniz değil mi? Bir daha tekrarlayın. Başka canlı derken herhalde yumurtayı kastediyor. Şey, evet, hani bir başka canlının içinde olur. Tamam. Çünkü döllenmesi için yumurtanın bir canlı lazım. Ha, o şey, o yumurta... bakın şöyle söylüyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki... işte Enbiya suresi 21. sure 30. ayette diyor ki o tanımazlık edenler görmediler mi? Gökler ve yer bütün halindeyken onu patlattık. Her canlı şeyi sudan yarattık diyor. Hala inanmayacaklar mı diyor. Şimdi toprakla suyun birleşmesi olmazsa hayat olmaz. Mümkün değil. Dolayısıyla toprakla suyun birleşmesi ve orada oluşan bir bataklık. Biliyorsunuz yani bilimsel araştırmalarda bataklıklar çok büyük programlarla dolu mekanlardır. Yani bir bataklıkta belki... Hele bir de sıcak volkanik falansa bir felaket. Kaynar. Şey gibi. Evet. Çorba gibi. Şimdi... Dolayısıyla o bataklık, müsaade edin, o bataklık belli bir süre içerisinde orada Adem'in oluştuğu ve Havva'nın oluştuğu embriyo. Şey embriyo demeyeyim, dürlenmiş yumurta oluşuyor. Onu Kur'an diyor ki min nutfetin emşaş. Nutfe işte yumurta demek oluyor. Emşaş da döllenmiş. Ama başka cinsten, başka bir tür bir canlıdan değil, gelmiyor. Değil. Başka hiçbir canlıdan değil. Evet. Tamamen topraktan oluşmuş oluyor. Zaten zannedersem... Burada ayrıldığınız nokta sanıyorum... Şimdi şöyle bu. Diyeyim. Biz bir kere bütün canlıların cansızdan geldiği konusunda bir şüphe yok. Bütün canlılar cansızdan geliyor. Yani toprak ve su. Işte. Yani, hocam toprak ve su diye ifade ediyor. Yani toprak ve su diye indirgerseniz doğru. İşte hidrojen var, oksijen var, bilmem ne var. Toprağın içinde envai çeşit elemanlar var. Biz de toprak ve sudan geldik. Yani cansızdan geldik. Şimdi şurada bilimin gördüğü şu. 7 milyon sene evvel bu primatlar içerisinden bir grup ayrılıyor. Bu grup içerisinde özellikle Doğu Afrika'da yaşayanlar. Doğu Afrika'nın 3 milyon sene evvel yükselmeye başlamasıyla, 3-5 milyon sene evvel arasında yükselmeye başlamasıyla buradaki ormanlar ortadan kalkıyor. Şimdi orman içerisinde yaşayan primatlar var. Ağaçtan ağaca atlayarak yaşıyorlar. Değil mi? Bugün Kongo'da yaşayan maymunlar, Amazon'da yaşayan maymunlar gibi. Hatta fakat ağaç ortadan kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Savanda aslan gibi hayvanlar yaşıyorlar. Aslan demiyorum da o zaman aslan benzeri, aynı nişi dolduran biyolojik hayvanlar yaşıyorlar. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Aa, bu zor. Daha kolay. Ayağa kalkıyorsun. Çünkü otlar... Değil mi? Otlar buraya kadar geliyor. Ayağa kalktınız mı... Bunlar serbest kalıyor. Şimdi bunların serbest kalmasıyla... Biz beyindeki büyümenin paralel gittiğini görüyoruz. Çünkü bunlar serbest kaldığı an iş yapmaya başlıyor. Bunlar iş yapmaya başladığı an aslan gelirken birisinin aklına gelip bir taş atarsa ona, kafasına geçirirse üstünlük sağlıyor. Dolayısıyla o ortamda yaşaması daha kolay hale geliyor. Ve çeşitli hominid türlerinden mesela boyzai var. Değil mi? Bu boyzai'ye bakıyorsunuz bunun müthiş dişleri var. Yani neredeyse bambu yiyecek güçte çeneleri var. Fakat çok belirli bir gıdaya saplanıp kalıyor zavallı. Onun için ortadan kalkıyor. Buna mukabil Homo habilis dediğimiz paralel insan türü et yiyor, ot yiyor. O başarılı oluyor. Tabii bunların şimdi, hepsi birer varsayım. Şimdi yani bunları fosilde gördükleri. Bu ispatlamanın ihtimali yok şimdi, yani. Hayır, bunu fosilde görüyoruz hocam. Şimdi yani ben şöyle diyeyim. Bunun hani ne kadar varsayım olduğu dediğim gibi. Biraz önce tartışıyorduk yukarıda. Ben şeyi sordum. Aşağıda tartışalım şimdi. Hayır ben şu kitabı getirdim çünkü onlardan bir şey tamam, öğrenmek istiyorum. Tamam doğru. Değil mi? Evet. Burada... Biz işte Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu söylüyoruz. Değil mi? Halbuki İbn-i Mes'ud şeye diyor ki, Sabit'e, ya Sabit diyor.
sen diyor peygamberden biz sureleri dinlerken çocuktun. Bu diyor son toplanmış metinde biz diyor peygamberin 70 suresini görmüyoruz. Nerede bunlar? Değil mi? Ha şimdi hocam da orada dedi ki ya dedi o zamanı bilmemiz mümkün değil. Anladın mı? Mümkün değil. Dolayısıyla... Peki şimdi burada temel... Burada da bir dakika, burada da bir hipotez var. Yalnız orada hocam müdahale etti yukarıda. Dedi ki burada test edilmesi lazım. Tabii. Ha, şimdi demek ki Kur'an'ın test edilmesi. Test edilmeyi Kur'an istiyor. Ha, yani çok önemli. Emir ediyor diyor test ki bu test edin diyor yani. Şimdi... Neyinin test edilmesi lazım hocam? Her şeyinin test edilmesi. Her ifadesinin. Yani şimdi Kur'an'ın iddiası şu. Diyor ki ben diyor her şeyi açıklayan bir kitabım diyor. Kur'an'da Allah yarattığı kainatın kanunlarını Kur'an'a koymuş. Evet. O varlıklardan kanun çıkarabilmek için tüme varımla hareket edeceksiniz. Belki binlerce yıl uğraşacaksınız. Birkaç kanun çıkaracaksınız. İndirilmiş kitapta o kanunlar zaten var. Ama o kanunlara siz ulaşamazsınız. Ulaşabilmek için mesela jeoloji ile ilgili çalışma yapacaksak bir ekip kuracağız ve içerisinde Celal Bey mutlaka olacak. Evet. Peki. Bunu söylüyor yani. Tamam. Test anladım. Etme ona şimdi yani burada yalnız bir saplama yapabilir miyim? Çünkü mesela hocam biraz önce dedi ya hani ruhun peki. Yaratılması hikayesi. Tamam. Peki. Bu itiraz biliyorsunuz Charles Lyell arkadaşı Darwin'e yapıyor. Bak diyor senin evrim falan çok güzel de insanı rahat bırak diyor. İnsanı rahat bırak onu diyor Allah yaratmıştır. Darwin de diyor ki ya kardeşim iyi güzel de biz bunun adım adım gelişmesini görüyoruz. Lyell diyor ki ruhunun gelişmesini görmüyoruz. Şimdi hocam öyle bir laf etti ki benim bilim adamı olarak bunu şu anda test etme imkanım yok. Ben size test ettiririm onu hiç endişe etmeyin. Tamam onu çalışacağız. Yok yok yok. Anlatamıyorum ama kolay. Burada mühim olan. Çok kolay ben şimdi test ettirmiş kolay şey yapmayın yani o ruh. Daha şu bilgisayar ruhu var yani insanın olmaz mı? Ha o tabii o benim anladığım ruh tanımına girmediği için belki ben yanlış ifade ediyorum. Ama burada mühim olan şey şu biz adım adım. İnsan yani homo cinsinin nasıl geliştiğini görüyoruz. Adım adım. Yani primatlardan adım başlayarak gelişiyor diyorsunuz. Yani hiç... Ve bunun fosillerde biz görebiliyoruz, evet. Tespit edebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Bütün ara türleriyle görüyoruz. Hocam da bunu kabul etmiyor. Yani. Ama fosillerde... burada şuradan... Ya ben ondan emin değilim. Hocam kabul etmediğinden emin değilim. Tamam, etmiyor. Etmiyor da bakın şimdi kim etmiyor bir şey etmiyorsunuz. Celal Bey benzerliklerden hareket ediyor tamam mı? Benzerliklerden hareket edilmez, farklılıklardan hareket edilir. Yani bu farklılıklar çok önemlidir. Benzerlikler değildir insanları şey yapar. Yoksa benzerlikler derseniz hayvanların büyük çoğunluğunun burnu var, ağzı var, elleri var, ayakları var. Yani herkese benzer. Benzerlikten hareket edilmez burası yani. Maymundan olmaz. Ya da hocamın ifade ettiği gibi primatlardan değişerek ya, benzer, insana dönüşmesi benzerlikten hareket edilerek hiçbir yere varamazsınız. Kur'an bunu veya din bunu veya İslam diyelim. Hı-hı. Diğer dinleri işimiz değil burada tartışmak. Tabii, o dine ait bilim adamları ya da hocalar burada yok lazım. Uzmanlar. Ama İslam dini açısından baktığımızda primatlardan ya da maymundan bir gelişmeyi İslam dinini kabul etmediğini söylüyorsunuz. Tabii o değil. Ben o zaman Profesör Doktor Mehmet Bayraktar'a sorayım. Sorarken de onun farklı bir düşünceyle meseleye yaklaşacağı konusunda bazı daha önce yapılmış açıklamalarından ipuçları var. İzleyicilerimize onu aktaralım ki oradan devam edelim. Siz evrimle İslamiyet'in çelişmediğini söylüyorsunuz. Malumatların, hurafelerin İslam'da yer bulması evrim teorisine karşı reaksiyonu getirdi. Oysa Müslümanlıkta ciddi bir evrim geleneği vardır. Hatta daha da ileri gidip bazı Müslüman düşünürler bugün evrim düşüncesi diyebileceğimiz ve Darwinizmle paralellik arz ettiğini söyleyebileceğimiz görüşler öne sürmüşlerdir. Daha da öteye gidiyorsunuz. Maymundan geldiğimizi söylemenin İslam'la ters düşen bir yanı yok da diyorsunuz. Ve hocam da tabii ki. Tabii ki. Terlemeye başladım. Tabii. Siz biraz atlayıp zıpladınız primatlar gibi. Hayır, şimdi galiba benimle güreşmeye hazırlanıyor. Yani... evet hocam. Dolayısıyla bu primat ya da maymun neyse İslam dininde Sayın Bayındır böyle bir şeye olmadığını söylemişti. Ama siz İslamiyet'te bunun de anlaşılabileceğini söylüyorsunuz. Evet Ali Bey öyle söylüyorum.
25 yıl, belki 27 yıl oldu ben bu kitap yazdım bu konuda. İslam'da evrimci yaratılış teorisi diye. Bu kitabın içeriği Cahiz ve Nazzam'dan başlayarak yani 8. yüzyıldan itibaren Müslümanlar sürekli filozofların sudur nazariyesine karşı yani Allah insanı ve evreni nasıl yaratmıştır sorusu Müslümanların çok erkenden beri sorun ettikleri bir sorun. Çünkü Celal Hocam dedi iki şey burada söz konusu. Birincisi niçin sorusunu filozoflar ve kelamcılar ve bilim adamları da sorması lazım ama Auguste Comte'dan sonra pozitivist bilim anlayışıyla niçinin yeri yok. Nasıl sorusu. Ama Müslümanlar ikisini de sürekli sora gelmişler. Yani Allah kim yarattı, niçin yarattı ve nasıl yarattı? Birinci sorunun şeyi inananlar açısından açık. Yani Allah yarattı ama ne biçimde yarattı? Hangi şekilde evreni var etti sorusuna işte kelamcılar yoktan var etme şeklinde. Yok nedir, yoga şey denir mi, denmez mi? O kelami tartışmayı bir tarafa bırakalım. Filozoflarda sudur nazariyesi dediğimiz yeni Eflatuncu şemayı esas alarak birin çokluk haline gelişini anlatarak anlatıyorlar. Bana göre bu üçüncü sınıf bilim adamları Kur'an'dan hareketle böyle bir teori oluşturuyorlar. Nedir bu teori? Allah bütün evreni bir çekirdekte, Nazzam'ın görüşü bu, kumun diyoruz, çekirdek halinde var olacak evrende bütün canlı cansız, aslında canlı cansız ayrımı da biraz artifisiyel yani. Dolayısıyla bu çekirdek zamanla bir yumak ipliğinin açıldığı gibi açılarak evrende sürekli bir İşte kemaliyet diyelim, evrim diyelim, bu gelişimle oluştuğu canlıların belirli bir sıraya, evrenin, kainatın bütünü, özellikle Biruni mesela, Cahiz, Kitab-ül Hayvan dediğimiz dört ciltlik bugün elimizde kitabı var. Ve orada çok açık biçimde Darwin'in bütün teorileri orada bulabilirsiniz, o Kitab-ül Hayvan'da. Nazzam da aynı şekilde. Bunlar İbni Haldun'da. İbni Haldun ondan sonra tekrar ediyorlar özet bir biçimde. Yani İslam bilginleri daha önce Darwin'in tabii yaklaşımlarını yanlış benimsemişler. Tabii, tabii aynen. Yani Darwin'in nasıl değil. Darwin, Mehmet Bey? Darwin onları taklit etmiş bana göre çünkü hayır. Darwin'in haberi olduğunu zannetmiyorum. Var, daha önemli hocam, soruyu hocamız sordu. Abimizi Bayındır sordu. Tabii, nasıl ona yani, nasıl geleceğim? Darwin'in nasıl haberi var biliyor musunuz? Siz de söylediniz. Darwin'in hocalarından bir kısmı İbni Batuta'nın seyahatnamesini Latince'ye çeviren ve o İbni Batuta'nın seyahatnamesinin bir bölümünde Siam'da ya bugün Tayland o bölgedeki bazı maymunlardan bahseder insan biçiminde olduğunu ben de Malezya'da gördüm. Orangutanları. Orangutanlar. Orangutanların yani tıraş etseniz işte bir insan gibi. Biraz yüzünü gerçekten ve hocam şey yaptı onlar yani böyle yürürler. İki ayaklar üzerinde yürüyor. İnsan gibi yani. Eğer bilmezseniz, ormanda rastlarsanız herhalde bir korkunç insan. Bazı seyyahlar insan zannetmişler. Evet tabii işte onun için diyorum. Bu Lee, Darwin'in hocalarından birisidir ve onunla teşrik mesaisi vardır. İkincisi, biraz önce siz ön Darwin'cilerden bahsettiniz. Limnaeus, Buffon, Erasmus Darwin, Darwin'in dedesi. Dedesi. Evet. O zoonomiyası müthiş. Evet, şimdi bu Kitab-ül Hayvan'ın 15. yüzyılda bir Türk var, Bakülü. O Türk bu Arapça eseri özetliyor ve bu özet eser Latince'ye çevriliyor. Strasbourg'da basılıyor 16. yüzyılda. Ve ilk Darwin'cilerin eğitim yeri de malum Strasbourg'dur. Yani bugünkü Fransa'da. Ve tarihi seyrini, Darwin'in etkilendiği seyri takip edebiliriz. Ve Darwin ne söylüyorsa o türlerin kökeninde aynısını şeyde bulabiliriz. Kitab-ül Hayvan'da. Hocamın sorduğu soru sormuş. Evet. Tabii tabii. Yani bir Kur'an'a bakarak diye bir ifade kullandınız. Tabii tabii. Hangi ayetleri? Şimdi mesela İbn-i Tüfeyl'in Hayb-i Yaksan'ı herhalde okumuş olanlar vardır. Orada diyor ki önce ben size efendim dedelerimizden, atalarımızdan
öğrendiğimiz yaratılış şeyini vereceğim diyor. İşte bildiğiniz gibi Adem Havva yaratılıyor, gökten kovuluyor. Aslında bunun İslam'la bir ilgisi yok. Bu Hristiyan Yahudi geleneğidir. Kur'an'da fil arz diyor. Ya tabii yeryüzünde. Yeryüzünde. Yani Adem'in Kur'an doğrudan yeryüzünde yaratıldığını söylüyor. Bizimkiler götürüyor cennete efendim. Sonra yere indiriyorlar. İşte bu ayet. Onda... Tabii burada müsaade ederseniz. Şimdi ben bitireyim müsaade edin ondan yani sonra. Dinleyicilerimiz belki bir yanlış anlamaya anlamazlar sorarlar. Yani. Anlar, yanlış anlarsa yani sorarlar müsaade ederseniz evet. Bitireyim madem sordunuz. İşte ondan sonra sizin de zikrettiğiniz ayeti zikrediyorlar. Allah her canlıyı sudan yarattı. Ve insanı su ve topraktan yarattı. İlk insan yalnız sizin buyurduğunuz o döllenme yoluyla o. Tabii daha sonra bir... Kural olarak Allah Adem'den sonra zürriyeti için bu yumurtadan oluyor zigottan. Ama ilk insan işte o İbn-i Tüfeil su, hamur ve toprağı şu Kur'an'da anlatılıyor ya, insanın ilk insanın tabii yaratılışı olarak orada aynen şu ifadeyi kullanıyor. İşte işsiz bir ada tabii roman türü ilk bilimsel roman türü orada mağara ağzında efendim çamurdan güneş ısı ve ışığının etkisiyle bir fırıncının kendi ifadesi ekmeği nasıl mayaladığı gibi Allah o toprağı mayaladı. Kimyasal belki bugün ne diyoruz? Evrim diyebiliriz, değişim. Oradan canlılar ve insan oradan türedi diyor yani. Dolayısıyla Kur'an'daki genel insanın yaratılışı, ilk insanın yaratılışı yani Adem'den sonraki insanların türeyişi değil de o sizin de söylediğiniz su, hava, toprak, çamur yani bu bunlardan Kur'an bahsettiğine göre bu bilginler bundan hareketle insanın özellikle yeryüzünde yaratıldığını. Cahiz daha ileri gidiyor ve Kur'an'da da hani biz bazı ismini zikretmeyelim ama bir kavmi maymuna çevirdik ayeti var. Ondan sonra başka bir ayette... Ama maymundan gelmiş değiller, maymuna çevirmiş. Bir dakika hocam. Evet. Bazı bir başka ayette domuza çevirdik diyor. Burada hocamın söylediği gibi genelde İslam bilginleri bu çevirmenin biyolojik değil de karakter olarak, ahlaki olarak döndürüldüğünü söylüyor. İşte cahiz ve benzerleri bunun gerçek anlamda da olduğunu ve cahiz diyor ki... Sizce... Bence gerçekten bir mahsuru yok. Yani ilk evrenin oluşumunda olabilir. Aynen. Olabilir. Sizce gerçek anlamda mı yoksa bizim, bugün bizim kullandığımız karakter anlamında yani ya maymunluk yapma filan gibi. Şimdi Kur'an'ın o ayetinin o işaret ettiği kavim Kur'an'ın indiği zamanki bir kavimse bu ahlaki doğrudur. Ama o değil de insanlığın geçmişinde çok eski geçmişinde bir şeye işaret ediyorsa topluluğa benim dediğim doğrudur diye yani, düşünüyorum. Evet. Peki. Bunu test etmek tabii. Temel soru şu. Tamam. Adem'den önce Adem neydi? Adem'den önce Adem hocamın dediği insan türü varlıklardan insana en yakın türden bir türdü. Çünkü Adem de zevcesi de bir nefsün vahide kavramı var. Daha önceki bir canlıdan yaratıldığına işaret var. Bir canlıdan değil. Bir başka türden mi? Yani onu tür diyebilirsiniz. Tabii canlı türü insana yakın siz olduğu için. Siz değil mi? Hayır hayır değil orada. Bir önce şunu tabii Mehmet Bey'in... yalnız şu var tabii... gelenekte anlatılanlar büyük ölçüde Mehmet Bey'in ifadeleriyle örtüşüyor da... Yalnız insan suresi var şu anda. Açtım Kur'an-ı Kerim'in 76. suresi. Diyor ki hel ete alel insani hayn min eddehr lem yekun şeyen mezkura. İnsan üzerinden uzunca bir zaman geçti. Yani yaratılıştan insanın yaratılmasına kadar uzun bir zaman geçti ki insanla ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Herhangi bir bilgi yoktu. Sonra nasıl yaratmaya başladığını söylüyor. Diyor ki inna halaknel insane min nutfetin emşac. Biz insanı döllenmiş yumurtadan yarattık. Şimdi o döllenmiş yumurta topraktan alınmıştı. Biri de topraktan süzülen bir madde olarak evet. ifade ediliyor. Tabii o toprağın da yapısıyla alakalı çok detaylı bilgiler veriyor. Onun için işte birlikte araştırmak lazım diyorum. Çok detaylı bilgiler veriyor.
O döllenmiş yumurtaya Mehmet Bey'in az önce okuduğu ayette nefs adını veriyor. Diyor ki biz Adem'i bir nefisten yarattık. Adem'in eşini de o nefisten yarattık diyor. Yani Adem neden yaratılmışsa Havva da ondan yaratılmış. Ama ikisi daha önce neden yaratılmıştır sorsa siz farklı yaklaşımlar. Bunlar herhangi bir türün devamı değiller. Değil. Bunların tohumları her şeyleri kendilerine özel. Size göre? Bana göre bir türün devamıdırlar. Hangi türün? Yani onu bilemeyiz hangi evet. türün olduğu ama evet. Yani o mümkün değil. Herhangi bir türün devamı olması mümkün değil. Bir de şu da mümkün değil. Hani söylerler bilhassa Tevrat kaynaklı olarak Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır evet. falan. O da şeye, Nisa suresinin birinci ayetine göre Adem neden yaratılmışsa Havva da ondan yaratılmış. Yani İslam onu kabul etmiyor. Tevrat'ın yani, söylediğini ve ama Türkiye'de de halk arasında yerleşmiş halk bir şeydir biliyorsunuz yaygın, ama. Yaygın. Hatta onu bir hadis olarak da anlatıyorlar. Evet. Söylüyorsunuz. Şimdi kısa bir aradan sonra çok aslında daha önemli bölümde biraz anlamaya daha iyi başlayacağız. Daha somut bilgi ve verilerle. O arayı vermeden önce ben 3 soru alacağım. 3 konuğumuza 3 farklı görüşten elbette. Önce Sayın Celal Şengör'e sorusu olan bir arkadaşımız varsa, evet siz hemen mikrofonu uzatın. Cevaplarını ikinci bölüme saklayarak 3 soru alacağım. Hemen lütfen adınızı ve okulunuzu söylerseniz. Hayır, cevapları sonraya saklayacağız. Yazın soruyu. Buyurun. İsmim Halit Çavuş. İstanbul Üniversitesi'ndeyim. Şimdi hocamızın altına göre devrim yani evrimde şöyle bir değişim söz konusu sürekli. Yani bu evrim geldi işte bir tomurcuk diyelim Yunan'da ne derse hayvan oldu sonra insan oldu. Peki insana geldikten sonra kim buna dur dedi? Yani insanın değişmesi mi gerekiyor bu evrimde? Bunu soruyorum. Peki bunun yanında bugün Türkiye'de mesela bazı canlı türleri yoktur. Ama Afrika'da vardır. Yani o zaman Türkiye hala evrimini gerçekleştirmedi mi? Yani hocam baştan şöyle bir söz kullandı diyor ki değişen çevreye göre en uygun hayvan türü diyor. Peki neden biz bugün bunu bu çevreye göre en uygun hayvan budur demiyoruz da Türkiye'de yani ya da bir evrim hala bekliyoruz diye bir soru yöneltiyorum hocamıza. Peki yani evrim teorisiyle ilgili olarak hocamın söylediklerini anlamadım ya daha onun anlaşılması için daha başka sorusu olan var mı? Yani esas meselenin bilimsel yanıyla ilgili olarak. Ama bu güzel bir soru. Peki tamam onu aldık onu aldık. Hocamıza Abdülaziz Bayındır'a sorusu olan buyurun. Hayır, Abdülaziz Bayındır'a sorusu olan 3 hocamıza soru alacağım. Ara vereceğiz. Onlar cevaplarını bu aradan sonra verecekler. Evet, söyledikleriyle ilgili olarak hazır değilsiniz. Birden aniden yakalandınız. Hocamıza sorusu olan yani her iki... Evet, arkada o arkadaşımız. Buyurun. Sonra Sayın Bayraktar'a da soru alacağız. Buyurun. Çok çabuk lütfen. İsminiz, okulunuz? Metin Canımoğlu. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisiyim. Hemen az önce İslam Tevrat'ın dediğini kabul etmiyor dedi. Yani Tevrat'ta Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı yazıyor. İslam bunu kabul etmiyor dedi. Dinde böyle bir çelişkiyi nasıl açıklayabilir Abdülaziz Bey? Bunu kitaplar sordum. Arasında, kutsal kitaplar arasında. Evet, kutsal kitaplar şey, arasında. Yani dinin kendi içindeki bu çelişkiyi. Hepsi Allah'ın kelamıysa diye söylüyorsunuz. Bununla ben biraz çelişki. Açıklık getirmiş olayım sorunuza. Evet, Sayın Bayraktar'a sorusu olan... Evet, siz hemen çok çabuk. Sayın Bayraktar, bu anlattığı düşüncelerini söylerken sadece Cahiz'den ve Nazzam'dan ileri gelerek bir şeyler söylüyor. Din adına konuştuğuna göre Kur'an'dan da bir şeyler söylemesini bekliyorum sadece. Peki, tamam onu da... çok teşekkür ediyoruz sorular için. Cevaplarını hocalarımız hazırlayacaklar. Tabii ki elbette sadece bu sorular üzerine değil ama meselenin çok genel çerçevesi üzerinde tartışmaya devam edeceğiz. Bu arada programa başlarken ateizmle ilgili küçücük bir atışmaya da tartışma geçti. Sayın Abdülaziz Bayındır orada demişti ki bizim ötenazi programında da onu tekrarladı. Aslında bakmayın herkesin öyle söylediğine kimse ateist falan değildir. Ya, değil. Herkes sıkıştığında, başı sıkıştığında Allah'a sığınır diye de belirtmiştiniz. Ben hariç. Doğru. Kesinlikle. Ben mağarada kayboldum, hiç aklıma gelmedi. Ben hocamın söylediğini naklettim. Geçen sefer de bunu aslında konuşmalarında üstü kapalı olarak yukarıda da gördüm. Sürekli Allah'tan bahsediyoruz. Yani bunu gerçekten evet. Çok açık ve net hocamla annem aynı fikirde mi?
Evet, çok önemli, gerçekten çok duyarlı ve çok farklı bir konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Biraz sonra yeniden birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, siyaset meydanı devam ediyor. Din, bilim ve Darwin konusunda hem genel olarak hem de son günlerde hem Türkiye'de hem dünyada yeniden tartışılan evrim teorisi üzerinde hem bilimin ve çeşitli bilim dallarının, pozitif bilim dallarının hem de ilahiyatın, din bilimlerinin meseleye yaklaşımlarını çok yetkin konuklarımızla tartışmaya devam ediyoruz. Ve herkesin kafasında yaratılışa, evrime ilişkin bugüne kadar var olan eğer sorular varsa onların cevaplarını hep birlikte bulmaya çalışacağız. Sorular yoksa emin olanlar buradan yine daha önceki görüş, düşünce ve inanışlarıyla elbette ayrılacaklardır. Programın birinci bölümünü tamamlarken Siyaset Meydanı'nın ilk bölümünde 3 arkadaşımızdan 3 hocamıza 3 soru almıştık. O soruların yanıtlarıyla başlayalım. Sonra programımız o soruların da çerçevesinde belki açılarak devam edecek. Sayın evet. Şengör, buyurun arkadaşımızın sorusuna cevap. Efendim soruyu cevabımız. Hatırlatalım. Soru şuydu. Bugün Türkiye'de niçin evrimi görmüyoruz? Yanılmıyorsam ya. Bugün başka yerlerde yaşayan hayvanlar Türkiye'de yok. Hani daha Türkiye evrimi bitirmedi mi diye böyle bir soru geldi. Efendim dünyada hiçbir yer evrimi bitirmedi. Dünyanın her yerinde evrim şu anda sürüyor. Bugün dünyada her yıl 40 bin tür yok oluyor. Her yıl. Bunun yerine bu bilebildiğimiz kadarıyla 1000'e yakın yeni tür oluşuyor. Her yıl. Şimdi bu büyük dengesizlik nereden kaynaklanıyor diyeceksiniz. İnsan faaliyetinden kaynaklanıyor. Yani biz biyosferi tehdit ediyoruz. Biyosferin çok büyük bir kısmını ortadan kaldırıyoruz. Bazılarını bilinçli yapıyoruz, bazılarını bilinçsiz yapıyoruz. Bizim faaliyetimize paralel olarak yerküre de durmuyor. Yerküre de faaliyet gösteriyor. Bu mesela siz haberlerde duyuyorsunuz. Efendim Orta Anadolu çölleşiyor. Değil mi? Yani ortam değişiyor. Bugün Orta Anadolu'da yaşayan hayvanlar ileride belki orada yaşayamayacaklar. Dolayısıyla yeni hayvanlar gelişmek zorunda veya başka yerden göç yoluyla gelmek zorunda. Bütün jeolojik tarihte bu böyle olmuştur. Ortama canlı ayak uydurmak zorundadır. Ortam sürekli bir değişme içerisindedir. Bu değişme bazı yerlerde çok hızlı olur. Mesela Millet diye bir liman vardı Ege'de. Bugün yok. Efendim Truva diye bir liman vardı. Bugün yok. Eskiden Orta Anadolu'da patlayan volkanlar vardı. Etrafı tehdit eden. Bugün yok. Dolayısıyla sizin çevreniz sürekli değişiyor. Ama bu değişimi fark edebilmeniz için sizin doğa bilimlerini iyi bilmeniz lazım. Yani bizim bugün bütün dünyadaki insanlığın ve bilhassa politikacıların en büyük sıkıntıları tabiatı tanımıyorlar. Bakın Karl Marx'ın müthiş aptalca bir lafı vardır. Diyor ki, efendim diyor bugüne kadar insanlar tabiatı yorumlamaya çalıştılar. Halbuki maksat onu değiştirmektir. Ulan sana mı kaldı değiştirmek? Çünkü ben Marx'ın felsefesinin egemen olduğu yerlerde dolaştım. Tabiatın nasıl canını okuduklarını gördüm. Neden? Anlamıyor çünkü. Bütün Batı Sibirya, o canım ülke mahvolmuştur. Bu aptallar yüzünden. Değiştirmeye kalkıp rezil etmişlerdir anlamadan. Dolayısıyla bugün biz evrimi mikroskopik ölçekten görüyoruz. Siz Türkiye'de de görüyorsunuz bunu değil mi? Bugün bazı hastalıkların antibiyotiklerine bir bakıyorsunuz antibiyotikler artık cevap vermemeye başlıyor. Ha diyorlar çünkü bu bakteri evrimleşti. Başka bir bakteriye dönüştü. Şimdi bu bakteriye yeni bir ilaç bulmak lazım. Dolayısıyla bunu anlayabilmeniz için o bakterinin nasıl evrimleştiğini bilmeniz lazım. Aynı şekilde aynı evrim bütün hayvanlar aleminde cereyan ediyor. Fakat Darwin'in mesajını unutmayın. Zaman o kadar uzun ki bir insan ömrü süresince bunu göremiyorsunuz. Siz biliyor musunuz ki 8 bin sene evvel Karadeniz'in seviyesi 140 metre aşağıdaydı.
boğazdan o 140 metre aşağıda olan havzayı doldurmak için akan suyun hızı saatte 100 kilometre. Ve bu muazzam suyun yarattığı erozyonu eğer elinizde bir eko aleti varsa, bir balıkçılarda genellikle vardır. Şöyle bir boğazın kuzeyinden gidin, bugün orada hiç olmaması gereken muazzam bir kesik görürsünüz. Çünkü o kesik, o hızlı akan suyun yarattığı kesiktir. Boğaz ve onun kuzeyindeki Karadeniz muazzam kurak bir alandı. Onun çevresinde başka hayvanlar yaşıyordu. Dolayısıyla... Evrim devam ediyor. Mecburen. Yani biliyorsunuz. Bunu her adımda görüyor. Her adımda. Jeolojik tarihe baktığınız zaman dinozorlar var mı bugün? Yok. Peki Permiyen'de dinozor var mıydı ondan önce? Gene yok. Nereden çıktı bunlar ya? Adım adım nasıl geliştiğini görüyoruz. Peki sokaktaki yine arkadaşımızın sorusuna paralel bir soru. Bir katkıda bulunacak galiba. Hani hep şu söylenir ya, evrim teorisine karşı sokakta konuşulurken maymundan türediyse bugün niye maymunlar devam edip insan olmuyorlar diye. Efendim bakın, bugün insanın maymundan türemediğini söyledim. Primatlar, ama bir başka bir canlıdan türemesi, evet, 7 milyon sene aldı. Evet. 7 milyon sene sabredersek hep beraber kim bilir neler görecek. İnsanın neye dönüşeceğini. Ya değil mi? Yani bu konuda çalışmalar yapılıyor. Test edilebilecek bir şey söylüyorum. Tabii. Yani bakın. Bir dakika, bir test var. Hocam tam, bir test. Ama hocanın test dediği doğru. Tam test edebileceği bir iddiada bulunuyor. 7 doğru. milyon sene. Tabii. Şimdi bakın, bundan sonra... Yalnız burada... hocam ironi yapıyor. Hayır, diyor ki bunu beklemek için 7 milyon hayır. sene beklememiz efendim, lazım diyor. Şimdi hocamın dediği Hume kaidesini ileriye doğru işletiyor. Geriye doğru işletelim. Hume ne diyor? Tecrübe etmediğin şeyi bilemez. Hocam onu söylüyor. Tecrübe edemezsin sen onu diyor. Ha, şimdi ben de diyorum ki... Geçmişte tecrübe. Geriye çalıştıralım. Değil mi? Geçmişte olmuş olan bir şeyin. Ne kadarını görebiliyoruz? Yani. Yani bu da bugün, çok önemli bir soru. Yani. Bakın bugün de ne çok kadarını az... ne kadarını görebiliyoruz sorusu çok önemli bir soru. Şimdi burada biraz önce hocam Hume şeyden bahsetti. Auguste Comte'dan bahsetti. Bu pozitivizm hikayesi Türkiye'de çok konuşulan bir laf. Bilimin pozitivizmi terk etmesinin üzerinden 150 sene geçti. Bunu yani ne Marksistler fark ettiler ne diğerleri fark ettiler. Tabiat bilimleri artık kontla montla pozitivizmle uğraşmıyor. Şimdi bizim kullandığımız yöntem şu. Hocamın dediğinin çok gerçek bir yeri var. Elimizdeki malzeme az. Ve hiçbir zaman komple olamaz. Nasıl bileceğiz öyleyse? Şimdi siz diyorsunuz ki ben pek çok kuğu gördüm. Bütün kuğular beyazdır. Ben de diyorum ki ya kardeşim kaç tane kuğu gördün de bütün kuğuların beyaz olduğunu biliyorsun. Ya diyorsunuz on binlerce kuğu gördüm. İyi güzel. Hollandalılar 16. yüzyılda Avustralya'ya bir gittiler, siyah kuğu buldular. Ana gitti sizin hipotez gürültüye. Dolayısıyla bizim hipotezlerimiz ancak yanlışlandıkları zaman ne mal oldukları ortaya çıkar. Şimdi gene ben onun bir lafına döneceğim. Hocam ne dedi? Benzerlikler mühim değildir. Çok farklılıklar dedi. Farklılıklar mühimdir. Siz hipotezinizi ha babam doğrulayın hiçbir şey ifade etmez. Bildiğiniz hiçbir zaman kesin değildir. Bakın Newton'un hipotezi 300 sene sürekli doğrulandı ya. Hocam yalnız burada bilim adına biraz haksızlık yapılıyor. Hipotezler doğrulanabilir ama bugün suyun kaldırma gücü Arşimet'ten bu tarafa sabit. Değişmiyor. Ama yani? Şimdi siz konusu efendim o kadar geniş evreni kaplayan bir konudan bahsediyoruz ki. Bunu doğrulamak, yanlışlamak o kadar zor. Zaten Biruni diyor ki evren oluşurken, evrenin oluştuğu andaki o bilgiler, olaylar şimdi yok. Şimdi biz varız. Yani o olaylar olmadığı için tam biz ne yapıyoruz? Onları bilemiyoruz. Ama burada şunu söylememiz lazım. Yani biraz önce siz de söylediniz. Bugün daha güçlü şeyler var evrimden. Mesela kuantum. Veya izafiyet. Bunlar fizikte daha güçlü argümanlara sahip şeyden, evrimden. Yani ben evrim taraftarıyım. O ayrı bir şey. Ama evrimde yani daha güçlü değil bunlar. Bir dakika.
Hayır, biraz daha güçlü hocam. Yani kullanılabilir bunlar. Sizin müşahedelere dayanıyor ama onlar kullanılabilir. Fizikte kullanılıyor. Dolayısıyla bunlar hepsi teoridir zaten. Nazariyedir. Hiçbirisi tam %100 kesinlik ifade etmez. Bunu önce kabul etmemiz lazım. Evet. Bir de şunu söyleyelim de bak kaybolmasın. Diyorsunuz ki yanlışlığı ispatlanmadıkça bir kere bu kabul edilebilir bir ifade değil. Bunun paradigma teorileri bir şey çünkü bunlar değil doğruluğu ispat. Tabii. Hayır ispatlanamaz. Yani, hayır. İspatlanır hocam. Hayır, ispat demek ispat kelimesinin anlamı zaten varlığını göstermek demektir. Evet. İki kere iki kaç etmez diye sorulmaz. Kaç eder misiniz? Diye sorulmaz. Şey arz edebilir mi? Doğru. Şimdi bakın burada çok temel bir yanlış yapılıyor bilim adına. O da şudur. Şimdi hocamın vermiş olduğu örnek matematiktir. Matematik evet. Bir dildir. Her şey bir dildir. Evet. Bilim değildir. Şimdi ben biraz önce bir örnek verdim. Bizim bütün kainat hakkındaki verilere sahip olmamız mümkün değil. Tabii. Şimdi Newton'un bir gravitasyon teorisi vardı. Yerçekimi teorisi. Yerçekim. Benim yerçekimi teorisi vardı. Bu yerçekimi teorisi işte sizin Arşimet örneğinde olduğu gibi. Yani zıplarsam yere düşerim ya. Var mı daha ötesi? Değil mi? Ha! Newton'un teorisinin yanlış olduğu çıktı orada. Şimdi hocam bu şartlar parantez içine almazsanız yok. Genel konuşursanız doğru. Hayır, genel değil. Bak, yani su 100 derecede kaynar. Öğretiliyor mu bize? Evet. Ama yerin bilmem 50 metre altına gitsek ama bu öyle değil. Veya 100 metre yukarı çıksak bakın hocam, değişir. Bu aynı şey değil. Bu değişmez. Şartlara çünkü, göre değişir. Hayır evet. Hayır şartlara göre değişmiyor bu. Einstein diyor ki Newton temelde yanıldı. Şartlar değişmiyor. Temelde dediği yanlış diyor. Bu kadar basit. Değil mi? Siz eğer Merkür'ün perihelyonunu hesap edemiyorsanız sizin değeriniz 5 para etmez. Dolayısıyla siz diyeceksiniz ki ama ben bugün tayyareyi hala Newton hesabına göre yapıyorum. Evet. Niçin? Çünkü belli bir hata payını kabul ediyor. Şimdi hocam böyle baktığımız zaman işte nerede durduğumuzu hesaplamamız lazım. Bu bir geometriden bahsedelim. Öklit bahsetmeyelim çünkü bence geometrisi. De bahsetmeyelim. Hayır, yani ama bakın. Yani geometriden bahsetmeyelim. Hayır. Geometri hukuk gibi bir şeydir. Aksiyonlara dayanır. Ama bilimin yapısı ya felsefenin efendim hatta dinin çakışır dedik ya. Burada bunu görüyoruz. Çünkü esas alınan noktadan hareketle oluşuyor bu kuramlar. Öklit geometrisi düzlem geometrisidir. Niye? Çünkü Öklit zamanında kısa mesafelerde bu geçiyor ama daha sonra çok evrenin döndüğü, şimdi, yani kainatın ve geniş yani olduğu anlayınca yani bilimsel anlamda Öklit ve kendi uzmanlık göre alanı olmayanların belki 130, anlayamayacağı 180 hocam, derece yapmıyor. Alanlarda bir dakika dolaşıyor. Hocam Riemann'ın. Vay Riemann'a geldik. Hocam bir soru var. Evet. Hocam anlattığınız konuya bir dakika. Arkadaşım tam olarak ikna olmamış. Hocam şimdi sürekli bir devrim var. Yani evrim falan evrim, var. Evrim değil. Nereden çıktı bu devrim be? Devrim yok. Evrim var. Affedersiniz de yani öyle bir şeyde bahsediyor. Siz Marksist misiniz kardeşim? Ne kadar çok devrim seviyorsunuz ya. Kesinlikle değilim de heyecana bağlayalım biz bunu hocam. Şimdi bugün Millet diye bir şehir yoksa veya Millet diye bir liman yoksa ve Truva diye bir şehir yoksa yani bunu bir insanın gidip de birini öldürüp şeytan yaptırdı demekten farklı bir şey olarak ben görmüyorum. Yani insan müdahalesi olduktan sonra böyle bir şey olmuyor. Peki bir de yani tamam herkes... Hayatım insan müdahalesi falan yok ya işte... Hocam yani bugün... Menderes nehri dolduruyor. Ama hocam bugün misalen diyoruz yani Truva diye bir şehir yoksa yani olan savaşları biliyoruz. Gelişen... Boş ver Truva'yı ben oradaki dereden bahsediyorum. Yani onu da örnek olarak verdiğim için ben oraya geliyorum. Para Menderes'ten bahsediyorum. Sen şehri unut. Orada bir geniş bir Haliç vardı. Bu Haliç doldu yok bugün. Tamam hocam. İnsanla alakası yok. Oraya geçiyoruz. Mesela şimdi bunu getirip insanlara bağlıyoruz biz değil mi sonuçta? Hayır efendim insanın yok alakası ya. Ama hocam yani sonuçta bu evrim teorisi içerisinde yani getirip de işte insanları başka canlılarla ilişki kurmak durumuna getiriyoruz biz ama. Ama yani Aziz Bey limanla insanın ilişkisini ben kuramam. Hayır hocam ben sorduğum soru şuydu sorulardan biri. Yani evrim sürekli bir değişim söz konusu oluyor evet. Dedik. Sonra dedik ki yani insanları başka canlılara bağladık. Evet. İnsana geldik. İnsandan öten geçecek. Nereye geçecek? Buna kim dur dedi. Ya bilmiyoruz arkadaşlar. Kaç yüzyıl geçti hocam? Milyonlarca yıl geçti yani. Bak 7 milyon sene beklemen lazım ki bilesin abi. Yani bak evrim. Son derece bilimsel tabii. Jeolojik zaman çok uzun. Değil mi? Şimdi bakın. Jeolojik zaman çok uzun.
Bu alkışlar teori, jeolojik zaman çok uzun nedeniyle gelmedi. 7 milyon sene beklememiz bakın, gerekir. Şimdi eğer biz petrolümüzü jeolojiyle çıkarıyorsak, kömürümüzü jeolojiyle buluyorsak, metalimizi jeolojiyle çıkarıyorsak, yani jeoloji doğru diyecek bilgiye sahip bir kişi yok burada. Değil mi? Dolayısıyla dünyanın ömrünün 4,5 milyar sene olduğu konusundaki elimizdeki verileri çürütecek hiçbir şey yok. Yine çürütmekten mi bahsediyorsun? 100 defa bir şey... Ha, şimdi eğer ispat istiyorsanız... İspattır esas olan. Buyurun. Dediğim şu, bir zirkonu alın, değil mi? Merchison Gneiss'ına giden Avustralya'da. Bu zirkon, bu Gneiss'in size zirkonlar var. Alın zirkonu, ölçün. Avustralyalılar ölçtüler. 4,3 buldular. Çok heyecanlanıldı. Bir sürü adam gitti ölçtü. Hepsi aynısını buldular. Yani bu şakası yok bunun ya. 4,5 milyar. Celal Bey, sizin bana 1 milyon lira borcunuz var. Verir misiniz lütfen? Olmadığınız borcunuz olmadığını ispatlamazsanız ödemeniz gerekiyor. Derhal ispat edebilirim. Nasıl ispatlayacaksınız? Gayet kolay. Siz derim ki hemen lütfen çıkartın elinizdeki belgeleri. Benim borcum olduğu hipotezini çürüterim. Gördün eğer çıkartamazsanız mi? Çürütürüm. Gördün mü? Bak benden, çürütürüm. Benden ispat bekliyorsunuz. İddia hayır, sahibinden ispat efendim, bekliyorsunuz. Efendim ben diyorum ki. Değil. Ha ben derim ki gelin bana verin. Hayır. Eğer bir iddiada... Ben hocama bir... hemen ters çevirebilirim. Derim ki hocam iddianız çok güzel. Bu bir iddia. Benim evimi gelin arayın. Değil mi? Evde sizin bana borcunuz evde olmaz ki. Ya bir herhalde bir senet bir şey olacak. İşte ya bilim... gördünüz mü bakın. Hayır bakın, bakın bilim ispat istiyorsunuz. Olumsuzluk değil. Ya yokluk hocam, ispatlanamaz. Varlık ispatlanır. Hipotezin doğru olmadığı ispatlanabilir. Dedim ya. 10.000 tane kuğu gördünüz, hepsi beyaz. Doğruluğu da ispatlanamaz. Dediniz. Yani hipotezlerin doğruluğu da ispatlanamaz. Neden ispatlanamazsın? Hayır, hayır olur mu? Bakın hocam, iki tür hipotez siz, var. Siz kun ve i̇ki şey. İki tür hipotez var. Fiyarabat, evet. Bir varoluşsal ifadelere dayanan hipotez. Evet. Yani şu tamam. Şu bardak şurada. Tamam. Bu zaten yanlışlanamaz, ispatlanırsa. Evet. Tamam, tamam. Ama kainat sonsuzdur. Şimdi böyle bir lafı ispatlamamız mümkün değil. Onu ispatlayamayız ama siz diyorsunuz ki... Evrimi ispat... alalım. Evrimi alalım. Doğruluğu genel konuştunuz da onun için itiraz bak, ediyorum. Evrimi alalım. Evrimi. Kimsenin teorisi çünkü bunların hepsi tek tek yaratılmış. Evet. Biz jeolojik tabakalara baktığımız zaman... Cuvier'in gördüğü kesikliklerin sadece Paris Havzası'nda olduğunu... benzer kesikliklerin başka yerde olmadığını... Kaç onun incelediniz ki biliyorsun. Mümkün değil yani. Bütün dünyayı hocam öyle ya. Yapma. Bütün dünyayı biliyoruz. Nerede yani biliyorsun? Bakın bugün bütün dünya jeolojik olarak o kadar haritalanmıştır ki ben size bir örnek harita vereyim. Harita ayrı bir konu. Aa, bir dakika. Şey yapma, ama yok tabakaları biliyoruz. Şimdi biz oturuyoruz Macaristan'da. Bir arkadaşımız Ed Purdy dedi ki ya artık bizim Kevin dedi ki ya dünya nereye gidersen git kafanda bir hipotezle gidersin. Test etmek için. Ed dedi ki ya hiç bilinmeyen bir yere gidersen ne olacak? Kevin dedi ki öyle bir yer yok dünyada. Mesela dedi Ed Purdy. Timbuktu'da çalışıyorsun. Aa dedi Kevin, Timbuktu'yu mu merak ettin? Açtı böyle önümüzdeki bir peçeteyi. Timbuktu'daki en önemli sorun şu anda dedi. Figibi Gölü civarındaki kuaterner bazaltlarının esas yaşadığı. Deyince Ed Purdy'nin gözleri böyle oldu. Ya dedi ben dedi hani Timbuktu'yu bilinmeyen bir yer örneği olarak veriyordum. Kevin dedi ki ben de sana anlatmaya çalışıyorum ki öyle bir yer yok dünyada. Ama bugün dünyanın biz jeolojisini o kadar detaylı biliyoruz ki kendi içerisinde 100.000 yıllık korelasyonları ta 160 milyon sene evvel yapabiliyoruz. Yani biz jeolojiden bahsetmiyoruz, mikrobiyolojiden bahsediyoruz. Şu anda hocam mikrobiyoloji, bakın mikrobiyoloji tarihsel bir bilim değil. Şimdi bizim merak ettiğimiz geçmişe bak. Bahsettiğimiz konu onu ilgilendiriyor. Yo. Evrim jeolojik hocam, bir konudur. Şimdi burada analitik... Yani burada evrimin bulguları jeolojinin araştırmalarından ortaya çıkar diyorsunuz. Tabii. Mikrobiyolojik incelemeyi gerektirir. Peki. Hocam size bir soru vardı. Tamam cevabını. Söyleyeyim tabii. Soruyu da hatırlatın. Şimdi o kutsal kitaplar arasındaki çelişkiyi nasıl açıklarız diye bir ifade vardı. Alemin köprücüğü. Tabii yani şimdi ben bunu işte geçen hafta İtalya'da aynı konuşmayı yaptığım zaman
Bir uzman şöyle söyledi ama ben onu bilmiyorum. Sadece naklediyorum. Görmüş olarak söylemiyorum. Dedi ki Tevrat'ta hem dedi köprücük kaburga kemiğinden yaratıldığı hem ayrı bir şeyden yaratıldığı ifade ediyor. Ben de böyle bir çelişki tespit ettim dedi. Ben sadece bunu nakledeyim. Ama şu var. Mesela Kur'an-ı Kerim'in meallerini okuduğunuz zaman mealler arasında bir takım çelişkiler bulursunuz. Ama orijinaline baktığınız zaman herhangi bir çelişki olmaz. Şimdi elimizde Tevrat'ın orijinali yok. Dolayısıyla o tercümelerde falan ister istemez bu tür kaymalar olabiliyor. İzin verir misiniz? Ben de öğrenmek istiyorum. Efendim biliyorsunuz bu Tevrat aslında iki metinden oluşur. Bunu çok sayıda şey, metin. Hayır, iki metin şu. Yani bir Yahvist versiyonu vardır. Bazı ifadelerin, bazı şeylerin. Bir ruhban versiyonu vardır. Ve bu ikisi birbiriyle çelişir. Bunu Robin Lane Fox Oxford'da çok güzel bir kitapta anlattıydı. Yani Tevrat'ın içerisinde zaten kendisiyle çelişen iki tane hikaye var. Dolayısıyla bu ikisi birbiriyle bağdaşmıyor. Şimdi dolayısıyla benim gibi inancı olmayan adamlar da diyorlar ki ya bunlar belli ki oradan buradan toplanmış metinlerdir. Zaten bunların Sümer'le, Akat'la bilmem neyle bu kadar güzel uyuşması bir Orta Doğu din geleneği varlığını gösteriyor. Uyuşması çok tabidir, öyle olması gerekir zaten. Ha bir Orta Doğu din varlığı, din geleneği varlığını gösteriyor. Vahiden ziyade belirli bir efsanenin gelişmesini bak, gösteriyor. Efsane falan değil de şimdi... Benim yorumum bu. O yanlış yorum o. Efendim, şimdi dinlerde Adem'e Allah neyi söylemişse, Nuh'a neyi emretmişse Muhammed Aleyhisselam'a da onu emretmiştir. Evet. Hangi toplum varsa yeryüzünde o toplumda mutlaka bir peygamber gelmiştir. Yeryüzünde din diye bilinen tüm inançların kökünü kazırsanız bir peygamber ulaşırsınız. Dolayısıyla ortak kavramları her tarafta bulursunuz. Bu son derece normal bir şeydir. Bir takım sapmalar hariç. Sayın Bayraktar'a bir soru vardı. Evet. O soruyu almadan önce ben arkadaşımızın Tevrat ve Kur'an arasındaki yaratılışla ilgili çelişki konusunda hani din kitapları arasında hepsi Allah'ın kelamı sayıldığına göre bütün inananlar onu Allah'ın kelamı kabul ettiğine göre hangi dinden olursa olsun Allah'ın kelamı arasında böyle farklılıklar olabilir mi meselesine evrim konusunda sizin evet vardır dediğiniz bir konu var. Diyorsunuz ki biz İslamiyet'te ben diyorsunuz bir ilahiyatçı olarak İslamiyet'te evrim teorisinin yaratılışla çelişmediğini söylüyorum. Tabii, evrim teorisine karşı çıkış Hristiyanlıktan kaynaklanmıştır. Yahudilik ve Hristiyanlık. Evet. Ya, peki Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında bu yaratılış ve evrim konusundaki farklılık neden kaynaklanıyor? Hepsi Allah'ın kelamı olduğuna göre. Evet, şimdi hocamız da söyledi. Tabii biz başlangıçta bunların hepsine Allah kelamı olduğunu kabul ediyoruz. Ancak yine Kur'an'dan anlıyoruz ki mesela Musa'nın kitabı böyle bildiğimiz şimdi 2000-3000 sayfalık bir kitap değil. Ne diyor? Suhuf-i İbrahim'e ve Musa. İbrahim'e verilen kitap nedir? Veya Musa'ya biz on emirin verildiğini biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bir iki sayfalık metin bunlar aslında. Gerisi insanların... Ama tabii tefsirciler hocamın söylediği gibi Yahudi tefsircileri, tarihçileri yorum yapa işte bugünkü bu kadar sayfalık kitaba ulaşmışlar. Şimdi burada esas sorun bazı şeyler Kur'an'da olan bu 7 günde 6 günde yaratma o tür şeyler Tevrat'ta da var. Ancak onların yorum şekilleri onların inancından kaynaklanıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Efendim mesela bizde de tasavvuf kaynaklarında hadis olarak geçer. Allah insanı kendi suretinde yarattı diye bu Tevrat'ın tekvin kitabındaki bir cümledir. Kendi derken Allah insanı insan suretinde yarattı der. Hristiyanlar tesisin üçüncü şeyi olarak, tanrısı olarak İsa Tanrı'yı kabul ederler. İsa Tanrı özellikle Avrupa, Yunan Hristiyanları böyledir. Orta Doğu Hristiyanları biraz başlangıçta farklıydı. Nestoriler, Ariusler, diğerleri. Şimdi bugün yaşayan Hristiyanlara göre Hazreti İsa'nın iki tabiatı vardır. Birincisi Baba Tanrı'dan gelen ilahlık tabiatı.
İkincisi annesinden gelen insanlık tabiat Hazreti Meryem'den. Dolayısıyla onlara göre evrim kabul etmek doğrudan inançlarına aykırı ve inançlarını yok eden bir anlayış. Ama var. Müslümanlar yani için böyle bir şey yok. Tanrı'yı insan kabul ettikleri için evrimi kabul ettikleri zaman o zaman... Tanrı da evrimleşmiş olacak yani. Evet. Başka izin. Tabii için, buna benzer bu inançlarından dolayı çok karşılar. Ama bir Müslümanın imanıyla böyle bir şey yok. Ta Allah dolayısıyla yaratı, yaratılış arasında pekala bir Müslüman Ben göremiyorum. Ve arkadaşımızın sorusuna geçelim isterseniz geçelim buradan. Buyurun. Dedi ki sen hep cahizden, biruniden diyenler. Onlar Müslüman değil mi? Onlar senden ve benden iyi Kur'an biliyorlar. Ve söylediğim gibi Bakara suresini örnek veriyorlar. Efendim Bakara suresi 69, 28 bir sürü ayet var bu konuda. Sonra bir de şunu söylemek lazım herhalde hatırlatmak lazım. İnsan maymundan geldiğini farz etsek. İnsan bir kere insan olduktan sonra Allah için insanın sureti önemli değil. Nasıl affedersiniz herhangi bir hayvanın sureti önemli değil Allah. Çünkü o hayvanı da yaratan Allah. Yani maymunu da yaratan Allah. Yani bu anlamda. Dolayısıyla bu formların önemi yok insan Allah katında. Allah katında insanların veya işte varlıkların Allah'a olan ilişkileri. Eğer doğru inanıyorsan, doğru ibadet ediyorsan, hayırlı işler yapıyorsan Allah katında nesin? Makbulsun veya değerlisin. Ama yine Kur'an'da var nedir? O insanlar ki işte azgınlar, doğruyu söylemez, doğruya inanmaz. Onlar hayvanlardan daha aşağıdır. Yani insanın değeri şekli suretiyle değil, efendim Kur'an'a göre inancı ve bu inancın gereği olarak ibadet ve insanlığı için amel işlemesiyle değerlidir Allah katında. Yoksa herhangi bir varlık, bütününü yaratan, yani biz maymunu değersiz diyebilir miyiz? Veya bir otu? Hayır, asla diyemeyiz. Çünkü doğanın, onu da yaratan Allah yani neticede. Dolayısıyla manevi yönden değerliyiz. Kur'an'da bir sürü ayet var. Evet. Evet. Arkadaş. Peki, şimdi iki ilahiyatçı bir bilim adamı burada arkadaşlarımızın çok sayıda soruları olacak. O sorulara gelmeden siz cevap alamadınız mı tam? Buyurun. Kesinlikle tam olarak cevap alamadığım kesin. Çünkü ben hocamdan evrimin kanıtına dair ayet istedim. Ben hocama insanların kötü fiillerini yaptıkları zaman hayvandan daha aşağı bir manevi pozisyona düşeceklerini bunu zaten hani sorsa ben de söylerdim. Ben evrimin nasıl bir şekilde olabileceğini Kur'an-ı Kerim'den hangi ayetlerden bana 2-3 tane böyle bir ayetlerden bir bukle sunsun. Ben de ikna olayım. Eğer sen Kur'an'ın birçok ayeti okuduğunu ilahiyatçı mısın sen? Hatırla bir saniye. İlahiyatçı mısın? İlahiyat öğrencisiyim, hafızım. Tamam. Hafızsan etvar oku ayeti. Tavırlar uzun sürede oluştu. Siz söyleyin oluştur. Hocam yani bilmeyenler ilahiyatçı arkadaşımız evet. Bilebilir de evet. Diğer arkadaşlarımız ve izleyicilerimiz bilmeyebilirler. O okursa belki hoca tercüme eder. Yok, tercüme etmeme de gerek yok şimdi. Siz biliyor musunuz? Etvar'ı bir okuyayım. Etvar, tavırların geçtiği ayet. Kur'an'ı biliyor musun? Ya hocam şimdi hocam da çok iyi takdir eder ki şunu söyle dediğin zaman insanın aklına o gelmez. Ya sen hafızım dedin. Onlarca kitap okuduruz. Sen şimdi, hafızım dedin hocam, ya. onlarca... O okuyacak. O okuyacak, o dert değil, o biliyor. Onlarca, sen biliyor musun? Onlarca kitap okudunuz. Şu kitabın şu sayfasından şurayı bana söyleyin. Hayatım diyor. Hafızın görevi Kur'an'ı ezbere bilmek. He, ben de diyorum ki. O da söylüyor bak. Ben de sayın profesörden bekliyorum ki. Ben sana söyledim bak. Bakara suresi 28. ayet. Bir mucem değilim yani. Tamam yavrum, mucem olmana gerek yok. Ben onu istemiyorum da. Şimdi senin cedelci bir tartışma zihniyetinde olduğunu sezdiğim için böyle söyledim. Tamam, yani Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var. Tamam mı? Ben sana ilk ayeti söylüyorum. Bakara suresi 28. Allah Adem'i nerede yarattı? Gökyüzünde yarattı. Gökyüzünde mi yarattı? Cennette mi yarattı? Sonra kovdu. Yeryüzüne mi geldi? Yoksa
Yeryüzünde mi diyor? Yeryüzünde yaratıldıysa Adem efendim nereden yaratıldı? Bir sürü ayette toprak var, tin, efendim çamur diyor. Yani bir sürü. Hangi sure? İnsan suresini okudu hocam. Yani sen bunlarla tatmin olmuyorsan yani. Hala tatmin olmadınız. Söyleyecek bir şey yok yani. Ben insanın yaratılışındaki konuda zaten Abdülaziz hocamın da söylediği gibi, diğer hocamın da söylediği gibi aynı şey. Yani bir yaratılış süreci var. Bana yani evrimden bahsetsin. Ben onu istiyorum. Evrim. Evrim Kur'an'da nerede yer aldığını, Kur'an'ın neresinde evrimin somut olarak hangi ayette yer aldığını söylesin diyorsunuz. Kesinlikle. Bir de benim şöyle bir sorum yani var. Eğer arkadaşım evrim kelimesini istiyorsa Kur'an-ı Kerim'de bugünkü anlamıyla tekamül o yok. Ha bir dakika var. Yani ona... Onu hocam söyledi. Evet. Onu hocam peki. Söyledi. Ne dedi? Bütün canlılar yaratıldıktan sonra insanı yarattı. Tamam. O... Yani bütün adım adım dünya değişti. Değiştiğinin adı nedir evrim? Arkadaşımız dünya değişti onunla... ve sonunda insan geldi. Tatmin hocam onu söyledi. Ona tatmin olmuyor ki. Değiştireni soruyorum. Ha? Ben de değiştireni soruyorum zaten. Değiştireni dindarlar biliyor, dinsizler bilmiyor. Değiştiğini biliyoruz. Değiştiğini biliyoruz. İşte Sayın Kırca, Sayın Kırca. Sayın Kırca'nın değiştiğiydi zaten, onu biliyorum. Sayın Hocamız müdahale edecek. Hiç uğraşma. Dindarı da, dinsizi de, herkes de biliyor ki yaratan da, değiştiren de Allah'tır. Tamam. Ama bu benim annemin yorumu olduğu için büyük saygı duyuyorum hocamın dediğine. Annem de hocamlar aynı fikirde. Sizin... Kur'an da hocamla aynı fikirde hocam. Son cümlenizi söyleyeyim tamam mı? Sizin tamam mı? Peki. Ben bir de şu çok önemli benim için yani bu evrim tartışması içerisinde gerçekten din adına ben çok önemli görüyorum. İlahiyat Fakültesi öğrencisi olarak hocalarım da zikredecektir belki de. Yani belki ben erken davranıyorum. Evrimin bir önceye doğru gidiyoruz. Gidiyoruz, gittik hücreye, tek hücreye indik, suya indik, her şeye indik. Ya bunu kim yaratıyor? Ben sadece evrimin bir yaratıcıyı inkar etmesi görüşünde her şeye karşıyım. O zaman ben evrim bir yaratıcıyı inkar ediyorsa ben evrime baştan sona anlamıyorsun. Biz yaratılışçı evrim diyoruz. Tabii yaratan Allah. Yani ne dedim ben? Yaratma biçimini evrim şeklinde yarattı. Sözlerin başında dedim. Yani evrim teorisi Allah'ın yaratma fiiline karşı bir şey değil. Bizim Müslümanların ve benim anladığım kadarıyla, tamam mı? Allah evrim, yani biraz örneğini verdim. Filozoflar diyor ki sudur işte. Kelamcılar yoktan diyor. Bu hepsi Allah'ın yarattığını söylüyor bunlar. Ama bu yaratma modeli veya biçimi nedir sorusunda burada farklılıklar var. Yani yoksa evrimi kabul etmek benim anladığım anlamda evrenin Allah tarafından yaratıldığı ve hala o düzeni her gün bir işte diyor. Sen şey arıyorsun ne derler. O her gün bir işte nasıl açıklayacaksın? Demek ki sürekli alem işte halkın cedid diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de var. Kelamcılar da eşari kelamcıları. Her an alem yeniden yaratılıp yeniden bozulup yeniden yaratılıyor. Sürekli bir oluş var. Biz buna diyoruz. Bunu yapan tabii Allah. Yani evrimi kabul etmek, Allah'ı inkar etmek anlamına gelmez. Zaten eğer evrimin mantığını bu anlamda iyi anlarsak. Yani burada bir şeye bir açıklık getirmek lazım. Tabii Mehmet Bey'in dediği naklettikleri aynen kitaplarda yazılan yani o şey değil. Ama Kur'an-ı Kerim yaratılışı yoktan yaratılış olarak kabul etmiyor. Yani öyle bir ifade kullanmıyor. Tabii evet. Öyle bir, Hristiyanlıktan geçme o ikinci yüzyılda yoktan yaratma diyor ki mesela İslam işte Enbiya suresi 30. ayette diyor ki o tanımazlık edenler görmediler mi? Senin için söylüyor. Dinliyorum hocam. Diyor ki o tanımazlık edenler görmedi. Yani görür gibi bilmiyorlar mı jeoloji bilgini Celal Bey? Gökler ve yer bütün halindeyken, bitişikken patlattık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık.
Ve diyor, hala inanmayacaklar mı diyor. Evet Celal Bey. Bu denilenler hepsi doğrudur. Yaratılış olduğuna ben inanmıyorum ama burada hala patlattık işini, bakın şunu arz edeyim. Patlattık hikayesi, bugün bir Big Bang teorisi var. Bu bir teori. Çünkü biz henüz... Evrimde teori hocam Allah demin. Bir dakika. Ama yani ben Allah'a inanmadığım için onu almak zorunda değilim. Değil mi? Şimdi bakın burada çok önemli bir şey var. Eğer dini temel alacaksanız dinin bir şartı var. İmandır. Evet. İman sorgulamadan inanmak. Hayır. Yok. Değil hayır, mi? Hayır, hayır, hayır. İstanbul ha. Değil. Hayır. Ha. Hayır. Tamam. Bakın bu çok önemli bakın. Bu. Hayır bak. İşte bu çok önemli Celal Bey. Ha şimdi dindar oldu. İslam'da. Bak ben demiştim işte. Sonunda hidayete ereceğinizi söylemişti ama. Şimdi, sorgulamaya izin veren her yerde ben varım. Bakın şimdi bak. Müslümanlar inançlarını eşhedü kelimesiyle ifade ederler. Eşhedü ne demek biliyor musun? Şahadet. Yani gözünüzle görüp elinize tutuyor gibi eğer kesin bir kanaate varmadıysanız ona inanç denmiyor. Hristiyanlık gibi ben sizi vaftiz ettim tamam Hristiyan oldunuz diye bir şey yok. İnanç kişiseldir ve o kişi eşhedü diyecek. Yani gözüyle görmüş, eliyle tutmuş gibi en küçük şüphesi olmadan kesin bir kanaat. Sır yok bizde yani bilinmezlik yok. Buna inanman evet. Lazım. Böyle kabul edeceksin diye bir yok. Şey Müslümanlıkta yok. Hadi bakın bu çok önemli. Bu hakikaten çok önemli çünkü yukarıda işte konuşurken aşağı indik ya şimdi. Abdülaziz Hocam bu test etmemiz lazım kelimesini tamam, söyledi. Şimdi test etmemiz lazım diyen bir adamla siz artık ya senin dediğin doğru değil diyemezsiniz. Çünkü diyor ki ben zaten kontrol etmeye çalışıyorum. Tabii. Şimdi bakın işte bilimin temeli budur. Eğer biz bunu yaparsak Abdülaziz Hocam'ın görmek istediği din bilim işbirliği gerçekleşir. Olması gereken odur tabii. Gerçekleşir. Ama bugün TÜBİTAK'ın yaptığı gibi sen buna buradan kaldır diye inancı dayatırsa ha işte o zaman hır çıkar. Onun için bu kabul edilemez. Ve ben yukarıda hocamın yaptığı projeyi kendisinden öğrendim. Dedi ki ben dedi sırf Müslümanlıktan bahsetmiyorum dedi. Bütün dinlerle diyalog kurmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii eğer problem çözemiyorlarsa, eğer bilimle tam bir uyum içerisinde değillerse burada bir problem var. Ha, demek. Şimdi bakın burada %100 aynı fikirdeyiz bir kere. %100 yani zannediyorum üçümüz arasında burada bir tartışma yani. Evet. Mesela yani geçen kitapla bilim çelişiyorsa bir sorun var. Geçen de Ali Bey şu oldu. Zaten bunlar... Göttingen Üniversitesi Protestan Fakültesinden bir grup öğrenci hocalarıyla beraber geldi. Ki öğrenciler herhalde zannediyorsam doktora ve yüksek lisans seviyesindeydiler. Hocalar bizi tanıdığı için hiç randevusuz geldiler yani böyle. Oturdular. Hocalar soru sorun falan dediler. Sonra da cevap verdik. Orada bir papaz vardı. O ekip içerisinde. Papaz dedi ki biz dedi İncil'i tarihsel açıdan tenkide tabi tuttuk. Siz de Kur'an'ı tuttunuz mu dedi. Mesela dedi şimdi Berlin'de bir grup Kur'an'ın yanlışlarını araştırmaya çalışıyor. Ne dersiniz o konuda? Vallahi dedim yardımcı olurum ben onlara. Şu ana kadar Kur'an'ın bir yanlışını bulana ben rastlamadım. Eğer yanlışını bulursanız çok memnun olurum. Çünkü İslam test ederek inanmayı mecbur ediyor. Evet. Bunun yani altın harflerle her inanan mabedin üzerine yazılması lazım. Test ederek inan. Bakın bilim başka bir şey istemiyor zaten. Peki bu biz çok, test çok. Ederek ve arkadaşımızın sorularıyla, arkadaşlarımızın sorularıyla doğruyu bulmaya devam edeceğiz. Şimdi aslında üç ayrı görüş var. İkisi birbirinden nüansla ayrılıyor. Sayın Celal Şengör hocamız yaratılış fikrine inanmıyor ve evrim teorisine ve evrimin gerçekliğine inanıyor. Bayındır hocamız yaratılış fikrine inanıyor ve evrim fikrini reddediyor. Yani bu şeyin Celal Beylerin dediği yani insanın evrimleşerek geldiği meselesi. Evet. O tabii onu tabii, kabul edemiyor. Tabii o doğru. O Charles Lyell gibi düşünüyor. İnsanı ayrı tutarsan evrime okey diyor. Ama insanı ayrı tut diyor. Aynen Charles Lyell'ın Darwin'e söylediğini söylüyor. İnsan tamamen ayrı bir varlık. Ama bak aynen Sir Charles Lyell'ın arkadaşı Darwin'e söyledi. Demek ki o benden almış. Evet.
Bayraktar hocamız da yine bir ilahiyatçı olarak Bayındır Hoca'dan bir noktada ayrılıyor. Evet, yaratılış fikrine inanıyorum. Bir yaradan vardır. Ama o yaradan Adem'den önceki varlıkların da yaratıcısıdır. Evet. Ve Adem onlardan türeyerek gelmiştir. Evet. Belki de hatta başka bir türden gelmiştir, evet, dediniz. Bayraktar hocam. Olmaz ben, kesin, olmaz. Bayındır hocam kesin buna olmaz. Kesinlikle karşı olmaz, çıkıyor. Evet. Burada iki ilahiyat hocamızın yaratılış ve evrim konusundaki uyuşmazlığını görüyoruz. Dolayısıyla üç ayrı görüşün burada temsil edildiğini görüyoruz ki aslında Türkiye'deki tartışmalarda da ve dünyadaki belki tartışmalarda da yine bütün bu tartışma bu üç ayrı eksen üzerinden yürüyor. Şimdi bunu bu noktada geldiğimiz yeri belirttikten sonra arkadaşlarımızın soruları ben almaya devam edeceğim. Şimdi birdenbire sorular hızlanmaya başlandı. Evet, size verelim hemen mikrofonu, buyurun. Kendinizi hemen tanıtın hızla. Kime sorun? Ben İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Gözde. Bayındır hocama bir sorum var. Zigot'un toprağın içinde gelişerek Adem'in oluştuğunu söyledi. Yanlış değil, değil mi? Peki bu zigotun oluşabilmesi için yani bir atadan gelmiş olması gerekmiyor mu? Yani bunun oluşumunun nasıl açıkladığınızı ben anlayamadım. Tamam, teşekkür ederim. Güzel. Şimdi o Celal Bey de şunu kabul eder ki işte suyun içerisinde önce bir şey oluştu. İlk hücre oluştu diye. Bu ilk hücre suda değil. Yani Adem'in ve Havva'nın oluştuğu hücre uzunca bir zaman içerisinde suyla toprağın birleşmesi sonucu sudan süzülerek gelen bir kısım maddelerin birleşmesiyle oluşmuş. Ve bu oluşum tabii Kur'an insanların yeniden yani şey kainatın yeniden oluşacağı bir dönemden bütün insanlar öldükten sonra 50 bin yıllık bir sürenin geçeceğini ifade ediyor. Ve her birimizin tekrar biz de biliyorsunuz Adem gibi döllenmiş yumurtadan oluşmuşuzdur. Yani ana şey rahminde. İşte bu tekrar vücutlarımız da tekrar o döllenmiş yumurtaya dönüşeceğiz. O 50 bin yıl içerisinde o toprak ana rahmi görevi yapacak. Orada her birimizin vücudu yeniden oluşacak. Aynen bir meyve çekirdeğinden aynı meyvenin oluşması gibi. İşte burada başlangıçta Allah-u Teala diyor ki kema bedaekum taudun, nasıl başladıysanız öyle geri döneceksiniz. O ayete bakarak başlangıcın da 50 bin yıl olması gerektiğini anlıyoruz. Zaten bu konuda bir hadis de var. Demek ki bu kadar uzun süre içerisinde Adem ve Havva'nın oluştuğu o döllenmiş yumurta oluşuyor. Ondan sonraki gelişimde toprak ana rahmi kıvamında oluyor. Bu Adem ve Havva'nın yaratılışı daha sonra da zaten ana rahminden oluşuyor. Bir de İsa'nın yaratılışı var zaten. İsa'nın yaratılışı da Adem'in yaratılışıyla aynı gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama fark şu, İsa bir rahim içerisinde yaratılmış oluyor ama Adem toprak içerisinde yaratılmış oluyor. Tabii bu konularda sizin istediğiniz tam bilgiyi verebilmek için bu konunun uzmanlarıyla çalışmak lazım. Yani biz ancak birkaç kelimeden anlayabildiklerimiz... Ben şuna bir toplama yapabilir miyim? Şimdi mecazi olarak toprağı alırsanız bu 50 bin yılı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz derse hocam o zaman ona diyecek bir şey yok. Ama 50 bin yıldan önce de insan var. Bayağı insan yani. Dini de var, her şeyi de var. Hocam, düşünüyor da. Bugünden itibaren 50 bin yıl demedim. Tamam, o şeyde... İlk yaratılışla... Yaratılıştan... işte şey arasında yani... İlk yaratılıştan önce geçen o süreden bahsediyorum. Yoksa ilk insanla bizim aramızda geçen zamandan bahsetmiyorum. Çünkü bu 50 bin yıl biz jeologlara çok küçücük bir zaman gibi geliyor. Yani bizim ölçtüğümüz evet, zaman aralıkları... Bir yumurtanın oluşumu evet, için o işi evet, yapar. Şimdi yalnız o yumurtanın 50 bin yılda oluşması şeklinde yorumlarsanız biliyorsunuz Francisco Redi'nin yaptığı deneylerden beri bizim bildiğimiz bir şey var. O da 50 bin yılda verseniz, 100 bin yılda verseniz, 300 bin yılda verseniz spontane yaratılış mümkün değil. Bunun çok daha uzun bir zamana gerek gösterdiğini görüyoruz. Yani milyonlarca yıla gerek gösterdiğini görüyoruz. O tek hücrenin değil, bir tek proteinin oluşması için milyonlarca yıl lazım. Ve zaten biliyorsunuz bir tek proteinin oluşmasının ne kadar düşük bir ihtimal olduğunu. Bu düşük ihtimali ancak o kadar uzun zaman aralıkları kapatabilir. Aksi takdirde hani bilimin bugün bildiği
Bu kadar 50 bin yıl gibi kısa bir sürede bu mümkün değil. Yani bir yumurta yaratmak mümkün değil hiçbir şekilde. Dolayısıyla bizim bildiğimiz çok uzun bir zaman aralığında spontane olarak meydana geliyor. Ama şimdi, siz şimdi bu... Şimdi Celal Bey sonra nasıl olsa ispatlama yükü yok ya kendisi. Yok yok bak. Aksini ispatlayan hayır, diye. Hayır hayır ispatlı şöyle hocam. Şimdi biz bütün bu evrelerin hepsine yaş verebiliyoruz. Bu yaşlar kesin yaşlar. Yani bunlar... Tamam, şimdi yani siz mikrobiyolojiyle ilgilenmiyorsunuz. Mikrobiyoloji değil. Bak, bakın bu paleontoloji. Bu jeoloji başlıyor. Hayır paleontoloji hocam. Paleontoloji bu. Paleontoloji. Şimdi biz paleontolojide Grönland'da ben kendim ellerimle gittim topladım. Değil mi? Orada bakteri fosilleri topluyoruz. Bu bakteri fosillerinden canlıların hangi seviyeye geldiğini oradan kayaç katmanlarını ve bu kayaç katmanlarının yaşlarını izleyerek biliyoruz. Yani bu kadarı kesin biliniyor. Yaşlarını tahmin ediyorsun. Hayır efendim yaşlarını tahmin ediyorsun. Hayır o doğru yaş değil. Yaş tahmindeki yönteminiz yanlışsa ne yapacağız? Şimdi hocam ama onu... üç beş aşağı yanlış yapılar da yani bugün biz ağacın yaşını nasıl biliyoruz? Kestiğimiz zaman değil mi? Evet. Yani doğa yaşını öğretiyor ama bizim... Şimdi belki yalnız Kur'an'da, radyometrik yöntemler Kur'an'da hocam. Kur'an'da o yevm kelimesi kullanılıyor. 50 bin yani bizim sizin... saydığınız 50 bin yıl Allah hakkında bir gün. O gün saniye olarak da hesaplayabiliriz, saat olarak hesaplayabiliriz, dakika olarak. Böyle sattı 24 saati 60'la saniyeyle çarptığınız zaman, onu da 50 ile çarptığınız zaman sizin astronomik rakamları hocam, bulursunuz. Ben bakın yani. Doğa bilimciyim, ben önümde okuduğuma bakarım. Şimdi siz biliyorsunuz Buffon dünyanın yaşı 75 bin yıldır dediği evet. Zaman kilise müthiş kızmıştır bu işe. Nereden çıkartıyorsun diye. 6000 yıl olması lazım diye. O kendi inançlarına göre. Ama işte yani Müslümanların da kabul ettiği bir kitaba göre evet. Olduğu iddia ediliyor. Değil mi? Şimdi diyorlar ki Buffon'a Tevrat indirildiği zaman İbrani dini yeteri kadar gelişmişti. Eğer Allah günden başka bir şey ifade etmek isteseydi söylerdi. Niye söylemiyor? Ya kilise itiraz ediyor Buffon'a. Sen diyor Tanrı'nın dediğine karşı geliyorsun. Buffon da diyor ki valla ben karşı görmüyorum. Benim gördüğüm işte buna benziyor diyor. Şimdi... Dolayısıyla şimdi eğer gün lafı varsa siz bunu evirip çevirirseniz yani istediğinizi söylersiniz. Sizin... Ama evet, ama yani hayır şimdi ama. Ben size bir radyometrik yaş verdiğim zaman efendim, bir dakika hocam müsaade eder misiniz bitireyim? Müsaade eder misiniz bitireyim? Sistem. Hocam müsaade o zaman eder saniye salise bilinmiyordu. Yani genelde saat dakika. Güneşin bile olmadığı bir yerde nasıl siz bu mağazayı yani, güneş... Şimdi bakın güneşin aynen Buffon'a yapılan itirazda şu laf var. Diyor ki Musa güneş yaratılmadan önce de yaratıldıktan sonra da aynı şekilde gün sayıyordu. Dolayısıyla diyorlar güneş yaratılmadan önceki günü sen istediğin gibi eğip bükemezsin diyorlar. Kilise söylüyor şeye Buffon'a. Dolayısıyla şimdi benim iddiam şu. Din... Elinizde bir kitap var. Bu kitabı ya inanacaksınız ya inanmayacaksınız. Kitabın söylediği laflar var. Şimdi siz kitabı lastik top gibi evirip çevirmeye başlarsanız o zaman tartışmanın temeli kalmıyor. Şimdi ben size diyorum ki ben size bir yaş veriyorum. Evet. Benim verdiğim yaşı her an kontrol etmeniz mümkün. İşte bir zirkon. Ben bunu İsva'dan aldım. Efendim Murchison Nice'dan aldım. Nereden aldıysam. Diyorum ki lütfen gidin bir zirkon alın. Bakın ölçü. Bunu bilim rutin olarak yapıyor. Tamam yapıyor 100, doğru. Yani değil mi? Rutin olarak yapılıyor ve bu yaşlar tespit ediliyor. Şimdi bu yaşlar tespit edildiğine göre biz demek ki dünyada yaşamın gelişimini hem zaman olarak hem de tür olarak biliyoruz. Ha bunun dışında bir şey var mıydı? Eğer var idiyse iyi saklanıyor maşallah. Ha, günün birinde çıkabilir mi? Çıkabilir. Bilim ancak bugün bildiği kadarını konuşur. Tabii şimdi ama sizin burada diyorsunuz ki Kur'an'ı yani herhangi bir dini kitabı böyle eğirip çevirip elastiki bir şeye. Evet. Şimdi bakın Kur'an'ın buna müsait ayetleri var, müsait olmayan ayetleri var. Şimdi Kur'an'ı kim anlayacak? İnsan anlayacak. İnsan neyle anlayacak? Ama aklıyla. Peygamber anlayacak. Tabii yani peygambere iniyor. Efendim Kur'an muhkem ve müteşabih olarak kendisini iki biraz önce de söyledim. Evet. İki sınıfa ayırıyor.
Muhkem ayetler herkesin genelde sıradan insanların da anlayabileceği türden ayetler. İşte ibadetler, helal haram, ahlaki kurallarla ilgili ayetler. Ama müteşabih ayetler... Benzer ayet. İlla benzer değil, yoruma muhtaç ayet. Yani teşbihle anlaşılacak ayetlerdir. Yani bunu biz bilimle anlayacağız. Bu varsayımı kabul edersek, yani biz bilim yapmadan zaten Kur'an'ın bu tür ayetlerini anlayamayız. Onu hocam yukarıda söyledi. Tamam. Onun için Kur'an'ı anlamanın zaten bir yöntemi bu tür bilimle. Yani ilim Kur'an'ın tefsiri gibidir. Ha ilim yanlış yapar sizin dediğiniz gibi. Yapar. O ayrı bir sorun. Ama yani burada eğip bükmek değil de anlamak sorunu. Eski filozoflar da bunu düşünmüşler. Din bilim çelişir mi çelişmez mi? İbn-i Rüşd bana göre çok güzel söylüyor. Eğer bir çeliki görürsek. Bu ne ilimdedir kendinde ne de dindedir. İnsan aklındadır. İnsan aklı ikisini de anlarken birinden birinde hata yapar ama sürekli düşünür. Tekrar düşünür. Tekrar düşünürse... Orada İbn-i Rüşd'le aynı fikirdeyiz. Evet. Güzel. Buyurun soru. Hayat Fakültesindenim. Asiye Şahin. Sorum Celal Hoca'ya ancak bir ricam var. Sorum bitene kadar müdahale etmeseniz şaşırma ihtimalim var çünkü heyecanlıyım biraz. Kapattı ağzını. Kamera gösteriyor mu? Peki, hocam tamam. Şimdi Darwin teorisine inandığınızı iddia ediyorsunuz. Yani inanıyorsunuz daha doğrusu. Şimdi bu teorinin temeline baktığımız zaman işte insanın temel yapısı olan hücre, işte maddenin temel yapısı olan atomlar var. Bunların yapısı içerisinde işte proteinler, amino asitler filan. Siz diyorsunuz ki biz Allah'ın bunları yarattığına inanıyoruz. Siz de diyorsunuz ki işte bunlar kendiliğinden meydana gelmiştir. Ya da evrim teorisi bunu söylüyor. Diyor ki kendiliğinden oluşmuştur. Bu amino asitler işte proteinleri oluşturuyor. Birçok amino asit. Konum uzmanı değilim. Çok bilgim yok ama. Bu amino asitler arasında belli bağlar var. Bu bağlardan bir tanesi değişirse bütün bir hücre canlılık özelliğini kaybediyor. Siz... bir bilim adamı olarak diyorsunuz ki işte deney ve gözlem olmadan inanmayız yani kabul edemeyiz diyorsunuz. Şimdi dışarıdan bilinçli bir müdahale olmadan bu kadar bağın bir araya gelmesini nasıl açıklıyorsunuz? Yani bir bilim adamı olarak bu tesadüf olur diyorsunuz. Nasıl açıklıyorsunuz? Bunu sordum ben. Teşekkür ediyorum. Ben şimdi hemen cevap vereyim. Siz Celal Bey'in inanmadığına inanmayın. Bir dakika, şimdi çok bunun doğru olduğunu siz gayet iyi biliyorsunuz. Celal Bey diyor ki, Allah benim işime karışmasın. Ben istediğimi yapayım. Doğru dedi. Yani hocanın ikinci dediği kesin doğru. Şimdi cevap verebilir miyim? Bitti mi soru? Şimdi bir kere bu amino asitler içinde DNA'nın özellikle değil mi? Şimdi bunun içerisinde uzun moleküller var. Ve bunlar bir araya gelerek bir jenetik kod oluşturuyorlar. Değil mi? Şimdi bunların içerisinde tek bir parçanın değişmesi canlılık özelliğini kaldırır. Lafı bir kere doğru değil. Bunlar değişirse değişik canlılar yaratır. Canlı üretiminde hata yapılır. Mesela üç ayaklı inek olur. Efendim iki kafalı adam olur. Veyahut Einstein olur. Dolayısıyla o bir yanlış bilgi. Yani... Elimizdeki amino asitler çok mükemmel şeyler değiller. Bunların içerisinde bir sürü hata var. Bütün canlılar aleminde o kadar çok hata var ki. Bu hatalar yüzünden zaten. Bakıyorsunuz döllerin çok küçük bir kısmı hayatta kalabiliyor. Birbirini yiyor canlılar alemi. Değil mi? Bertrand Russell diyor ki ya diyor bu din adamları bize diyorlar ki müthiş bir ahenk var. Bu ne ahenktir ki herkes birbirini yiyor. İşte o da ahengin bir parçası. Şimdi bakın bu... Yani şimdi siz hayvanları yemeseniz bu vücuda sahip olabilir miyiz? Şimdi bu tabii enteresan. Enteresan bir iddia. Şimdi dediği %100 doğru. %100. Fakat hocam dedi ki... O hayvan da Allah'ın yarattığıdır. Peki ya o hayvana acımıyor da bana mı bu şeyi veriyor da o zavallı ineğe aynı şansı tanımıyor. Ya bu olacak iş. O zaman siz bundan sonra da et falan da yemeyin tamam mı? Hayır yani olacak iş değil. Hayır bu kanun bu. Bir dakika şimdi kanun hocam bu. Onu arz etmeye çalışıyorum.
Böyle eğer bir kanun varsa, siz bir balıktan milyonlarca yumurta üretip bunun içinden sadece birkaç tanesi yaşayabiliyorsa bu tesadüftür. Hiçbir düzen yok demektir. Eğer bir düzen olsaydı bu kadar yaygın döl üretilmez ve bu döller içinde bu kadar çok hata yapılmaz. Peki düzen olmasaydı siz bu bilimsel konuşmayı nasıl yapacaktınız? Hocam benim yaptığım bilimsel nasıl konuşmada konuşacak? O kadar çok hata var ki düzen olmadığını zaten gösteriyor zaten. Biz onları anlatıyoruz. Ha, düzen olmadığını gösteriyor. Şimdi bakın, bakın bugün biz bütün gezegenlerin fevkalade düzenli hareket ettiğini zannediyoruz. Etmiyorlar. Kaotik. Biz bugün zannediyoruz ki bizim bildiğimiz deterministik kurallar, fizik kuralları falan fevkalade çalışıyor. Hayır, çalışmıyorlar. Kaotik. Yani bütün kainat bir keşmekeş. Bakın bu 19. yüzyıl fiziğinin en büyük keşiflerinden biridir. Siz en bugün büyük yanlışlarından da olabilir. Hayır. Ha, canım yani ama bizim bugün gördüğümüz şudur ki yani gezegenlerin başka olmaz. Hayır, gezegenlerin yörüngeleri stabil değil. Siz biliyorsunuz bu stabiliteyi varsayarak Laplace bir kitap yazmıştır. Théorie de mécanique céleste, pardon, traité de mécanique céleste. Değil mi? Müthiş bir kitap. Napolyon geliyor ya üstad diyor, kitap çok güzel de diyor. İçinden hiç diyor yaratandan bahsetmiyorsun. Laplace bakıyor majeste diyor. Böyle bir hipoteze gerek görmedim diyor. Ha, ondan sonra Laplace'ın yaptığını alıyorsunuz. Getiriyorsunuz 19. yüzyılın sonuna. Merkür'ün perihelion problemi çıkıyor. Laplace farkında değil. Perihelion problemi çıkıyor. Ve diyorsunuz ki yahu bu düzenli bir sistem değil. Laplace'ın dediği yanlış. Dolayısıyla bilim sürekli olarak kendini düzelterek gelişiyor. Daha çok öğreniyoruz. Dolayısıyla şunu varsayıyor bilim. Hiç kimse her şeyi bilemez. Dolayısıyla eğer biz bu dünyada rahat yaşamak istiyorsak öğrenmek zorundayız. Onun için Marx Efendi'nin dediği yanlış. Ama onun için de bu kadar peygamber geldiği halde İnsanlığın halini görüyorsunuz. Çünkü söylenilenler doğru değil. Neyse şimdi o ortada peygamber sahasına şey yapalım. Hayır, bak, mühim olan şu bakın hocam. Ben bir başka bir şey söyleyeyim. Hayır, ben bitirmeme izin verir misiniz? Tam bitmiyor ki bak. Hayır ama yani değil mi? Şimdi burada benim demek istediğim şu. Bizim elimizde bir tek silah var. O da beynimiz. Öğrenme yetimiz. Ben dediğim tek şey gelin öğrenelim. Tamam. Eğer doğruysa zaten öğreneceğiz. Ben ya. İşte onu söylüyorum. Bak gelin öğrenelim Celal Hayır. Orada anlaştık bak zaten. Yok yok bak. Bak şimdi Allah-u Teala diyor ki İnna kulle şeyin halaknâhu bi kader. Her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmışızdır. Şimdi burada herkesi birer insan gibi, birer insan olarak görüyoruz. Hepimiz birbirimize benziyoruz ama hiçbirimizin DNA'sı diğerine benzemiyor. İşte aynı şeyi tüm kainatta görürsünüz. Siz onu düzensizlik gibi görüyorsunuz. O müthiş bir düzendir. Evet. Ve Allah yarattığı her şeye bir ölçü koymuş. Bir de fekadderahu takdira diyor. İçerisine de güç koyduğunu söylüyor. Diyor ki ben yarattığım her şeyi belli bir ölçüye göre yarattım. Ve içine de o kendisi için lazım gelen gücü koydum diyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu şimdi bunları din bilim ilişkisini kurabilirsek Allah'ın gösterdiği şekilde bilime yaklaştığımız zaman bilim uçar uçar. Yani bugünkü gibi şey yap bir halde olmaz. Çünkü yaratan yarattığını kendi kitabında anlatıyor. Yani. Her şeye bir ölçü koymuş. Her şeyin içerisine gücünü koymuş. Bugün insanlar atomun içerisindeki gücü keşfettiler. Her taraf bu. Her şey için bu söz konusu. Bakın şimdi yalnız şurada şöyle bir şey var. Eğer siz derseniz ki senin bana $1 milyon borcun var. Ben de size dersem ki ya ben sizi 5 dakika evvel tanıdım. Ama rüyanda borçlandıydın. Hayır, olmadığını ispat et dersen ispatlayamazsınız. Şimdi bakın Allah da derse ki ben her şeyi ölçüsüne göre yarattım. O kadar elastik bir laf ki nereye çekersen çek. Ne bulursam bul, ben zaten bunu böyle yarattım. Ölçü olmasaydı şimdi, siz konuşabilir miydiniz burada? Mendel kanunları yok mu hocam? Mendel kanunları.
Mendel kanunları var. Evet. Şimdi istatistikidir biliyorsunuz bu kanunlar. Tamam ama yani bir nasıl çıkacağı belli. Tamam ama belli yani evrende hiçbir şey tesadüfi değildir. Şimdi işte o doğru değil. Neye doğru değil hocam? Hemen arz şimdi. Ay şimdi Celal Bey diyor ki herkes her şeyi bilmez ama kendisi her şeyi biliyor. Tanrı taratma zarar. Şimdi Herr Gott würfelt nicht. Yani Tanrı zararmaz. Evet. Şimdi bakın bu nereden çıkıyor? 19. yüzyılda tabiat ekonomisi diye bir kavram var biliyorsunuz. Tabiatta tabii tabiatın ürettiğine inanan materyalistler öyle diyor. Ama Biruni gibi Tanrı'nın bunu yaptığına inananlar da diyor ki Allah mesela eğer bu ölçü veya tabiattaki kural olmasaydı herhangi bir siz daha iyi şimdi takdir edersiniz doğru olup olmadığını herhangi bir diyor mesela karınca küçük karınca bütün dünyayı kaplardı diğer canlılara yer kalmazdı. Şimdi biraz önce sizin dediğiniz o tesadüf gibi artılar yani artılar aslında dengeyi sağlamak ve düzeni sağlamak için de. Şey yoksa tesadüf şimdi hakim şey, değil. Yani evrene. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Bakın. Bakın. Bütün dünyayı kaplar ve mahvederdi deniyor ya. Evet. İki kez olmuştur dünya tarihi. Evet olmuş olabilir. Evet tekrar da olabilir. Bir kere. Bir kere. Evet. Bir tanesi hocam bundan 2,5 milyar yıl önce olmuş. Bir tanesi. Kimse ispatlayamaz. Ayo ispatlanıyor işte bakın hocam bilimin en büyük özelliği bu. Yani bilim size diyor ki... Aksini ispat da diyeceksin. Hayır şimdi bakın gayet basit. Biz 2,5 milyar sene evveline kadar oluşmuş olan kayaçlara bakıyoruz. Bunların hepsi atmosfer içerisinde belli bir miktar oksijen olduruyoruz. Bugünkünden çok düşük. Yani anaerobik bakteriler yaşıyor dünyada. Küçük bir evrim aşaması oluyor. Aerobik bakteriler bir çıkıyorlar ortaya. Bütün dünyayı bir istila ediyorlar, canla okuyorlar ötekileri. Nerede denge? Piu. Ne denge ne bir şey. Şimdi. Ama sizin evrime göre o anlamda yeni türlerin oluşması için bu yapılması gerekir. O da tesadüfi değil işte. Bir dakika efendim yeni türlerin oluşması gerekir mi ya? Niye baştan yapmadı yani? Niçin bunu yapıyor? Allah sürekli yaratıcı bize göre. Dolayısıyla bunu sürekli yapıyor. Ha, şimdi, ha, hocam onu sordu. Bakın bu çok önemli. Bunu nasıl ispatlıyoruz? Efendim. Eski kayaçlarda bulduğunuz bakterilerin belirli türleri var. Değil mi? Bunlara bakıyorsunuz. Bunların klorofilleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Oksijen üretemiyorlar. Ürettikleri kayalardaki minerallere bakıyorsunuz. Bunlar atmosferden oksijen almamışlar. Dolayısıyla oksijen yok atmosferde. Ha ondan sonraki proterozoya geçiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz proterozoikte büyük demir yatakları birdenbire ortadan kalkıyor. Neden? Çünkü demir okside olmaya başlıyor. Atmosfere oksijen gelmiş oluyor. Aynı zamanda oluşmuş canlılara bir bakıyorsunuz. Aa bu canlılar klorofil oksijen üretiyorlar. Ve diyorsunuz ki ya şu oksijen üretimi başladığı zaman işte buradaki kayanın içindeki demir ortadan kalkıyor. Çünkü oksijen sizi okside ediyor demirinizi. Dolayısıyla büyük o bantlı demir yatakları birdenbire ortadan kalkıyor. Şimdi bunu tabii size benim anlatabilmem için burada birkaç dakikada olacak bir şey değil ama çok iyi jeoloji bilinmesi lazım. Bunların anlaşılabilmesi için. Biz başka soru alacağız hocam. Bitirirseniz. Yani uzun yıllardır bu çalışmalar yapılıyor ve bunu dediğim gibi artık bilim alemi tartışmıyor. Peki soru mikrofon vardı arkadaşımızda. Geleceğim arkadaşlar. Sayın buyurun. Celal Şengör bunların bilinmesi için iyi bir jeoloji bilinmesi gerekiyor dedi de bence bunların bilinmesi için iyi bir biyoloji de bilinmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ben Eyüp Çakır, İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik öğrencisiyim. Şimdi inanmayan bir insana Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler söyleyerek bir şey anlatamazsınız. Ben buradan bilimden yani hani gerçek olgulara dayanarak bir şeyler anlatmak istiyorum. Sayın Celal Şengör, insanın ilk atasının primatlar olduğunu söylüyor. Ve primatların maymunlar ve insanlar olarak birkaç cinslere, türlere ayrıldığını söylüyorsunuz. Peki türlerin çoğalabilmesi için verimli döl verebilmesi gerekiyor. Türlerin çoğalabilmesi için verimli döl verebilmeleri gerekiyor. Yani aynı tür olması gerekiyor. Peki. Bir dakika. Aynı tür olabilmesi gerekiyor. Hayır. Ama mutasyon olursa ne olacak? Mutas,
Değil mutas- mi? Mutasyon olsa ne olacak? Değişik mutasyondan olarak bahsetmiyorum şu anda. Ama çok mühim. Değil mi? Ya çünkü o zaman türleşmeyi atla, açıklay- siz mesela zaman- Darwin'in türleşmeyi açıklayamadığını biliyorsunuz. Değil mi? Hugo de Vries'in işidir o. Siz mikrobiyoloji öğrencisiniz. Yani, yani aynı tür oluşması gerekiyor. Bu, peki o zaman dişi ara formla, hani oraya maymun demek istemiyorum, ara form diyelim. Dişi ara formla erkek ara formun bu kadar uzun bir zamanda aynı anda evli olması gerekiyor. Değil mi? Aynı anda evli olması gerekiyor ki verim doğal verebilsin. Doğru değil. Bu da insanların şu anda olmayacağı anlamına hayatım, geliyor. Hayatım bu doğru değil dediğin. Yani bilime tam ters bir laf söylüyorsun. Bilimin bulduğu bu değil. Hayır, bunu ilkokul 4. sınıftaki çocuk bile biliyor. Hayır. Atla eşeğin dönlendiği ama zaman. Ama hayatım bak atla eşek sorunu değil bu. Tekrar nesillerini devam ettiremiyorlar. Atla eşek sorunu değil. Çünkü burada bir tür var. Değil mi? Bu türün belli bir genetik yapısı var. Tamam. Bu genetik yapıya sen herhangi bir nedenle ötürü müdahale edersen artık o türün parçası değil bu. Tamam mı? Bu belli bir karakter kazanıyor. Ha ondan sonra müsaade eder misin? Ondan sonra gidiyor başkasıyla çiftleşiyor. Genetik yapıya müdahale ettiğin için bu çocuğa geçiyor. Değil mi? Şimdi bunu adım 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 götürdüğün zaman nereye gidiyorsun? Önce canlıdan ırka, ırktan türe belirli bir miktar bunlar ayrıldıktan sonra abi bakıyorlar artık çiftleşemiyorlar. Değil mi? Bir demek adımda olmuyor bu. Demek istediğim de o bu kadar geniş bir zamanda mutasyonlar farklı farklı etkiler bütün bireyleri. Bunu da mutasyon o kadar çok birey var ki onu dedim milyonlarca. Belli bir noktadan sonra türleşecek bir canlı. Ha, ama peki bu mesela iki canlının aynı anda türleşebilmesi, hani iki cinsin iki dişi ve erkek ara formun aynı anda türleşebilmesi için, hani sonunun gelebilmesi için hani bu arada adımlar bu arada, bak türleşme bir adım daha gerekir. Olmuyor. Şimdi yani senin yaptığın tam hata. Sorun, bir dakika hocam, tam sorusunu alalım arkadaşım. Yani sonuçta siz neyi yani neye doğru bulmadığınızı söylüyorsunuz? Hangi konuyu ve neyi soruyorsunuz? İki değişik tür şey üretemez tamam, diyor. Somut eğer evrimin böyle olduğunu, hani primatlardan hani iki tane maymun maymun da insanlara doğru geldiğini hani söylüyor. Eğer böyle olsaydı şu anda insanlar olmazdı demek istiyorum. Hani tamam. Çünkü ama öyle değil. Çünkü bütün canlılar çok küçük adımlarla gelişiyor. Evet. Ve belli bir süre sonra çiftleşemez hale geliyorlar. Bunun için coğrafi ayrım lazım. Zaman neden içinde ayrım bir süre sonra, o belli bir süre sonra ne demek yani? Hani milyonlarca sene demek. Milyonlarca sene demek. Bir canlının belli bir ömrü var. Hayatım adım adım. Ha, ama yani türleşme eğer bir nesilden öteki nesle olsa her Allah'a günü evrim bayramı yapmamız lazım. Öyle bir şey yok. Onu demek istemedim zaten. Ben öyle diyorsun tabii. Aynı şeyleri söyleriz ama siz yanlış anlıyorsunuz. Yanlış yere çekiyorsunuz. Bak ben yanlış yere çekmiyorum. Ben şunu söylüyorum. Aynı şeyleri söylüyorsanız mesele yok. Başka aynı şeyleri hayır, söylemeyen arkadaşlar. Ben akıllı tamam tasarımcıyım. Ben hani tamam. Ya saçma sapan bir şey yani. Onun için ya vazgeç ondan. Sınıfta çaktı. Oradan arkadaşım mikrofon kimdeydi? Kimde? Hemen. Tamam, alın mikrofonu. Buyurun. Tamam, geldi. Çok çabuk lütfen. Şimdi öncelikle Celal Şengör'e bir sistemde bulunacağım. Çok noktada bağdaştığını söylüyor ilahiyatçı profesörlerle. Bu bir kere benim kafamı karıştırdı. Evrime inanan biri olarak kafamı karıştırdı. Ortada bir muğlaklık var. İki ilahiyatçı birbiriyle çelişiyor. Bugün evrim teorisinden bahseden biri bazı noktalarda ilahiyatçılarla aynı noktaya oluyor. Bence bu yanlış tartışmayı yanlış yerden yapmak demektir. Buradan başlamak lazım. Bilim metafiziğe dayanarak belli şeyler üretemez. Abdülaziz Bey de buradan çıkartmaya çalışıyor. Sürekli müdahalesi metafiziğe inan, buradan devam et. Yani bilimi metafiziğin üzerine inşa ederek daha göklere çıkarmak olur mu? Bu başlı başına yanlış bir şey. Metafizik diye başlı başına bir şey var. O bilim diye kendi, bir şey. Kendi tanımlamanız. Hayır, bilim diye tabii bir şey varsa elbette ki metafizik diye bir şey var. Aydınlanmadan haberdarız yani. Böyle bir şey elbette var. İkincisi diyorsunuz ki 7 milyon yıl çok uzun bir yıl dönem. 50 bin yıllık dönem, 50 bin yıldan bahsediyorsunuz. 7 milyon yanında 140 katı kalıyor. Çok fazla bir şey değil bu kadar uzun bir dünya için. İkincisi 1 milyon borcum var diyorsunuz. Bu ne kadar sığ bir tartışma. Biz üniversite öğrencisiyiz ya. Böyle bir tartışma olabilir mi? Bu evrim teorisi kadar da sığ yani değil. O kadar da sığ. Bu kadar da sığ. Bence Celal Bey'in verdiği cevap nasıl? Burada neyse bir saniye hakaret etmiyorum. Yok.
Ben hakaret etmiyorum. Ne demek sırtlı tartışma? Bilimsel olarak. Elbette o bilimsel değil. Bak siz eğer biraz okumuş olsaydınız bir şeyin yokluğu ispatlanmaz. Bunu gayet iyi bilirdiniz. Bence bu da bir büyük bir demoloji. Çok iyi bilirdiniz. Ayrı mesele. Bu işin uzmanları diyorsunuz ya. Ya keşke buraya mikrobiyologları da çağırsaydınız o zaman. Niye çağırmadınız? Mikrobiyologlar da gelsin. Ne demek istiyorsunuz? Ben de bunu söylüyorum. 7 milyon yıla uzun diyorsunuz da. Ya bugün bize evrimin yanlış olduğunu çeşitli yollarla anlatmaya çalışıyorsunuz. Yaratılışa nereden inanacağız? Bunun ispatını nasıl yapıyorsunuz? Hocam buyurun. Memur hocam. Bana sordun soruyu. Hayır ama yaratılışın ispatını herhalde Bayındır hocaya soruyor. Tabii ki elbette yani. Şimdi bir insan eğer inanmak istemezse ona kimse zorla inandıramaz. Ama şurası bir gerçektir. Ben bunu çok açık ve net olarak iddia ediyorum. Bu arkadaşımız da kesin olarak yaratıcıya inanır. Ama inanmadığını söyler. Yok, kesin olarak inanırsın. Kesin olarak inanırsın. Çünkü böyle bir şey imkansız. Tamam mı? Bir dakika. Yok, olmaz. Şimdi bakın. Bu bir. İkincisi de az önce söylediğimi tekrar söyleyeyim. Bir şeyin yokluğu hiçbir zaman ispatlanamaz. İspat varlığını göstermek demektir. Varlığı ispatlanır, yokluk ispatlanamaz. Üçüncü olarak da Kur'an-ı Kerim diyor ki, yani metafizik falan diye bir olay yok. Onu başka birilerinin tanımlamasıdır o. Kur'an-ı Kerim diyor ki, tamam diyor, onlara ayetlerimizi çevrelerinde ve kendi işlerinde göstereceğiz. Bunlarla karşılaştıracaklar. İşte burada konuştuğumuz şeylerde ilk yaratılışla ilgili ifadelerde kullandık. Bak söylediği hemen her şeyin Kur'an-ı Kerim'deki yerini anlatmaya çalıştık. Ve burada da herhangi bir tutarsızlık olmadı. Ama sonuç şu. Celal Bey diyor ki ben bir yaratıcının varlığına inanmıyorum. O da değişen sadece o. Başka bir değişen bir şey olmadı. Şimdi ben yalnız bir soru sorduğum ona cevap vermek istiyorum Ali abi. Tabii şimdi burada bu tartışması bir tartışma değil. Ben bu tartışmanın çok benzerini arkadaşım Xavier Le Pichon'la yaptım. Dünyanın en önde gelen yer bilimcilerinden biri. Sıkı bir Katolik. Şimdi ben bunu anlayamıyorum. Ama burada Xavier'in de söylediği, Bayındır Hocam'ın da söylediği bir şey var ki bakın ben ona senin dediğini kale almıyorum diyemem bilim adamı olarak. Diyor ki kontrol edelim, test edelim. Şimdi bu testin tabii şartları vardır. Eğer ben inanmıyorsam aslında her iki ilahiyatçının da işine daha çok gelmesi lazım. Çünkü ben önceden onların istikametine hazırlanmış değilim. Tam tersine hazırlanmış. Ha diyorlar ki onlar gel masaya oturalım beraber. Bize sen kendi bildiğini anlat. Değil mi? Şimdi ben buna inanmıyorum. Ama Bayındır Hocam da buna ben inanıyorum dediği için sen zır delisin de diyemem değil çünkü. Şimdi anlatabiliyor muyum? Burada dolayısıyla yapılan tartışma tabii bir televizyon önünde yapılan süratli olması gereken değil mi? Burada günler, aylar, vaktimiz yok. Ama bir proje çerçevesinde diyor bütün dinleri de davet edelim. Siz bilim adamları da gelin şunu bir tartışalım diyor. Ben bunu son derece yararlı buluyorum. Çünkü bilimin de tartışması lazım. Bakın bilim içerisinde de biz birçok şeyi tartışıyoruz. Size söylüyorum. Newton'un dediği yanlış çıktı. Darwin kitabının adı türlerin kökeni. Darwin'in çözemediği bir temel sorun vardır. Türlerin kökeni. Açıklayamıyor. Ama Hugo de Vries bir çıkıyor. Aydınlanıveriyor. Bu açıklanıyor. Ve bugün bizim evrimde yeni sentez denen, değil mi? Huxley'lerin yeni sentez adını verdikleri, Darwin'in doğal seçmesi. Doğal seçme ne yapar? Tür hazır olacak ki seçsin. Şimdi o türün hazırlanması için biraz önce arkadaşımın işaret ettiği genetik mevzu bahis. Baba çocuktan veya daha doğrusu ebeveynden çocuğa genetik bilgi nasıl geçirilecek? Değil mi? Bunun istatistiki kuralları var. Şu orada Mendel devreye giriyor. Değil mi? Mendel'in yaptığıyla bakıyorsunuz ki istatistiki bir his elde ediyorsunuz. Ondan sonra bu yetmiyor ama. Ondan sonra
Peki değişiklik nasıl ortaya çıkacak? Değişikliğin ortaya çıkması Hugo de Vries ile geliyor. Mütasyonlar. Peki mütasyon neyi değiştiriyor? Mütasyonun neyi değiştirdiği ta 1960'ları bekledi. Değil mi? 1950'leri daha sonra bekledi. İlk defa DNA'nın yapısı ortaya çıktı. DNA'nın yapısı ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra François Jacob, André Loew ve Jacques Monod genetik enformasyonun nasıl nakledildiğini buldular. Şimdi bütün bunları biz bilimsel olarak gösteriyoruz. Bunların her biri söylenecek her şeye test. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu tür tartışmalar faydalıdır. Şimdi benim inancımı ben size söyleyeyim. Bu tartışmalardan bilip galip çıkacaktır. Ve günün birinde bütün dinlerin söylediği kozmoloji ortadan kalkacaktır. Kesinlikle. Acaba arkadaşımızın... Şunu söyleyeyim, bu tartışmalarda dinin bilimin birkaç adım önünde olduğu ortaya çıkacaktır. Zannetmiyorum. Bakalım. Ama bu tartışmayı yapmak zorunda. Tamam. Bu tartışmayı yapıyoruz. Sorunuz? Yusuf Ziya Öğretici, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Celal Bey'e olacak sorum. Dört başlık altında toplayabilir. İsterseniz ben hepsini tamamlayayım, sonra cevap alayım ya da tek tek geçelim. Nasıl isterseniz. Birinci olarak dünyanın yaşının 4,5 milyar, 5 milyar yıl kadar olduğundan bahsettiniz. Anladığım kadarıyla da Darwinizmin tutunduğu temel basamaklardan biri de bu. Eğer varsayarsak ki dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl değil de daha aşağı bir seviyede olacaksa, dolayısıyla Darwinizmin ihtiyacı olan süre elinde olmadığı için doğrudan bu sistem çökecektir, değil mi? Darwin zaten bu teoriyi ortaya attığı zaman dünyanın yaşı 100 milyon yıl zannediliyordu. 4,5 milyar yıl olduğunu yeni keşfettik. Tamam, ben... Yani Darwin'in zannettiğinden çok daha fazla zaman var. O zaman 100 milyon yıl üzerinden konuşalım. Ben bu 100 milyon yılı nasıl bulduk? Radyoaktif. Şimdi o 100 milyon yıl sağlam bir şeye dayanmıyordu. Karbon 14'te bulduk. Hayır efendim, karbon 14 50 bin yıldan önceye gider mi? Bak şimdi konuştuğun konuyu bileceksin. Karbon 14 50 bin yıllar önceye gitmez. Bakın. Şimdi bak arkadaşım. Eğer biraz önce hocamın söylediği din bilim diyaloğu olacaksa, ya bilimi adam gibi öğreneceksin ya bilimden gelen adamlara saygı göstereceksin. Şimdi bu 4,5 milyar yılı değiştiremez. Ha uzatırsın. Kısalmaz ama. Bir. Verdin mi sonra? Bir. Birinci soruya cevap verdik mi? Bir. İkinci soruya geçelim. İkinciye geçelim. Ara geçiş formlarından bahsettik. İbadullah mevcut. İbadullah. Tonla. Yani o kadar çok ki, hemen örnek vereyim. Bütün bir dinozor süper sınıfı ara geçiş. Bütün. Yani dikkatini çekerim. Sınıf demiyorum. Biyolojide siz lisede şunları öğrendiniz belki. Artık Türkiye'deki eğitimin onu da öğretebildiğine emin değilim ama. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler. Bu sınıflar artık çalışmıyor. Niye biliyor musun? O kadar çok ara geçiş var ki. Bu sınıfların üzerinde sınıflar icat etmek icap etti. Dinosaurya icat edildi, ikiye ayrıldı. Avyan ve non-avyan dinozorlar icat edildi. Uymuyor çünkü. Bir hayvan bakıyorsun... Tüyleri var. Şey, yumurta yapıyor. Kafatasına bir bakıyorsun, sürüngen ya. La diyorsun, bu ne sürüngen ne kuş. Arası bir şey. Bu bütün mezozoik süresince geçerli. Therapsida'ya bakıyorsun. Sürüngen, yumurta yapıyor. Bıyıkları var. La sürüngende bıyık ne gezer? Olduğu gibi ara geçiş. Ve en sonunda şuna karar verdiler ki... Therapsida'nın içerisinde memeli de var... Sürüngen de var. Bütün bunun arası da var. Peki. Dolayısıyla ara tür çok. Üçüncü soruya geldik. Bununla ilgili kısa bir yorum yapayım. Öyle geçeyim. Tabii, üçüncüye. Önünüzdeki kitap sanırım türlerin kökeni midir? Hayır efendim. Ha, tamam. Pardon. Die Richtungen der islamischen Kur'an-Auslegung. Tamam, yani pardon. Kur'an tefsiri tarihi. Bunu niye getirdim biliyor musun? Çünkü burada iki tane çok sıkı ilahiyatçısı var Türkiye'nin. Bir şeyler öğrenmek istiyordum. İkisine yukarıda onları sordum. Onlar da sağ olsunlar anlattılar bana. Bu Ignaz Goldzieher'in ilahiyat kitabı. Onun için onu getirdim. Darwin'in kitabının birinci baskısında yer alan fakat daha sonraki baskılarında çıkartılmış olan ayıdan balinaya geçiş süreci örneği. Ben hepsini okudum. Öyle bir şey yok. Ben var olarak okudum. Ben böyle söyleyeyim. Çünkü bendenizde Darwin'in kitabının bütün baskıları mevcuttur. Eğer istersen tavsiye ederim. Sen ondan bundan öğrendiğini Darwin yok. Bak ikinci el bilgi çok tehlikelidir. Sakın ha güvenmeyin.
Bunu bilimde çok görürsünüz. Ondan literatür araklar koyar literatür listesine. Bir de bakarsınız ki o literatürdekinin tam tersini söylüyor. Sakın. Darwin'i oku öyle der. Peki. Ha, biraz önceki karbon 14'e döndü bu. Dördüncü soru. İndirgenemez karmaşıklıktan hiç bahsetmediniz. Darwin'in kitabında indirgenemez karmaşıklığa dair göz hakkında söylediklerini ben sizden almak istiyorum. Bu anlamda manidar olacağını düşünüyorum. Efendim, indirgenemez karmaşıklık diye bir şey yok. Bunu biz Darwin'den sonra öğrendik. Neden? Şimdi gözün evrimi nerede başlıyor biliyor musun? Terliksi hayvan diye bir şey bilir misin? Kamçılı. Hah, orada başlıyor. Nasıl bir organ biliyor musun? Organ bile değil. Işığa duyarlı hücre, tek hücre. Işığa duyarlı. Orada başlıyor evrim. Ve en sonunda göze geliyor. Tabii Darwin'in zamanında hayatım bunlar bilinmiyordu. Darwin'in teorisi siz zannediyor musunuz ki kalıptan döküldü, biz bugün aynen kullanıyoruz. Hayır ya, Darwin bir sürü konudan yanıldı. Darwin Kratese'yi 300 milyon yıl önce zannediyordu. Değil. Yanlış. Çünkü Darwin elinde o zaman mevcut olan White Adası'nda yapılan erozyon hızlarına dayanıyordu. Ya o erozyon hızları evet, tropiklerde geçerli değil, çölde geçerli değil. Bilgi dağarcığı şu kadar. Şimdi oldu bu kadar. Yarın da birisi aynı şeyi sizin için söyleyecek. Kesin. Yani bu dediği var ya, kesin. Şimdi bilginin gelişmesi bakın şudur. Einstein ne diyor? Newton yanıldı diyor. Ama Newton'un teorisi diyor. Benim teorim içerisinde bir yaklaşımdır. Yani gerçeğe biraz yaklaşmıştır. Ha diyor, benimki de gerçek değil. Daha iyisi bundan. Tıpkı sizinkinin de tam gerçek gerçek. Olması mümkün değil ya. Kainat sonsuz. Peki. Nasıl bilebiliriz? Peki. Mümkün burada değil. Buyurun. Yani hocam işaret etti ama biraz daha belirgin hale getirmemiz lazım. Yani burada evrim, tekamül deyince Türkiye'de özellikle Darwin'in tasavvur ettiği şey alıyor. Onun için çok yani burada yani mühim şey olan bir gelişme. Nasıl sadece şeyde gelişme yok. Biyolojimizde yok. Zihni gelişmelerimizde, ruhi gelişmelerimizde var. Mesela tasavvufta ne diyorlar? Kamil insan. Nasıl oluyor kamil insan? Hayvani insandan kamile dönüyor. Kendini geliştiriyor. Yani burada evrim veya işte tekamül ne dersek bunu Darwinizmle sınırlı görüp dar kalıba yani kendimizi hapsetmeyelim. Yani evrim buradan bir önce vardı ya. Gelişimden bahsediyoruz. Bir dönüşümden daha iyiye, daha kemale doğru. İnsandaki tekamülün bir delili var mı Mehmet? Efendim? İnsandaki tekamülün bir delili var mı? Var tabii yani. İnsan olmuyor mu? Mehmet Bey'den. Efendim? Alalım. Hangi anlamdaki? Biyolojik mi yoksa manevi mi? Yani zihinsel olsun, biyolojik olsun. Tabii ya. Bugün bir bilmediğimi yarın öğreniyorsam ben bu gelişmedir. O değil, o değil. O hangi hocamın sorduğu manada değil. Ben müsaade eder misiniz? Biz yani kişisel olarak kendimizi geliştiririz. O doğru. Tamam. Ama beyin mesela kapasitesinde gelişme beyin kapasitesi şu bu falan. Ha, beyin olarak, evet, biyolojik olarak. Var. Tabii var yani. Nasıl ispatlayacağız? Beyin işte, ağırlığından yani ben ispatlayamam da biyologlar yani bunu veya biyoloji yapmış hani durumda. Evet. Nasıl yapacak? O ölen kişinin beyni zaten çürüyüp gidiyor. Hayır efendim, o öyle değil. Evet. Çünkü biz ölen kişinin kafatasında bunu kapladığı, evet, beyin boşluğundan, doğru, onun beynini modelleyebiliyoruz. Evet. Onu modellediğimiz zaman o beynin ağırlığı... Kaç tane kafatası inceliyorsunuz? Hocam yani herhalde yüz binlerce inceliyorsunuz. Yüz binlerce herhalde. Yani ben sayısını beğenmem. O kadar çok ki. Yani bugün siz... Deminki kuğular gibi olabilir. Hayır, değil değil. Ha, bakın öyle değil. Neden değil? Çünkü siz adım adım kafatası kapasitesinin geliştiğini görüyorsunuz. Mesela Neandertallerde başka. Efendim Boyzai'de başka. Efendim Homo habilis'te başka. O kadar enteresan ki aynı anda yaşamış iki insan türünde bile başka. İşte Neandertallerde başka. Dişi olarak da başka. Tabii. Loflar yani, efendim. Peki, buradan, şimdi yalnız bu yetmiyor. Kendi doğrunuza varıyorsunuz söylediğinizden, hocamın söylediğinden. Onayladığınıza göre. Ay yok, şimdi olay ben şahsen bu her iki fikre de katılmıyorum. Yani tabii ki ben olayı Kur'an-ı Kerim zaviyesinden ele alıyorum. Mesela Süleyman Aleyhisselam zamanında insanlar eşyayı uzaktan getirebiliyorlardı. Bir ilimle getiriyorlardı. Bugün
eşyanın buradan gönderilmesi düşünülüyor, getirilmesi değil. Yani onların herhalde zihinleri bizden çok daha fazla gelişmişti diyeceğiz eğer mantık bu olursa. Ama o değil, bu bir ilimdir. İlimle Kudüs'te bulunan bir alim, Yemen'de olan bir tahtı ışın hızıyla oraya getirdi, olduğu gibi getirdi. Yani bu tip şeyleri biliyoruz ama bu bugün olmaz değil. Biliyoruz hocam? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Bakın başka şahit var mı? Başka şahit de şöyle olacak. O sonra oturacağız, bu konunun prensipleri üzerine çalışacağız. Yani bu zaten... Nasıl olabilmiştir diye. Nasıl olabilmiştir şimdiki bilim diye, zaten bunun olamayacağını söylüyor. Olamayacağını söyleyemez. Şimdi bakın, siz demin dediniz ki bilimin her şeyi bilinmez ama maşallah sizin hiç bilmediğiniz bir şey yok. Hayır, hayır. Yani kim ne diyorsa o konuda son sözü söyleyecek kadar bilgi sahibi olur. Hocam bakın çok önemli bir şey var, bir laf vardır. Halep oradaysa arşın burada. Tamam işte ben... Bakın, şimdi orada... o zaman yapıyorsa gelin yapalım. Tamam. Yani. Ama orada onun yapabilmek için o konunun uzmanlarıyla birlikte yıllarca tamam. çalışmak lazım. Tamam. Yıllarca. Yıllarca sonra, çalışmak. O kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. Yıllarca evet. süre. Yani mikrofon sizeydi, buyurun. Kalkan Üniversitesi Burcu Altun. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi dünya zaten kendi başına dönen bir mekanizma değil mi? Yani burada değişimin olması kaçınılmaz. Değişimi inkar etmek bize verilen akla aykırı bir şey olur zaten. Şimdi Darwin'in temelinde bir değişim süreci var değil mi? Ben arkadaşlar gibi kitabını da okumadım. Kitabı okuyan arkadaşlar gibi veya sizin gibi. Bilmiyorum, sadece bir değişim süreci var. Ama siz bize anlatırken hep maddesel bir değişimden bahsettiniz. İşte hep bir değişim var ama maddede, vücut itibarında kalan bir değişim var. Abdülaziz Hocam'ın söylediği çok güzel bir şey vardı başında. İnsanla diğer canlıları ayıran farklardan, dedi ki hocam, benzerliklere bakarsak dedi çok hipotez üretiriz ve birçok benzerlik görürüz. Ama farklara bakmamız lazım. Şimdi farklara baktığımızda bir düşünce yapısı var değil mi? Bir fikri yapısı var. Şimdi siz Darwin'e inanan birisiniz. Şimdilik. Buna inanan birisiniz şu anda konuşmamızda. Eğer tekrar yukarı çıktığınızda Abdülaziz Hocam sizi ikna etmezse hala inanan birisiniz. Sizin atanız bir maymundu ya da maymunun işte bir ana kadalıydı. İşte bir yardımcı şeydi. Ama ben inanmıyorum. Benim atam değildi. Şimdi sizin atanız... Yumurtadan mı çıktınız? Ben yumurtadan çıkan gruptanım, evet. Şimdi sorumu bitirebilirsen, sizin atanız bu şekilde düşünemiyordu. Yani tabii ki işte hayvan olarak aldığımızda maymunu o da görebiliyordu, o da işitebiliyordu. İşte dediniz ayağa kalktı, öbür hocam dedi ki işte tıraş ederseniz insan gibiydi falan, insana benziyordu. Ama bir düşünce yapısı vardı. Yani burada bir düşünsel bir gelişim var. Birden bir insan varlığı ortaya çıkıyor. Ama insan varlığı diğer canlılardan çok farklı. Çok düşünebiliyor. Sizin atanız bu şekilde benimle tartışamazdı, benimle konuşamazdı. O zaman siz buraya nasıl geldiniz? Şimdi eğer burada bir değişim süreci yoksa o zaman burada bir yaratan var. Ama bir değişim süreci var. İşte bu değişim sürecinin de... Şimdi bir dakika. Öğrenmek istiyorum. Bir dakika, sizin atalarınız miyim? Mağarada yaşıyor muydu, yaşamıyor muydu? Bir dakika, bir sözümü bitirebilir miyim? Şimdi bana bu maddesel süreci çok güzel bir şekilde açıklıyorsunuz. İşte şuradan şu geldi, işte ana kısımlar vardı, ara kısımlar vardı, şunlar oldu. Bu düşünsel kısmı da bana böyle kısım kısım anlatabilir misiniz? Memnuniyetle. Şimdi... Bizim ilk insan cinsi olarak gördüğümüz varlıklar alet yapamıyordu. Ondan sonra alet edinmeye... Nereden biliyorsunuz Celal Bey? Hayır, öyle hayal ediyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Böyle bir olay söz konusu değil. Şimdi hocam bakın öyle demeyin. Yani bütün arkeolojiyi falan inkar edemezsiniz. Biliyoruz bunu. Arkeoloji neyi araştırıyor? Şimdi bakın arkeoloji, prehistoria dediğimiz esnep, bir insan... Yani koskoca dünyayı bir Celal Şengör tüm detaylarıyla incelemiş, şimdi anlatıyor. Bir Celal Şengör değil. Ya bütün nesilleri... Ya koca bir bilimciler nesli var. Olmaz. Şimdi o bilim dediğiniz nedir?
sizin bilim dediğiniz dünyanın çok küçücük bir bölümünü incelemiştir. Hayır, benim bütün dünyanın satı incelendi. Yani. Avustralya'yı biliyoruz. Yani abi, ne kadar biliyorsun? Hocam, çok iyi biliyorum. Harita olarak biliyorum. Hayır hayır. Celal Bey'in biraz haklı tarafı var, ben katılıyorum. Çünkü Kur'an'da bakın mesela gemiyi kime öğretti? Nuh derler de Nuh. Doğru değil. Ya bana göre doğru. Ama burada şunu destekler bu. Yani belirli peygamberler veya insanlığın belirli gelişim evrelerinde insanların daha önce yapmadıklarını veya kullanamadıklarını doğrudan veya dolaylı Allah öğretiyor ve kendi yeteneklerle kullanıyor. Yani bunu inkar edemeyiz bir gelişimin olduğunu. Bakın hocam bir dakika. Benim bakın, ben yani size sadece şimdi bir dakika, uçak yapmıyordu insanlık bundan işte 50 sene bile değil yani. 100. Evet. Yok. Bugün diyelim yani. 1902'de ilk uçtu işte, uçak yani malum. Diyelim 2000. Niye şimdi Süleyman Aleyhisselam uçmuyor muydu? Ya hocam hayır, Süleyman ya. Aleyhisselam uçuyorsa onu Allah uçuruyordu. Hayır, kendi hayır, uçmuyordu. Öyle değil. Ona mucize öyle diyoruz değil zaten biz. O mucize değil. Mucizeyi yapan Allah'tır. Yoksa biraz değil önce verdiğiniz yani gibi. Benim buna tabii inanmam mümkün değil. Tabii o ayrı bir sorun. İnanıp inanmamaktan yani insanın yani bugünkü insanın her yaptığını ilk insanda yapıyordu demek bu gelişimi görmemek olur. Sen yalnız evet cevap verebilir miyim? Ama bakın, tabii buyurun. Bir de, biz, bir de ben söyleyeyim ben şimdi size. Şimdi tabii birlikte bu cevap verin. Yok ayrı ayrı cevap verelim. Çünkü bakışlar farklı. Ben meseleyi Kur'an-ı Kerim'e göre anlatacağım. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra ona tüm isimleri öğrettiğini, yazıyı da öğrettiğini söylüyor. Yani tüm isimler, isimleri ne yaradığını da söylüyor. Sonra Nuh Aleyhisselam zamanında da insanların 7 kat gökle ilgili çok detaylı bilgilere sahip olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Biz şu anda 1. kat gökle ilgili ancak bir takım bilgiler biliyoruz. Diğerlerine işte kara delikler falan diyoruz falan bilmiyoruz detayını. Şimdi biz bilim adamlarına şunu söylüyoruz. Yani şimdi burada tabii ki bu mesela bizim şanssızlığımız okuduğumuz şeylerin detaylarına inecek güçlü olmamamızdır. Bilim adamlarıyla birlikte tüm bu konularda ama binlerce bilim adamıyla tabii ve binlerce konuda çok detaylı çalışmalar yapılırsa bu problemler çözülür. O zaman da şimdi Celal Bey gerçekleri görür, inanır. Ya da yanlış olduğunu görür, inançsızlığına devam eder. Ya hocam inanmayanlar da olsun ne yapacağız? Hayır, yani zorla inandırmak. Zaten inanç serbest bir olaydır. Mecburiyet değil. Yani, değil. Türkiye'de var, böyle bir anlayış var. Yani, bütün ilahiyatçılar diyor ki adam ben inanmıyorum diyor. Ya sen inanıyorsun. Ya, bırak inanmasınlar hocam. Yani, yok yok. İnanmayan da inanmasın. Yok, yani bak şimdi bir kere Allah'ı var kabul etmek inanmak değildir. Tamam, onu da bilmemiz ayrı lazım. Tabii. Yani insanlar hepsi Allah'ın varlığını kabul eder. Siz bakmayın Celal Bey de arkadaşımız da. Ama Müslümanlık Allah'ı var kabul etmek değil. Tabii. Allah'la ilişkilerde araya başka bir şeyi sokmamak doğrudan doğru ona kul olmaktır. Doğru, başkasına doğru, değil. Doğru. Yoksa orada ama, orada bana şey bana hatırlattı yani hani siz Allah'la konuşursanız darsınız, Allah sizle konuşursa delisiniz diye bir laf evet vardır biliyorsun. Evet. Bu iş oraya gidiyor diye korkmaya başladım ben. Sizin yok, cevabınız yani arkadaşımıza. Verebilir miyim? İnsan cinsinin ortaya çıkışından itibaren düşüncenin de geliştiğini görüyoruz. Çok ciddi şekilde de geliştiğini görüyoruz. Ondan önceki dönemde de insan ile diğer yaratıklar arasında paralellikler var. Mesela kuş alet kullanıyor. Diğer yaratıkların yapamadığı çok enteresan bir şey var. Yavrularına kendi öğrendiklerini öğretemiyorlar. Bir fark o. Bir tek fark orada var. Ne aleti kullanıyor kuş? Çok enteresan. Mesela bir deliğin pardon, içerisinde bir kurt var. Sorusu tekrar anlayamadım. Ne aleti kullanıyor kuş? Hayır, tamam. Bir şeyin içerisinde, bir ağaç deliğin içerisinde bir kurt var. Gagası yetmiyor. Gidiyor bir ince çap alıyor. Gagasıyla saplıyor, çıkartıyor, kurtu yiyor. Efendim bunun filmleri çekildi. Gayet güzel. Eğer National Geographic'ten isterseniz gider bakarsınız. Fevkalade enteresan. Evet. Çok küçük buyurun bir şey daha söyleyeyim. Benim söylemek istediğim bu değildi. Yani hocamın dediği şey de farklı bir şeydi. Yani ne dedik? Tamam onlarda da göz var
görebiliyorlar. Hani kulak var, işitiyorlar ama anlamak var. Yani arada bir fark var, irade var. İşitme ile dinleme farkı. He, yani evet. Bu farkı, bu ara geçiş dönemi yok. Tamam, bir beyin olduktan sonra işte insan düşünmeye baş, insan ırkı geliştikten sonra tabii ki insan beyni gelişiyor. Ve geliştikçe de yeni şeyler üretiyor. Burada bir problem yok bu değişimde. Evet. Bu aradaki mesafede problem var. Yalnız işte o sizin dediğiniz muhakeme yapma hikayesinde mesela maymun, bir goril taş biriktiriyor kendine gelenlere atmak için. Demek ki belli bir muhakemeyi o da yapabiliyor. Ama dereceler var. Evet, o peki. Geçiş keskin değil. Peki, arkadaşımızın sorusunu alalım, buyurun. Osman Hacan, Sakarya Üniversitesi, solum Celal Hocam olacak. Ya herkes Celal Hoca'ya soruyor. Hakikaten iki tane koca ilahiyatçı var burada. Şimdi çok ayrı noktalarda Celal Hoca savunuyor. Farklı olan Celal Hoca, farklı olanın üzerine gitmek istiyorum ben de. Farklı olan Celal, ikisi de farklı birbirinden. Aslında benim görüşlerim onlara uyuyor ama biraz size yüklenmek istiyorum. Peki, memnuniyetle. Başımın üstünde yerin var. Şimdi bir insana bir iş yaptığında, aslan gibi yaptığını denilince bir insanda gerçekten de bir gurur oluyor. Ama bir insana, affedersiniz, ya bu işi eşek gibi yaptın derseniz biraz gurur kırgınlığı oluyor. Çünkü ikisi de hayvan ama hani birisinin yaratılış şekli kanarya farklı, değil, birisinin değil yaratılış şekli onun farklı. Onun için Galatasaray'ın simgesi aslan değil mi mesela? Evet, kesinlikle, kesinlikle. Buradan da Galatasaraylılara selam söylüyorum. Bana bak, eşeğe çok yüklenme. Eşek o kadar iş yapıyor. Aslan hiçbir iş yapmıyor. Hangi aslan hocam? Bir dakika. Aslan her şeyi. Ben de karşı çıkıyorum şimdi. Anlıyorum, anlıyorum. Evet, onun için dedim, söyle. Buyurun. Aynı şekilde hocam. Latife ile biraz neşelendik. Evet, buyurun. Şöyle bakalım. Bir insana, yani bana deseler ki atan maymun. Maymunlardan geliyorsun. Çok zoruma gidiyor. Soralım burada çoğu arkadaşa. Çoğu arkadaşım da zoruma gidecek. Çünkü İngiltere'de bir lady'nin de çok zoruna gitmişti. Bayılmış kadın söylenince. Hiç kimse atasının hayvan olduğunu kabul etmez bence. Benim bir sorunum yok. Adem, ya ben Adem oğlu olduğuma inanıyorum. İnsan olduğuma inanıyorum. Şunu söylüyorum. Burada bu görüşe, sizin görüşünüzü inanarak en azından kendi atalarıma saygısızlık etmek istemiyorum. Onu söylemek istiyorum. Bir konu, diğer konu da. Yani burada soracağım soru size. Bu insanlar arasındaki ayrım. Yani bu ayrım sendromu. Yani eşek diyoruz, affedersiniz, farklı algılıyor. Aslan diyoruz, farklı algılıyor. Ama ikisi de hayvan. Bir diğer konu, dediniz ki politikacılar tanımıyor. Benim bölümüm kamu yönetimi. Biraz bu işe adayım. Şimdi 1940'larda yine bilim konusunda robotlar biraz sükseydi o dönemde. Gerçekten de robotların iyi bir yeri vardı. Ve şu an hayatta olmayan fakat bilime çok önem veren bir insan, politikacı bu insan, şöyle bir dize yazıyor ve bu aslında şurada bu geceki konuyu özetler. Ve diyor ki bir şiirinde, Robot adlı şiiri, Allah Allah olduğu için yarattı beni. Ben Allah olamıyorum ne kadar yaratsam. Ve tapmıyor bana benim yarattığım, beni yaratana ben nasıl tapıyorsam. Şimdi burada öyle bir durum var ki gerçekten de Allah insanları yaratıyor. Ve insanlar da belli bir şekilde yaratıp ilimin yönünde bir şeyler yaratıyorlar. Ve ilimle bir yerlere gelebiliyorlar. Burada Darwin konusunda bu kadar çıkmaza düşmemizin sizce bilimin insanlara karşı bir yaptırım yok mu? Yani bilim insanlar için çalışmıyor mu? Yani bu kadar tartıştık fakat herhangi bir konsensüse varamadık burada. Bilim insanlar için çalışmaz. Bilim merakın neticesi. Tamam, politikacılar neden bilime o zaman yani yönelmesini istiyorsunuz? Gayet basit. Bilim bize kainat hakkında ne biliyorsak, sadece bilimden geliyor, başka hiçbir yerden gelmiyor. Kainatın içinde yaşadığına göre sen bir evde oturuyorsan o ev hakkında bir şeyler bilmeni tavsiye ederim. Aksi takdirde ne tamir edebilirsin ne bir şey kafana geçer. Dolayısıyla aklın yolu şu içinde yaşadığımız dünya hakkında fikir sahibi olmaktır. Fikir sahibi olmazsak başımıza gelen felaketler korkunç oluyor da. Biraz önce Marksist Rusya'dan bir örnek verdim. Marksizm çok sıkı bir dindir. Mahvettiler Rusya. Darwinizmin din olduğu gibi. Hayır. Darwinizm din değildir. Çünkü teste açıktır. Marksistler testi kabul etmiyorlar. Ah, ah, bana anlatma arkadaşım. Ben Marksist ülkelerde çok dolaştım. Bütün teşkilatıyla beraber
Yani eğer din değilse dine çok benzeyen bir şey. Ama şöyle bir şey var hocam. Şimdi bak arkadaşım, sen bir şeye inanmak istiyorsan helal olsun, inan. Hiç itiraz yok. Ama zannetme ki sadece inanarak bu kainat hakkında bir bilgi sahibi olursun. Ve eğer bu kainat sana vurmaya kalkarsa onun karşısında durabilirsin. Bak, iklim değişiyor. Geçmişte de değişti, bugün de değişiyor. Günün birinde bu insanlık aç kalırsa onu din değil bilim kurtaracak. Başka fakat yolu yok. Din de burada bir iyi bir amaç olacak. Yani şimdi insanların yetişme tarzı şu an şu durumda. Anadolu çocuklar olarak büyüdüğümüzde bize yazın Kur'an kurslarına gönderirler. İlim ve bilim yönünde yönlendirirler zaten. Hani bu niye bu kadar? Kur'an yani kursunda insanların ilim bilim olacağını sanmıyorum. Yani onun yerine şimdi sizi güzel okullara gönderseler. Kur'an-ı Kerim okunması gereken en büyük kitap. Buyurun. Ben aynı fikirde değilim. Kesinlikle. Hayır, hayır, hayır. Akıllı komutanlar kurtardı. Sesiniz. Ya Balkan Harbi'nde inancın niye kurtaramadı? Balkan Harbi'nde canını okudular. Dalga mı geçiyorsun ya? Yani aynı asker orada da vardı, orada da vardı. Peki. Bir saniye. Ha? Abdülaziz hocamızın mikrofon mikrofon ne çoğunlukta be, aynı Mehmetçik. Tamam. Mikrofon. Aynı Mehmetçik. Aynı Mehmetçik değil. Çanakkale'de bir de fazladan hocam, Almanlar vardı. Arkadaşımın mikrofonu olmadığı aynı için demin duyulmadı. Çanakkale meselesi dedim bir daha söylerseniz. Arkadaşa hani biz aç kaldığımızda bizi dinin kurtarmayacağını söyledi. Evet. Bu memlekette eğer biz şu anda rahat yaşayabiliyorsak, siz orada ayak ayak üstüne televizyonların Türk halkının karşısında atıp rahat oturabiliyorsanız, bunu Çanakkale'de iman gücüyle savaşan askerlerimiz sayesinde oldu. Balkan, özür dilerim. Ali Bey, özür dilerim. Balkan Harbi'nde neden olmadı dediniz. Demek ki Balkan Harbi'nde sizin gibi iman gücü zayıf askerlerimiz çoğunlukta olduğu için olmamıştır muhtemelen. Ali abi, bu olmadı. Ali abi, şuna bir şey söyleyeceğim. Hazır, Ali Bey, hazır mikrofonu almışken. Hayır, almışken, çok özür dilerim. Lütfen. Bir saniye, Bayındır hocamız da bir şey söyleyecek. Lütfen, diğer arkadaşımızda mikrofon var. Hocam buyurun. Şimdi kardeşim, savaşlar kuralına göre kazanılır. O kurala uygun kim çalışırsa o kazanır. Hayatta üretim de öyle, para kazanma da öyle. Allah her şeyin kuralını koymuştur. O kurala uyarsanız kazanırsınız, uymazsanız kazanamazsınız. Ama şuna sıraya gelince, Allah bu dünyada inanana da inanmayana da yaşama hakkını vermiştir. Ve bizim de inanmayanlara yaşama hakkını vermemizi emretmiştir. Onlar bizim yaşama hakkımıza saygılı olduğu sürece. Ondan sonra üçüncü olarak da din derken, bugün Türkiye'de din derken sosyal bilimlerin din dediği Hristiyanlıktır. İslamiyet değildir. Yani bu tamamen batıdan tercüme edilen kitaplarda anlatılan din Hristiyanlıktır. Ama bizde Türkiye'de din deyince İslamiyet anlaşılıyor. Asıl anlaşmazlığın sebebi bu. Yani orada insanlar Hristiyanlığı esas alarak bir karşı çıkış ortaya koyuyorlar. Hristiyanlıkta bakın mesela bir papa var. Papa var. Onlar Allah'a da papa derler, papaya da papa derler. Çünkü o göklerdeki tanrıları bu yerdeki tanrıları. Babalarına da papa derler. Tabii babalarına da papa derler. Şimdi dolayısıyla ama İslamiyet'te bu yok. Yani İslam'ın din anlayışı burada karşı çıkan arkadaşlarımız. Yani İslam'daki din anlayışı bilimle baş başa olmak zorunda. Allah açıkça ifade ediyor. Bütün peygamberler öyle söylüyor. Hadi işte şu bilimle karşılaştırın. Eğer gerçekten doğru olduğuna kanaatine varırsanız o zaman inanırsınız. Değilse inanmazsınız. Onun için burada bu test etme meselesini hep birlikte yapmalıyız. Tekrar ediyorum. Bizim sosyal bilimlerdeki din İslam dini değildir. Dolayısıyla orada ona karşı çıkan insanların İslam'a karşı çıktığını da zannetmeyelim. Evet. Mesela Batı'da din reddediliyor. Batı'da din kilisedir. Bizdeki gibi değil. Bizim dinimizin bir teşkilatı yoktur. Ruhban sınıfı yoktur. Ruhban sınıfı yoktur. Yönlendiricisi yoktur. Din, din kişiseldir, ferdidir. Ama orada bir teşkilat işidir. Evet. Peki. Arkadaşımızda mikrofon buyurun. Cem Gültekin, Yıldız Teknik İnşaat Mühendisi öğrencisiyim. Öncelikle sorum Abdülaziz Bey olacak. Dini test etmekten, sorgulamaktan bahsettiniz.
Peki testlerinizin sonucunda olumsuz bir şeyle karşılaşırsınız. Bunu samimiyetle açıklar mısınız topluma? Yani testlerinizin sonunda bir dinin olmadığını veya İslamiyet'in olmadığı veya Allah'ın olmadığını gibi bir sonuca ulaşırsanız bunu açıklar mısınız? Şimdi ya da en başından bu gerçekle yüzleşmeyeceğinizi mi kabul ederek yola çıkıyorsunuz? Yok yok, bunu tabii bu soru çok güzel bir soru. Size söyledim ya, Almanya'dan gelmiş Berlin'de Kur'an'ın yanlışlarını tespit için uğraşan bir gruptan bahsetmişlerdi, bana sordular. O gruba biz de yardım edelim dedim. Yani bir yanlışlık varsa tabii biz bu ortaya çıkmasını isteriz. Ve şey de bakın, mesela Hristiyanlıkla İslam arasında bir karşılaştırma yapayım. Bir Lutheran papaz... Ben benim, o soruyu sormadım isterseniz. Çok, çok kısa anlatayım bak bu, ama anlaşılması için. Bir Lutheran papaz yanımda doktora yapmaya gelmişti, olmadı. Onunla bir konuşmamız oldu. Dedim ki siz dedim insanları vaftiz yapıp dine sokuyorsunuz. Ama bu insanların böyle bir kararı yok. Bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Şimdi onunla tabii bir sürü uzunca bir konuşma. Dedi ki işte bu o ilk günahtan onu kurtarıyoruz. İlk günahı işleyen kim? Adem Aleyhisselam. Adem'in günahından bu insana ne? Dolayısıyla ondan sonra dedim ki peki bu vaftiz olduktan sonra bu insanlar kiliseye düşman oluyorlar. Bir daha da gelmiyorlar. Öldükleri zaman nereye giderler? Cennete giderler dedi. Peki dedim. Şey, kilisenize sürekli devam edip yardımcı olan ama vaftiz olmayan bir insan ölürse nereye gider? O da cehenneme gider. Niye? Vaftiz olmadı çünkü diyor. Şimdi kardeşim ama bakın bunun karşısında İslam diyor ki eşhedü diyeceksin. Yani inancın kesin bilgiye dayanacak diyor. Kesin bilgiye dayanacak. Kesin bilgiye dayalı olmayan inanç zaten Allah tarafından kabul edilmez. Ben bunu tamam kesinlikle kardeşim? Sormadım zaten. Neyse diğer soruma geçmek istiyorum. Sorma değil aslında, bir ufak bir yorum olacak. İnanmayanlara da yaşam hakkını vereceğinizi söylediniz. Yok, o yaşam hakkınız ne sizin elinizde ne de inananların yaşam hakkı inanmayanların elinde. Böyle bir mantık çelişkisi olamaz. Öyle bir şey mi söylediniz? Öyle bir şey söylediniz değil mi? Yaşam hakkını... Hayır, yaşama... Bunu açıklığa koşturursanız buyurun. Bilmiyorum, kelimeler belki yanlış kullanılmış olabilir. Aynen, şu anda tekrar. Kelimeleri birebir hatırlamıyorum da söylediğim şudur. Yani... İnananlar inanmayanların yaşama hakkına saygı göstermek zorundadırlar. Şimdi birçok yerlerde kendisi gibi inanmayanları yaşatmazlar. Kur'an-ı Kerim'in bize emrettiği şu. Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetleri 60. sure diyor ki inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmazlarsa, sizi ülkenizden sürmezlerse, ya da bunlara destek vermezlerse üç tane kırmızı çizgi söylüyor. Bir, inandığım için beni öldürmeye kalkmıyor. Ülkemden sürgün etmiyor ya da bunlara destek vermiyorsa onlarla iyi geçinmeniz, dostluk kurmanız, haklarına saygı göstermenizi Cenab-ı Hak size öğütler diyor. Tamam mı? Çıkarcılar bir yani dolayısıyla İberya'dır. Evet, dolayısıyla bunlar Yahudi, Hristiyan, bunlar şimdi ortaklaşa biz ortaklaşa yaşayacaksak her insanın inanma hürriyeti kadar inanmama hürriyeti de olmak zorundadır. Anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar inanç... Bu birlikte yaşamanın olmazsa olmazıdır. Kur'an-ı Kerim zaten bunu kesin teminat altına almış. Son olarak hem Celal Bey hem de tekrar size sormak istiyorum. Program başında dinle bilimin iç içe olduğunu ikiniz de söylediniz. Daha sonra önce Celal Bey bilimin dinin önüne geçeceğini, birkaç adım önüne geçeceğini, aynısını daha sonra tekrar siz de söylediniz. Bu çelişmiyor mu ya? Ben de hani o ikimizin yoksa, de söylediği hipotez. Yalnız başta söylediğimiz bir şey var. Başta söylediğimiz şu. Dedik ki eğer ikisi de varsa prensipte çelişemezler. Tabii doğru. Bu evet. Çok mühim. Çok doğru. Şimdi bu. Bizim yola çıktığımız acaba çelişiyorlar mı çelişmiyorlar mı? En doğrusu bu. Yani buna bakmak istiyoruz. Çelişemez. Hocam diyor ki çelişemedikleri gibi ben dinin bilimden bir adım önde olduğunu çıkacağını tahmin ediyorum. Evet. Ben de diyorum ki ben bilimin dinden önde çıkacağını tahmin. Şimdi bu ikisi bizim ikimizin vallahi iki varlığın bu, tahmini. Eğer bu iddialar olmasa bu çalışma yapılmaz yani. Zaten. Bu iki varlığın tahmini. Peki. Ama sorusun. Eğer dinin ve bilimin iddiaları aynı derecede geçerli olacaksa çelişemezler. Peki. Sorunuz? Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Sorum Abdülaziz Hoca'ya. Belki... Bayraktar hocamız da burada oturuyor ve çok değerli fikirleriyle hepimizi ve sizi ve izleyicilerimizi irşad etmek için burada. Yani evet peki
Sadece bundan sonraki arkadaşlar için uyarı olsun diye belki de sorulması söyledim. Gereken bir soruydu. Ben gözlemlediğim kadarıyla Celal Hoca ile Abdülaziz Hoca'nın Abdülaziz Hoca için bilimin aynı şeyi ifade ettiğini düşünmüyorum. Hani bunu nereden çıkardınız derseniz 2,5 milyar yıl dedi hocamız, nasılsa ispatlanamaz dediniz. 7 milyon yıl dediğinde yine öyle dediniz. Hipotezin aksi ispatlanmadığı sürece geçerli olduğu fikrine katılmadınız. Bilim belli ki ikiniz için de aynı şeyi ifade etmiyor. Bilimi nasıl tanımlıyorsunuz? Ben önce bunu merak ediyorum. Ayrıca en başından beri çok merak ediyorum. Ruhu test ederim, isterseniz şu anda test ederim dediniz. Nasıl test edersiniz? Ve eşhedü dediniz yanılmıyorsam. Elle tutulur, gözle görülür. Adem'in topraktan yaratıldığı elle tutulur ya da gözle görülür bir şekilde kanıtlanabilir bir şey değil. Hayır, hayır. Bunu nasıl açıklarsınız? İnançla ilgili olarak söyledim, olur mu? Yani şimdi eşhedüyü inançla alakalı söyle. Bir kere Allah'ın varlığına ve birliğine eşhedü diyecek şekilde inanıyorsanız, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğunu kesin olarak kendinize göre, kendi bilimsel anlayışınıza göre, her insanın kendine göre bir doğru anlama kabiliyeti vardır. Onu kavradıysanız artık ondan sonrası kolay. Siz okulda hocanızın kendi bilim sahasında uzman olduğunu bildikten sonra artık ona anlattıklarını dinlersiniz. Her şeyi bilmeniz gerekmiyor zaten. Biz de bunu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna kanaat getirdikten sonra tabii ki orada söylenenlere inanacağız. Ben uzman olduğunu bilsem de sorgularım hocam. Aklıma yatmadığı sürece de inanmam. Ayrıca insanların üstünlüğüyle ilgili bir şey söylediniz. Bu ayrı bir tartışma konusu. Aslında buna türcülük ismi veriliyor ama yani insan ya da hayvan, işte ben hayvan soyundan gelmek istemiyorum ve benzeri. Bunu türcülük kapsamında değerlendirdiğim için hani bu tartışmalara hiç girilmemesi taraftarıyım. Ayrıca Celal hocama da siyaset bilimi öğrencisi olarak politikacıların doğaya dönmesi ve doğayı bilmesi gerektiği önerisine dikkate alacağımı söz verebilirim. Aferin. Çok mutlu oldum burada. Evet, Türkiye'yi aydınlık günler bekliyor. Peki. Teşekkürler. Buyurun. Hele hanımlar girerse bu işe. Sorun. Buyurun, sorunuz. Ha, öyle mi? O soruya yani cevap o kadar çok şey söyledin. Doğru. Ya şimdi bilimi nasıl tanımlama meselesi değil. Tabii ki bizim bakışımızı sen öğrenmek istiyorsun. Öyle anlaşılıyor. Bilimin evrenseldir bunun tanımı. Kişisel bir tanım olamaz. Tamam, yani şimdi mesela tamam, bir örnek vereyim ben sana. İşte insanın mesela Kur'an diyor ki ana rahminde önce döllenmiş bir yumurta haline gelir diyor. Mesela yani bir örnek dediniz. Ondan sonra diyor ana rahmine yapışık bir yapıya dönüşür. Ondan sonra diyor bu yapı bir et parçası görünümüne gelir. Sonra diyor bu et parçası kemiklere dönüşür. Sonra belli belirsiz bir yapı alır. Ondan sonra kemiklere et giydirilir. Tüm bunları verdiği süreler içerisinde hesap ediyorsunuz. Bakıyorsunuz ki 100 ile 105 gün arası buluyor Kur'an-ı Kerim'deki şeye göre, ifadelere göre. Ondan sonra da diyor o vücut yapısını tamamladıktan sonra ruh üflenir. Ruh üflendikten sonra da kişi de artık farklı bir yapı oluşur. Mesela ana rahminde çocuğun annesini dinlemeye başladığını, işte müzikten etkilendiğini, birçok annesinin üzülmesiyle, sevinmesiyle sevindiğini, üzüldüğü. Zaten bugün şeyler bilim adamları tespit ediyor. Şimdi mesela burada şöyle bir olay oldu. Biz işte Tübingen'den bahsediyoruz. Orada da ben bu iddiada bulununca Mayıs 2008'de bir sözleşme yaptık. Haziran 2008'de biyoetik uzmanı olan fakültenin dekanı İstanbul'a geldi bir sürü soruyla. Önüne bir Almanca Kur'an-ı Kerim koyduk. Tüm sorduğu soruların cevapları tamamen bu işte ana rahminde çocuğun gelişimi ile alakalıydı. Hepsini ortaya koyunca şaşırdı. Yani ne, bilimsel verilere herhangi bir aykırılık yok. Dedim ki hatta çok daha ilerisini anlatıyor bu o şeyden. Yani günü gününe bugün daha yeni bu bilimin gelmeye başladığı şeyi Kur'an-ı Kerim
detaylı olarak vermiş. Şimdi onu görünce ben o Doktor Meat, Doktor Meat'e dedim ki bakın işte görüyorsunuz bilim, din ve bilim uyuşmazlığı diye bir şey yok. O da aynen Celal Bey gibi dedi ki bana, ben dedi eskiden beri Allah'ın yarattığı bu kainatın Allah'ın indirdiği kitaplarla asla çelişmemesi gerektiğini düşünürdüm dedi. Hatta İspanyolcadan bir kitabı Almanca'ya tercüme ettim. Sizi dedi Almanya'da çok dikkatle dinledim. Birçok sorularım cevaplandı. Şimdi dedi hiçbir sorum kalmadı. E o zaman gelin dedim bütün dünyaya din ve bilimin çelişmediğini, hatta dinin bilimin bir adım önde olduğunu gösterelim. Sonra dedi ki nasıl olur dedi. Bizdeki tüm bilim adamları ateist dedi. Nasıl olacak? Dedim ki ya işte görüyorsun bak ben size hep Kur'an'dan, önünüze de Kur'an-ı Kerim koydum. Sorduğunuz soruların tamamı bilimsel değil miydi? Evet dedi. Bak işte ben de size Kur'an-ı Kerim'den anlattım. Dedi ki sizin Kur'an'da her şey var. Bizim Tevrat ve İncil'de hiçbir şey yok ki dedi. Ben dedim siz üzülmeyin. Kur'an-ı Kerim Tevrat-ı İncil'i reddeden bir kitap değildir. Ona sahip çıkan bir kitaptır. Sonra tamam dedi işte şey yaparız. Ben dedi gidip çalışacağım. Zaten 3 ay sonra emekli olacağım. Daha çok çalışırım dedi. Ve gitti 6 ay. Bir hazırlık yaptılar. Sonra 6 ay sonra da bir protokol yaptık. Yani bu işte bir örnekse örnek. Bilimle ortak paralel yani, çalışmanız. Örnekse örnek. Peki buyurun sizin sorunuz. Kendinizi önce tanıtın. Öncelikle Zehra Aydoğdu. Avrupa İslam Üniversitesi öğrencisiyim. Temas etmek istediğim nokta aslında bir önceki arkadaşla aynıydı. Ben Abdülaziz Hoca'yı tekrar dinlerken konunun geçtiğinden endişe duyuyordum. Hani ben söylediğimde tekrardan konu farklı bir boyut kazandı derken konu yine oraya geldi. Test edilebilirlik. Benimkisi aslında ne bir soru ne bir yorum. Benimkisi tamamen bir itiraz. Zaten itiraz üzerine kurulmuş bir konuşma yapıyoruz hepimiz. Benim itirazım, burada aynı fikirde birçok insan var farkındayım. Ama özellikle bir arkadaşa, daha önce konuşan arkadaşımıza. Burada şahıs olarak kim var önümüzde? Abdülaziz hocamız var. Test edilebilirliğe davet ediyorken bir ilim insanına sığ ve metafizikten bahsediyor denilmesine itirazım var benim. Bir kere bu en başından beri yanlış. Ve ardından yine aynı arkadaşımız bu düzenin yani başlı başına yanlış olduğunu, biz neyi tartışıyoruz dedi eğer hatırlarsanız hepiniz. Yani bir ilahiyatçı hocak diğer ilahiyatçı hocayla çakışıyor, diğeri bir başka şeyler söylüyor. Evet o konuda kesinlikle hemfikiriz çünkü ben de başlı başına burada bir yanlış olduğunu savunuyorum. Yine hepimiz bunu dile getirdik ama ben sadece yinelemek istiyorum. Çünkü bilim ve evrim kelimesi eş tutuluyor. Biz buna karşıyız. Yani biz bu kesim, yani sizin bakışlarınızın bile farklı olduğu bu kesim kesinlikle yine inandığı için veya da daha hassas olduğu için bilime inanmıyor değil. Aksine Abdülaziz Hoca'nın dediği gibi yeri geliyor bir adım önde oluyor. Veya da onun doğurduğu bir şey oluyor. Evet o arkadaşımız sizin söylemi üzere bunu söylemiştiniz. Buyurun. Kalsın mikrofon sizde. Şöyle bir mesele var. Ben burada bir üniversite öğrencisi olarak bilimsel bir mesele tartışıyoruz. Güya diyorum buna. Ben çünkü evrim dışı, yaratılışın bilim dışı olduğunu düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Bu saygısızlık değil. Bilimin tartışıldığı bir yerde benim 1 milyon lira borç örneğini açıklamak üzerinden ki ben bunun sığ olduğunu düşünüyorum. Tartışmanın sığ olduğunu düşünmüyorum. Burada kimseye hakaret de etmiyorum. Bu hakaret değildir. Ha bu tartışmanın derinlikli olduğu söyleniyorsa o olabilir. Ya ben bir hatırlatma yapıyorum. Buradan hani mikrofon yok söylemiyorum. Şu ruh testini bir yapın ya. Bir yapalım da bir görelim. Hakaretten ziyade. Ha, ben yani şey de demiyorum. Kimseye hakaret etmiyoruz biz. Üniversite öğrencisiyiz. Zaten o kelimeyi telaffuz kesinlikle etmedim. Hakaretten ziyade test etmeye davet edilen bir ortamda buna nasıl metafizik diyorsunuz? Ben bunu anlayamıyorum. Hakaretten ben itirazım buna. Ya bakın bir dakika. Şu metafizik bu kadar tukaka bir şey değil. Yani bakın rica ederim. Şimdi bu metafiziğin bu kadar tukaka olması biliyorsunuz Auguste Comte'la başlamış. 20. yüzyılda Marksistlerle şaha çıkmıştır. Şimdi Karl Popper, agnostik, Allah'a inanmayan bir adam. Gelmiş geçmiş en büyük bilim felsefecisi. Darwin'in teorisine bu metafizik diyor. Bunu diyor ben bilimsel olarak değerli, hani ben diyor bu teorinin diyor doğru olduğu kanaatindeyim. Son derece faydalı tartışılması. Fakat tamam, metafizik yanılıyor. Neden? Hume kuralını sadece ileriye çalışır zannediyor. Popper yanılmıştır orada.
Yani Darwin'in teorisi bayağı bilimsel bir teori. Hiç diyecek yok. Ama düşünün ki Darwin, Popper gibi bir adam diyor ki bu metafiziktir ama çok faydalı bir şeydir. Şimdi bizim hipotez uydururken gözlemden hareket ettiğimiz zannedilir. Hocam biraz evvel bir tüme varımdan bahsetti. Tüme varımla hiçbir yere varamazsınız. Hipotezi, bakın bunu ilk fark eden Kant'tır. Hipotezi uydururuz. Yani bütün bilimsel hipotezler bir uydurmadır. Ha ama ne zaman bilimsel olur bu? Derhal kendini tenkide açar. Gözlemle tenkit edilir. Eğer gözlemle uyuşmuyorsa anında terk edilir. İşte bu bilimselliktir. Hocam ben burada... Hipotezin nereden geldiği mühim değil. Hocam ben burada ben de gözleme dayanır ve test edilir diyorsunuz ya. Ben yaratılış teorisinin test edilemeyeceğini söylüyorum. Şimdi ben o doğru. Ben de aynı fikirdeyim. Ben ama bir dakika. Diyorum ki, bir dakika. Ben soruma yaratılış cevap yaratılış teorisi ne zaman test edilemez biliyor musun? Akıllı tasarımcı olursan test edemezsin. O çünkü ne söylersen söyle, aa bak bu Allah ya böyle yaptı. Bu öyle değil. Bilim, peki Darwin'in test edilemiyor. Ben bir de yaratılış yapalım. Ya Ali Bey bir de şeyi yapmadık. Bu ruh testi yapılabilir. Hemen yapalım dedi. Demin arkadaş da sordu. Bilerek atlandığını düşünmüyorum. Unutulmuştur. Ruh testini Abdülaziz Bey yaparsa burada hani bir test olarak hem de test etmiş olurum. Tırnak içerisinde bilimsel olarak. Siz? Ben şu şekilde son vermek istiyorum. Bu geceden zihnimde kalan sahne şu olacak. Abdülaziz Hoca'nın ve Celal Hoca'nın el sıkışarak öğrenmek lazım cümlesi. Öğrenmek lazım. Bravo. Bak bu en önemli, en önemli ders. En önemli ders öğrenmek lazım ders. Yani bunu anladıysanız hadi kapat programı gidiyoruz. Ben kapatırsam arkadaşlarımız giderek evrilerek üzerime gelebilirler. Filmatlara dönüşebilirler ve genetik, zor durumda kalabilir. Bak burada birisi genetik diye bağırıyor. Bu, iki tane. Evet, genetik ya, zaten. Hayır abi bu iki adam teminden beri yırtınıyorlar ya. O iki adama geliyor mikrofon zaten. O genetikçi arkadaşlara geliyor bakalım nasıl bir... Evet buyurun hangisi sen genetik? Sen değil yanındakiler. Yanındaki temin... Ha, ya siz... tamam siz seçin o zaman. Ha. Siz seçin. Bana bak üçünüz aynı sesten söyleyin. Becerebiliyor musunuz? Başka bir şey söyleyecektim. Koro halinde. En yakışıklı olanınız konuşsun mesela. Otur yerine. Öncelikle... Bu daha güzel bir olan. Sen moleküler biyoloji ve genetik... Mutasyona uğramış. Moleküler biyoloji ve genetik öğrencileriyiz. Hangi moleküler... üniversite? Kültür Üniversitesi. Ha. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Hocam 50 bin... Yıllık bir süreç içerisinde işte toprak ve sudan işte bir embriyo olduğunu söyledi. Oradan işte insan olduğunu söyledi. Şimdi burada... Ben de itiraz ettim. İtiraz. Ben de ona itirazım var zaten. Bunun ispatlanması mümkün değil. Şimdi şöyle bir şey daha var. Burada birçok arkadaşımız işte ispatlarız diye sesler geldi. Biz buradan duyduk. Ondan sonra şöyle bir şey var. 50 bin yıl, 50 bin yıl içerisinde toprak işte su, taş, hava falan... Bunların bir araya gelip bir canlı oluşturabileceğini söylüyorlarsa bir canlının 7 milyon yıl içerisinde çeşitli genetik varyasyonlar, doğal seleksiyonlar sonucu, mutasyonlar sonucu ya bunlar ciddi manada araştırıldığı zaman çok mantıklı gelebiliyor. Değişebileceğine neden inanamıyorlar? Ben bunu söylemek isterim sadece. Bir dakika bu sorunun cevabını ben Bayraktar hocamızdan alayım. Ya da peki tamam. Siz kendinizi bu o 7000 yıl, 7500, 7 milyar yıl bu konu o kadar rahat konuşuyorsunuz ki sanki bu bilimsel gerçekmiş gibi. Ya bu bunların hepsi birer varsayım kardeşim. Ben söylediğim doğru şu, demiyorum. Bir dakika, İkisine bir dakika. De doğru meseleyi demiyorum. Doğru anlayın. Bir kere 50 bin yılı ben öyle düşünüyorum diye başladım tamam mı? Bir kere ben onu bir kıyaslamayla söylediğimi ifade ettim. Bu tamamen bana ait olan bir şey. Yoksa bir ayetin ya da hadisin hükmü değil. Onu baştan öyle söyledim. Bu bir. İkincisi, orada... Topraktan süzülen bir özden bahsettim. O toprakta, o sizin bahsettiğiniz bilmem şu kadar milyon yıl içerisinde bir takım bazı şeyler, o öz dediğimiz şey bir takım maddeler olarak oluşmuş olabilir. O da sizin göreviniz, onu araştırır bulursunuz. İşte ben de onu diyorum. Tamam mı kardeşim? Arkadaşım, sen, bir genetikçi daha öyle mi? Aha. Peki hadi bakalım tamam. Ben... Tamam, geleceğim oralara da, tamam. Ben aynı üniversiteden... Tamam. Bartu, çabuk. Adın ne ya? Bartu. Ha, tamam. Bartu. Önce size şey sormak istiyorum.
primatlardan veya herhangi bir şeyden gelmişsek, bu kromozom sayıları türden türe değişen bir şey ve kesinlikle gelişmişlikle alakalı bir şey değil. Primatların kromozom sayısını ben bilmiyorum. Ama insanın 44, işte maymununkini de bilmiyorum. Ama kromozomlardan önce sen DNA'ya git. Esas DNA fark ediyor. DNA'lar esas, yani. Esas fark DNA'de. DNA. Değil mi? Peki DNA'larda, tamam DNA'larda bir farklılık var. Mini mini. Bu minik bir farklılık mini, var. Mini. Sonuçta kromozomlar da DNA'nın bir şeyi, ürünü. Şimdi o kromozomlara kadar gelene kadar çok adım var. Esas fark DNA'de o. Yani genetikte mesajı veren DNA'nın yapısıdır. Ondan sonra olan gelişme o kadar karmaşık ki. Öyledir, yani bir küçücük şey müthiş farklılıklar yaratıyor daha sonra, biliyorsun. Muhakkak. Dolayısıyla yani o küçücük bir fark olduğu zaman işte maymun oluyor, insan oluyor, köpek oluyor, bilmem ne oluyor, değil mi? Yok, benim sorum şuydu. Tamam, hani kromozom sayısının azalmasını anladım. Bir radyasyon madde geldi, koptu, gitti. Peki nasıl artıyor? Mesaj, çünkü bak. Biliyorsun DNA'yı, evet, belirli mekanizmaları tetikliyor. Evet. Bu tetiklemeyi sen öyle de değiştirsin, böyle de değiştirsin. Kanser nasıl oluyor? Birdenbire hücreler al. Yanlış bir mesaj gidiyor çünkü. Yanlış mesajın gitmesinin yolu da namütenahi. Çünkü organizma, yani özellikle gelişmiş organizmalar, o kadar karmakarışık ki en küçük bir fark devasa farklılıklara neden oluyor. Birkaç bölünme sonra. Abi, müthiş oluyor yani. Peki. Bir de bir şey daha sorabilirim. Arkadaşım da az evvel söylediği bir ufak bir canlının oluştuğu şey, hani oradan ulaşmayacağı neden inanmıyoruz? Sonuçta ufak canlı da bir hidrojenden, oksijenden, azottan falan oluştuğuna inanıyoruz. Evet. Neden bir insanın oluşmadığına inanmıyoruz ki? O parim değil mi ama? Öyle, ben de aynı fikirdeyim. Peki. O da bir. Peki. Arkadaşımız? Hep de oradan geliyor. Tamam. Hepsi buradan ta ilk baştan başlıyor. Şimdi... Tabii ya, insan evet, kendi başına birden oluşamaz. Çok karmaşık. Kendinizi tanıtın okulda. Sadık Aydemir, Marmara Üniversitesi İlahiyat öğrencisiyim. Sorum Celal Arkadaşımızın Hoca'ya. Arkadaşımızın sorusunu dinleyelim. Ve onun gibi düşünen inanç, yani inanç yönünden veya fikir yönünden aynı düşünceye sahip olan arkadaşlara soracağım. Yani dünyanın yaratılışını bir tesadüf olarak mı görüyorsunuz? Ya peki o, yani yaratılış olarak görüyorsanız yani tesadüf olarak görüyorsanız sizin şu an orada olmanız ne peki? Tesadüf. Yani Allah'a Allah'a inanmıyor musunuz? Bir şey soralım. Peki bu nimetlerin, yani size verilen nimetlerin veya size verilen bu aklın nereden geldiğine inanıyorsunuz? Yani bunu size veren kim? Yani affedersiniz. Yok öyle birisi. Yani ata yok olarak... Yok öyle birisi ya, bunlar kendi kendine... Bir saniye bir şey de sözümü getireyim. Yani siz atanızı bir maymun olarak görürsünüz. Yani... Hayır dedim evladım, benim atam başka bir primat. Peki yani başka maymun... bir saniye. Başka bir primatsa, yani o primatların eşleşmesinden... Doğan şey niye primat olarak değil de insan olarak meydana geliyor? Deminden beri onu anlatıyoruz. Dinlemiyorsun herhalde. Ya yok, dinliyorum da ben size onu sormak istiyorum yani. Gayet basit. Mütasyon diye bir olay var. Yani değil mi? Sen ilahiyat öğrencisi misin? Din kültür öğretmenini. Dil kültür. Evet. Dil ve kültür öğrenirken istirham edeyim. Arada bir biyoloji derslerine de gir. O biyoloji derslerinde sana mütasyonun ne yaptığı ama anlatılır. Ama alıyorsunuz herhalde biyoloji dersleri değil mi? Yok. Almıyorsun. İşte yani bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bir şey yani onu alırsan ben öğrenirsin. Peki yani şu an yeryüzünde Allah tarafından yapılan değişmeleri, yani kalkıp da bir evrim Allah olarak... Allah tarafından olduğu ne malum be evladım, onu soruyorum sana. Ahenk ve nizam içinde yani. Yok öyle bir şey, ahenk ve nizam ayetler falan yok. Ayetler var, yani ayetler delil olarak... Sen de Celal Bey'in dediğine inanma. İnanç, bak, ben İnançsız olmanızı gerektiren sebepler ne peki? Ha? Yani ya dinsiz olmanızı şey gerektiren ya sebepler ne? Çünkü... Yani bu dünya size yetmiyor mu? Ben, veya daha, hayır, ben daha hayat, çok şey mi istiyorsun? Ya, yaptığım bilimde... Onu anlatmak istiyorum ben. Din kitaplarında söylenileni göremiyor. Bayındır Hoca kısa kesti aslında. Sen dedi Celal Hoca'nın söylediğine inanma dedi. Celal Bey'in dediğine inanmayın. Gerçekten ben bunu inanarak söylüyorum. Yani çünkü... Ona hiç şüphe yok. Tabii yani böyle bir şey. İnanarak söylediğine hiç şüphe yok. Yani. Arkadaşlar yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonuna geliyoruz programın. Sizde bir mikrofon vardı. İki arkadaştan daha soru alacağım ve bir toparlama yapacağız. Çok çabuk lütfen. Ben İklim Aneciva Kabasakal, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben dediğiniz gibi biyoloji, diğer dersleri, bilim derslerini görmek isterdim ama göremiyoruz. Çünkü biz rivayetin içinde boğuluyoruz. Biraz daha dirayet yöntemi öne çıkarılmalı. Dediğiniz gibi Kur'an kurslarında bilim olmuyor. Tamam bilim olmasın ama o insanlar, o çocuklar biraz daha akıllı kullanmaya yönlendirilebilir. Sevgili ilahiyatçı hocalarımız bunların için bir şeyler yapamazlar mı? Yani biz
akılımızı, aklımızı kullanabilmemiz için lisansı bitirip yüksek lisansı 25 yaşını beklemek zorunda mıyız? Almanya'lara gidiyor. Peki. Buradan bir arkadaşımıza hemen mikrofonu. Sonra gözlüklü arkadaşımız. Siz buyurun. Buyurun. Evet, tartışmalar genellikle bir noktada kilitleniyor. Yani şu şekilde işte bir taraf diyor ki Tanrı ve din kuramlar ve işte soyut şeyler bütün. Dolayısıyla biz sizi nasıl yanlışlayabiliriz? Diğer tarafta diyor ki siz işte söylediğiniz şeyleri yanlışlandıkça değiştirebilirsiniz. Biz sizi nereden yakalayabiliriz? Dolayısıyla bu tartışma bitmiyor. Konumuz din ve bilim. Ben bilim konusunda konuşulduğunu açıkçası pek düşünmüyorum. Çünkü bilim ülkemizde ne yazık ki genellikle bu tartışma üzerinden vitrine çıkıyor. Diğer konularda pek tartışma olmuyor. Bu konuya geldiğimiz zaman hepimiz bilim adamı kesiliyoruz. Karşımızda gerçek bilim adamları var. Sizi tenzih ederim tabii ki. Ancak diğer konularda kendi alanlarımızda ne yazık ki pek bilgili olmuyoruz, üretime geçemiyoruz. Ben bilişim platformu sayesinde diğer hani bilgisayar mühendisliklerindeki arkadaşlarla görüşme imkanı buldum. Herkesin sorunu genellikle aynı. Düşündükleri şey şu, Türkiye'de bilim ve teknoloji yeteri düzeyde ilerleme sağlamıyor. Ben isterdim ki bütün konularda, diğer işte bütün konularda TÜBİTAK'ta, hani devamlı evrimle ilgili konularda veya yaratılış teorisiyle ilgili konularda gündeme gelen bu kurumumuzun sadece evrim üzerinden değil de diğer bilim dallarında da işte çeşitli buluşlarla kendisini duyurmasını... Yok, üçlü adamlara baksana hiçbir şey olmaz. Yani Türkiye'de işte... adam gibi üniversite yok. Bak üçümüz de üniversite mezunuyuz. Değil mi? Adam gibi üniversite yok Türkiye'de. Bir tane bile yok. Yani bunları önce... Ha bunlar çok önemli konular. Yani şimdi onu tartışmıyoruz, konumuz değil ama unutmayın ki siz hiçbiriniz üniversitede okumuyorsunuz. Yani eyvah, ben eyvah, bunu eyvah. Yırtınıyorum, siz anlatmaya çalışıyorum. Okuduğunuzu sanıyordunuz siz, değil mi? Yani ben yırtınıyorum, bunu Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorum. Üniversitelerimiz bir felaket. Korkunç durum. Yani bakın, Bayındır Hocam ne diyor? Ben Tübingen'le çalışıyorum. Değil mi? Tübingen'deki adam bana geliyor diyor. Hocam da eminim bir sürü dış kontağı vardır. Fakat siz Türkiye'de onların Tübingen'le bilmem neyle Göttingen'le Berlin'de konuştuğu gibi birbiriyle konuşan üniversite bulamazsınız. Yok. Yani şunu da söylemek istiyorum. Açıkçası sizlere teşekkür ediyorum. Bu konuda madem ki tartışıyoruz akademik çalışma yapalım demişsiniz. Ve bir proje öne sürmüşsünüz. Siz de zamanda kitabınızı yazmışsınız. Belki arada bayağı bir çalışma daha yaptınız. Bunları bilemiyoruz. Türkiye'ye böyle bilim adamları lazım kesinlikle. Ve eklemek istiyorum. Bir de şurada bir kız kalktı biraz önce. Kalk kız bir daha. Neydi adın senin? Zehra bir laf etti. Ben dedi bir mesaj götüreceğim buradan. Öğrenmeye devam. Zehra helal olsun. Bak bu hepimiz için geçerli. Sizden iki meslektaşımın önünde bir şey rica edeceğim. Hocalarınızı çok ciddiye almayın. Bakın. Siz dahil mi? Üçünüz de. Hepimiz dahil. Peki. Kendi başına. Çünkü bakın Bayındır Bey buraya geldiğinden beri, tanıştığımızdan beri bir laf ediyor. Kontrol etmeden inanmayın diyor. Sonra ikisi bir oldular. Bir eşhedüyle başladılar. Dediler ki, hakikaten ikna olmadan hiçbir şeye inandım demeyin. Adam gibi öğrenin öğrendiğinizi. Ve senin dediğine gelelim, öğrendiğinizi uygulayın. Biraz önce de senin dediğine geleceğim. Bize faydalı olsun bu diyorsun. Bilim adam gibi yapılırsa faydalı olmasına mani olamazsın. Niye biliyor musun? Sorumu da para kazanmak isteyen çok herif var ortada. Adam gibi bir şeyler yapılırsa... Artık soru değil de diğer arkadaşlarımızdan da bir görüş alacağız, bitireceğiz. Peki, o zaman mikrofona... Zehra, o söylediğinden daha iyi bir şey söyleyemezsin. Helal olsun. Mikrofon, Zehra'ya Zehra, mikrofon. Tamam. Hocaların hocalara inanmama konusunda çoğusunda olmasa da kısmen bu konuda da hemfikiriz. Yaşa Zehra. Hemen o yine arkadaşımıza uzatın mikrofonu. Buyurun, ayaktayken konuşabilirsiniz, kendinizi de tanıtın. Yavuz Altun, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Sayın Şengör'e sorum olacak. Sayın Şengör,
konuşmasında bir soruya cevap verirken şöyle dedi. Bu evrim halen devam ediyor. 8000 yıl sonra insanın nereye varacağını bilemeyiz. Ne şekilde döneceğini bilemeyiz. Bu 8000 yıl önceyi de bir hipotez olarak 8 milyon yıl öncesini de kanıtlayamayız. Ne olduğunu tam olarak bilemeyiz. Atamız kimdir falan gibisinden. Şöyle bir örnekte bulundu. 8 milyon yıl öncesinde Karadeniz 140 metre aşağıdaydı. Hayır efendim 8 bin yıl önceydi o. Ama sen milyonlarla binleri karıştırıyorsun. O daha iyi, o daha iyi. 8 bin yıl önce Karadeniz 140 metre aşağıdaydı. Şu an 140 metre o seviyeye göre daha yukarıda. Yani bence o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Şurada 2 ay öncesine kadar barajlarımız, İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul çevresinde büyük bir su sıkıntımız vardı. Barajlarımız %10'un altındaydı. 2 ayda Cenab-ı Allah sizin gibi böyle yanlış düşünen insanların olmasına rağmen gene bize lütfetti de suyunu ikram etti. %90'ın üzerine çıktık 2 ayda. Demek vallahi ki Cenab-ı Allah istediği zaman Ankara sıkıntı yok. Ankara dolu herhalde. Ankara'da bir şey yok. Maalesef. Maalesef. Yani bunun Allah'la alakası yok arkadaşım. Şöyle bir mantıki çıkarımımı söyleyeyim. Şöyle bir çıkarımda bulunup bitireceğim. Şöyle bir mantık yürütürsek eğer bizim dediğimiz doğruysa ki bizim dediğimiz doğru. Ha. Bizim. Ya o zaman tartışmaya lüzum yok. Öbür tarafı da söyleyeceğim bir saniye. Bizim bir kaybımız yok. Lakin sizin dediğiniz doğruysa veya sizin dediğiniz yanlışsa sen bunu kim maalesef söyledi? Sen kim söylediydi bunu biliyorsun? Hazreti Ali söyledi bunu. Pascal. Bu Pascal gibi Hazreti Ali söyledi diyorum. Daha önce yaşayan. Gazali. Hazreti Ali'den. Hazreti Ali'nin bir sözüdür Hazreti bu. Hazreti Ali'den naklen Gazali. Pascal Gazali'den alıyor yani. Öyle mi? Öyle tabii. Helal olsun. Öyle tabii. Bak. Ondan o daha zaman, önce. Yani bak ben yeni bir şey öğrendim. Teşekkür ederim. Ondan daha önce de Hazreti Ali Efendimiz var. Bak arkadaşım. Buna... Ben eğer bir Allah varsa ona karşı namusluyum. Ben Allah'ı aldatamam. Öyle gözükmüyorsunuz burada. Ben menfaatim için inanmam. Ben hocam ne dedi? Hocam ne dedi? Eşhedü dedi. Ha sen demek ki öyle yapmıyorsun. Kimse menfaat için inanmıyor zaten. Gerçek olduğu için inanıyoruz biz. Bir dakika sen ne diyorsun? Ama diyorsun inanmazsan yanarsın. Ben razıyım. Yeter ki doğruyum diye. Sonuç onu gösteriyor zaten hocam. Peki teşekkür ediyorum. Size alıyorum ve... Paris de Pascal. Evet, siz ve siz son oluyorsunuz. Orta çağdan ben gerçekten çok uzadık. Zamanımız da kaçtı. Önce benim... siz sonra siz bitiriyoruz. Yok. Evet. Ruh testi çok değil çabuk. De benim... bir tespitim olacak. Hem son sözü aldığım için de iyi oldu. Sorun olduğundan bahsettik. Adam gibi üniversite, adam gibi eğitim, bilimsel ilerleme olmadığından bahsettik. Einstein'ın ünlü bir makalesi Sol dergide yayınlandı. Ben onu bir tespit olarak da size okuyayım. Buradaki öğrenciler de faydalanmış olur. Makalenin ismi Neden Sosyalizm? Kapitalistler arasındaki rekabetle bağlantılı olarak kar dürtüsü, sermaye birikimi ve kullanımında dengesizliğe yol açar ki giderek daha da şiddetlenen bunalımların nedeni budur. Sınırsız rekabet büyük ölçüde emek israfına ve bireysel toplumsal bilinç tahribine neden olur. Ben bireydeki bu tahribatı kapitalizmin en korkunç kötülüğü olarak görüyorum. Bu büyük kötülükleri saf dışı edecek sadece tek bir yol olduğuna inanıyorum. Bu yol toplumsal hedeflere yöneltilmiş bir eğitim sistemine eşlik edeceği sosyalist bir ekonomi kurulmasıdır. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun, buyurun. Alican Bayram, Sakarya Üniversitesi. Ben öncelikle Şengör Hocam'a şunu söylemek istiyorum. Din ile bilimin çakışmayacağını söyledi. Evet ben de bu konuda katılıyorum. İnancınızın zayıf olduğunu söylediniz. Yok zayıf değil sıfır. Yok sıfır diyelim. Peki Kur'an-ı Kerim'de suları... Özür dilerim bir dinleyebilirseniz beni çok özür dilerim. Kur'an-ı Kerim'de suların birbirine karışmadığı 1400 yıl önce söylenmiş ve bunu bilim adamlarımız çok yakın bir zamanda... Daha önce biliniyordu biliyorsun. Bir söyleyebilirsem müsaade ederseniz. O zamanki şartlar altında bunun bir, bu benim için bir ispattır en azından. Ama İkincisi hocam bir saniye. Arkadaşımız hocam çok ateşli. Tamam. İkincisi Ankara'da suların azlığını çok günahkar insan olmasına bağladı. Herhalde Ankara'da siyasetçiler var ondan kaynaklanıyor. Çok yalan söyledikleri için. Bak bunu alkışlarım. Üçüncüsü ortada Şengör Hocam'ın yaptığı muazzam bir kısır döngü var. Buna değinmek istiyorum.
Kendisi söylüyor, kanıt yok diyor. Benim düşüncem değişebilir diyor ileride diyor. Şu anda inanıyorum ama ileride değişebilir diyor. Ama körü körüne savunuyor. Ben bunu anlamıyorum. Körü körüne savunmuyor. Körü körüne savunuyorsunuz hocam. Hayır başkan, diyorum ki şu anda en iyisi bu. Şunu iddia ediyorsunuz ama. Hayatım, benim en iyisi şimdi bu. Benim bir primattan geldiğimi iddia ediyorsunuz. Şimdi bildiğimin en iyisi bu. Bu değişebilir. Ama sonuç, şimdilik en iyisi bu. Bir ben nereye bağlayacağım onu algılayabilirseniz bana hak vereceksiniz. Körü körüne savunuyorsunuz. Aynı şeyi Abdülaziz hocam yaptığında ise, Bayındır hocam yaptığında ise buna bir eleştirisel yaklaşımla yaklaşıyorsunuz. Ki ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Siz ruhu nasıl tanımlıyorsunuz? Yani evrimden bahsediyorsunuz ki benim anladığım kadarıyla buradaki insanların hemen hemen hiçbiri evrim yok diye bir şey söylemiyor. Ayrıldığımız nokta insanın evrimi, insanın hani bir hayvandan gelmediği noktasında ki ben buna neden inanıyorum? Çünkü insanlarla hayvanları ya da insanlarla diğer varlıkları kıyasladığınızda dünyaya hükmeden biziz şu anda. Sana aklımız var. Bakteriler hükmediyor. Ha, nasıl hükmediyor hocam? Şu an nasıl hükmediyor? Onları yok eden de biziz. Edemiyoruz. Yok, nasıl biz değiliz? Siz az önce bahsettiniz hocam. Hayır, biz elimizden geleni yapıyoruz ama edemiyoruz. Sonuç olarak öyle bir sona gidiyoruz. Yani dünyanın bir sonu var. Ve tesadüflerden bahsettiniz. Muhakkak ki var. Bir dakika, nereden biliyorsun? Siz nereden biliyorsunuz o zaman? Biliyorsunuz o zaman 8 şu evrimin çünkü şeyini. Ben ölçebiliyorum. Gayet basit. Ölçebiliyor. Bu gidişle ben de şunu söylerim o zaman. Bir saniye. Ben de bunu söyleyebilirim o zaman. Yok. Tamam. Hiç benim yanımda da bir gün ölçsün de bir göreyim. Ben de şunu söyleyebilirim o zaman. Bu gidişat onu gösteriyor. Sizinki eğer bilim adına bir kanıtsa, benimki de bilim adına bir kanıt. Bu gidişat onu gösteriyor diyebilirim. Senin kanaatin güzel. Hiç itirazım yok. Güzel bir hipotez. Onu gösteriyor dediniz. Ha, bu arada aynı fikirdeyiz. Boka gittiğimiz konusunda aynı fikirdeyiz. Eyvah. Yani orada aynı fikirdeyim ben de. Tamam, bitiriyoruz. Neyse. Son. Teşekkürler, tamam. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Bitti. Hayır, bitirdik. Lütfen. Evet. Şimdi. Bayındır hocam hepimizi sopalayacak. Evet, bence de. Gerçekten çok önemli, çok duyarlı ve çok farklı bir tartışma oldu. Programın başında ama Bayındır Hocam özellikle söyledi, daha önce bizim Ötenazi ile yaptığımız programda da söylemişti. Kendisine ateist diyenler ya da ateist olarak tanımayanlar için bakmayın siz onların öyle dediğine, hiç kimse öyle değildir. Başları sıkıştıklarında Allah'a başvururlar diye. Ben şimdi buradan nereye geleceğim? Hocamla, yani Celal Hoca ile konuştuk. Onun asıl uzmanlık alanıyla ilgili bir şeyi sormadık. Bu deprem ne zaman olacak? Onu da Allah mı bilir hocam? Siz bilir misiniz? Onu Allah bilir. Ya gördünüz mü? Peki. O zaman onunla ilgili bir şey daha söyleyerek bitirelim. Demin primatları taklit etmişti hocam. Kalktınız, aksiyon olarak. Hayır, yap bir daha primatlık yap. Sadece bu tür aksiyonları yani daha iyi ifade etmek için hocamız çok yapıyor. Depremle ilgili bir tartışmamızda, programımızda ne yaptınız? Yere vurmuştunuz değil mi? Güçle ve bunun ne? Deprem oldu. Evet. İşte. Deprem oldu, sallandık. Bak. Tamam. Deprem olunca, depremi hissettiğinde Türkiye'de, hadi öyle bitirmiş olalım. İnanan, inanmayan herkes Allah Allah diye aşağı koşar değil mi? Bütün tarih. Tamam. Yok, bu inansın inanmasın, bu içten gelen bir şeydir. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gerçekten çok önemli bir tartışma olduğunu düşünüyoruz. Genç arkadaşlarımızın katkılarını da çok teşekkür ediyoruz. Bir de onları uzaklardan gelen Altura ulaşım için, bize ulaşımı sağladıkları için teşekkür ederim. Şimdi aynen sizi yolcu edecekler. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne de bu salonu bize sağladıkları ve misafir ettikleri için tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir başka siyaset meydanında görüşmek üzere. Mutlu sabahlar efendim.